Evet önce sen geliyorsun çünkü Twitch daha geriden geliyor ama genel olarak sen geriden geliyorsun sadece yayın başına sen önce geliyorsun Twitch daha geriden geliyor ee, her neyse herkese merhaba hoş geldiniz sevgili arkadaşlar dün biraz tabii ki e, özetini yapayım e, bir önceki bölümde neler oldu bir önceki bölümde e, Naxxamas raid'i yapmak e, zorunda kaldığım için pazartesi günü ki perşembe günü de öyle olacak çok fazla level e, kasamadım Biraz da zaten Strangletonveil'de PvP vardı. Ee, onlara bunlara bulaştım. Sanırım e, 40, 43 level'ın ortalarında falan e, yayını ve dolayısıyla videoyu kapatmıştım. Yapmış olduğum bütün quest'ler beni zaten e, 44 yaptı. E, sonrasında da dedim ki ben birazcık boost mu alsam? Evet boost alıyorum. ve Diğer taraftan boost'un da tam olarak ne olduğunu göstereyim de istedim. Hem yayında hem de e, videoda. Bu da olsun. Hep diyoruz ya boost, boost, boost. Nedir bu boost? E, boost, sevgili arkadaşlar, böyle bir tane e, level 60 büyük ihtimalle mage'in e, yanına böyle level, işte o dungeon'ın level'ındaki, o dungeon'a girebilecek seviyedeki insanları alıp böyle kapıda bekletip bütün yaratıkları bir yere çekip orada öldürmesi ve de e, örneğin Hmm, Maradon için işte yaklaşık 35 bin, 40 bin e, experience'ci var. Experience geliyor. XP barımıza bakıyoruz. 117. Hadi diyelim ki 120 bin experience lazım. Yani demektir ki 3-4 e, boost dungeon'ında bir level alabiliyoruz. Bu 3-4 boost dungeon'ı da zaman olarak yaklaşık e, 45 dakika 1 saat arası değişiyor. Yine Para olarak da tabii ki her dancına göre farklılık gösteriyor. Yani maradonda bir Ranın fiyatı 25 gold şeyde ise RFC'de ise mesela bunun fiyatı 3 gold mu ne? Onun için yani boosting dediğimizde aklınıza gelecek şey bu olması gerekiyor. Tam olarak budur. Mevzu budur. Dikkat edeceğiniz diğer bir nokta, ee, bir günde en fazla 30 kere instance'a girebiliyorsunuz. Yani bu da şu demek, ben mesela buradan başlayayım, gideyim, gidebildiğim kadar bütün gün boyunca param da var, vaktim de var, vereyim parasını, birisi beni boostlasın, e, yapamıyorsunuz çünkü 30 dungeon sonrasında e, günlük limitinizi doldurmuş oluyorsunuz. Blizzard böyle bir e, limitleme koymuştu, özellikle botların önüne geçmek için. Selamlar Okan abi demiş. Kara Sabat hoş geldin. Forli sen de hoş geldin. E, Luinir sen de hoş geldin. Determinated hoş geldin. Dasta merhaba. Evet boost cenderesine girilmiş. E, Boost'a düşmüşüz. Doğru. Bunlar doğru yorumlar. Dur. E, öbür klientten read'i çek geldi. E, burada da warrior'a boost alıyoruz. Hadi bakalım. Bu da 3 gold'luk boost. Fakir boost'u. <laughs> trade. Ay follow vermiyor. Ne yapıyorsun sen? Biz buna para verdik mi? Vermedik galiba. Neyse. Atar bir trade. Şey yaparız. 25 gold bir Maradona e, boost'u sevgili Das da, Gehennas'ta, yani bir randa e, 100 gold'u alıyor. E, temiz para. Şunun parasını vereyim de. Ya hadi be. Arada kaynayabilir miyim? Yok mu öyle bir şey? Evet. Evet. 3 gold. Great, great. Tamam. Mark of the ne yapayım abi ben? Şöyle at. Maradona'da mark of the ne yapayım? Neyse tamam. Warrior'ımız burada dursun. Onunla işimiz bitti. 25 gold veriyorsun. 10 gold çıkıyor zaten kafanı kullanırsan 15 gold'a tekabül ediyor. Evet doğru. Genelde boost'lar da ee, Loot size kalıyor. Ben de ne almışım? Sanırım bu ikinci mi? Üçüncü ranım galiba. İki herhalde ya. Bilmiyorum işte bir sürü rugged leather. dört tane elemental earth. bir sürü bir şey de tabi destroy ediyorum. Bir tane çanta çıktı. Yani dört, e, on de burası. On altı gold. Ve bunları da işte yirmi, yirmi iki, yirmi beş. Neredeyse üç boostta bir tanesi bedava geliyor diyebiliriz. Neredeyse. Lootlarken çok taktiksel davranmak lazım. Akıllı e, bank management önemli. Şeyde master looter olduğu için Maradon'da öyle bir şey yok zaten. Herkes nasibinde ne varsa onu alıyor. Master looter'du yanılmıyorsam değil mi? Aynen master looter. Dolayısıyla nasibinde ne varsa onu alıyorsun. Mark of the Chosen bis artı bis mi? Furkan'cım e... Rogu <laughs> rogum ya ben 16 senedir. Mark of the Chosen ne zamandan beri bestin slot oldu bilmiyorum. Yok şeyler lootlayamıyorsun ya. Ee, değiştirmişler onu galiba hokka. Çünkü bazı cesetler lootlanmıyor benim tarafımdan. Skinning yapmaya çalıştığım için biliyorum. Yok olmuyor, lootlanmıyor. Yani büyük ihtimalle doğrudan master looter yaptığı için. FFA yapıp loot trash oldu yapmadığı için. Onun için yani öyle carçurt carçurt gitmiyorum. Markov the chosen iyi aslında bu level'larda. İyi e de bu level'larda oynamayacağız ki arkadaşlar. Bakın şu detayı kaçırıyorsunuz. Yani level 45'te mi oynayacağız oyunu? Hayır. E level 60 olacağız. E ne zaman olacağız? 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra ama olacağız. Yani özellikle benim gibi çok oynayan birisi diyelim ki bir hafta sonra level atmış oldu. Markov the ne yapayım? Ne yapayım Markov the çözünü? Oynayacak olsam da o quest çok e, uğraştırıcı bir quest. Onun kafası bunun toynağı bilmem ne falan. Experience için yapılır. Yani item için yapmanın bir anlamı yok. Mark of the Chosen'ı e, işte Warrior veya Druid oynayan arkadaşlar alsın. Onlar tanklayacağı zaman evet 60'da da iş yapıyor. Ama ve lakin bir Rogue olarak benim alacağım 3 damage 5 damage. işte 2 yaratık da artı 15 bilmem ne gelse ne olur gelmese. Ne olur bu usta düşmüş bir kere 60'a kadar gider bu iş 60'a kadar gidemez zaten 60'a kadar gidecek param yok Öyle bir meblağ yok öyle bir durum yok Ya biraz böyle hızlandırıp çünkü Kendim oynarken Yayında oynarken 5 saatte falan bir ancak level alıyorum yayında çok hardcore leveling yapmıyorum O da ister istemez level hızımı düşürüyor en azından kendi oynarken daha kafam ve gönlüm rahat oynarım. Ee, biraz da sohbet muhabbet ederiz. Ee, biraz warrior'lı oynama fırsatım olur. Level 60'a kadar bu alıp ne yapacağım? O da çok sıkıcı olur. Yok sıkıcı olur. Aha geldim. Selamlar. Milk denen Eli'den intikam alınmıştır. Ciddi mi Rage Rider? Adamsın be. Druid vs. Druid mi yaptınız? İki Druid'in birbiriyle pipsi de. Wow. <laughs> Screenshot'ını attım. Nerede? Nerede screenshot'ı? Ha bu mu? Yok. Bu milk değil. İyisi böyle değildi. İyisi şapkalıydı galiba. Yakındı. Yo, Druid mi bu? Hah, Evet evet tamam. Durit Do doğru doğru. Eline sağlık be. Rage Rider be. Milk e, bizim düşmanımızdır. Guild'imizin düşmanıdır. Click fake, Support demiş ki Akfon diye şimdi iki kişi mi izliyor? Biri ben, biri sen misin demiş? E, hayır galiba. Hayır çünkü bir sürü insan yazıyor veya bunlar botta olabilir. Rage Rider bir kez daha guildimizin e, adını akladı, yüzünü kara çıkartmadı confused wiring'i de türlü satmamışım duruyor bu da çantamda 4 gold da buymuş. Ne yapıyorsunuz ne var ne yok? Anlatın bakalım. Çünkü sohbet muhabbet edebileceğimiz bir gün. Geldim. UFO'yu da açtım. Kumandası uzakta kalmış da. Work 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 work. Work 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 work. gruba grup kurarken e, yazılan kısaltmaları anlatır mısın hocam bugün? Anlatayım. Mesela e, bilmem ne HR diyor. İşte Hartofakkar HR. Clock of Consumption, HR diyor. HR. Human Resource değil, insan kaynakları değil. O HR demek, Hard Reserve demek. Bunu genelde HR olarak kısaltıyorlar ki insanlar da anlamasın diye. Hard Reserve'de o eşya eğer düşerse senin onu alma şansın yok. E, grubu kuran kişi kendisine veya işte bir arkadaşına veya guildine o eşyayı önceden reserve'lemiş oluyor. Molten Core mesela... İşte binding'ler, hard Resort falan gibisinden görürsünüz. Ne oldu? Ready check oldu. Daha bu öldürmüş mü? Güzel. Sonra SR var. O da soft reserve'ün e, kısaltması. SR, Samsung Rize. Soft reserve'de nedir? Soft reserve'de şudur sevgili arkadaşlar. E, mesela o dancından bu item düşüyor. Hive Flint, Flint X düşüyor. Bu eşyayı ben soft reserveledim. Bilmem ne boss'undan bu düşebiliyor tamam mı? Ben bunu soft reserveledim. Ve diyelim ki başka da kimse bunu soft reservelemedi. Bu şu demek? Eğer o eşya düşerse ben alacağım. Çünkü başka kimse o eşyayı istememiş demek. E, i̇stediyse de o zaman diyor ki, e, grubu kuran önceden kardeşim sen bunu bana söylemeliydin soft reserve'ını yapmalıydın. Herkesin genelde bir tane soft reserve hakkı oluyor. Soft reserve runlarda bazen işte tanklara, healer'lara ikişer tane hak falan da veriyorlar. Ee, eğer birden fazla kişi bu eşyayı soft reserve yaptı diyelim. Mesela bütün parti aynı eşyayı soft reserve yaptık. Olabilir. Bu item de düştü. O zaman diyor ki Zaratın abi soft reserve yapanlar zaratın. Herkes zarını atıyor. Kim yüksek gelirse ee, o loot'unu almış oluyor. Başka ne tür bir kısaltma var? Ee, başka ne tür kısaltma var? Yo, mesain ardından çayımı kahvemi hazırladım. leveling yapacağım. Keyifler nasıl? İyi yayınlar demiş eee Farger Yan. Gayet iyi ee, hoş geldin. Ne kadar güzel bir gün. O zaman senin için. Ah, Mamercan'ın söylediği var bir de. Şimdi bazı anlarda e, G-bit, Gold-bit genelde G-bit olarak kısaltılıyor e, veya da GDKP yani e, e, Gold Dragon Killing Point falan gibi saçma bir anlama geliyor ama böyle. Onda da durum şudur. Bu demek ki bütün eşyalar. Parayla satın alınabiliyor. Genelde de istersen senin klasının da çok işine yaramayan bir eşya bile olsa parayı veren düdüğü çalar kardeşim diyor. Çünkü oranlarda mevzu para üzerinden dönüyor. Diyelim ki bu eşya düştü. Bu eşya düşünce e, raid leader buna linkliyor. Diyor ki işte buna 200 gold'dan başlatıyorum. Biri 210 diyor. Öbürü 220 diyor. Öbürü 250 diyor. Artık kaça kadar giderse... Diyor ki tamam abi. İşte Bingold'a gitti. Kime gitti? Malibu'ya. Malibu'ya eşya koyuyor. Bingold'unu alıyor. Sen sağ ben selamet. Şimdi tabii ki bir dancında dungeon'da bir raid'de bir tane eşya düşmüyor. Diyeceksiniz ki onlarca eşya düşüyor. Her biri işte 300'er 500'er biner gold'dan gitse bu paraya nereye gidiyor? gold bitranlarda sevgili arkadaşlar para genelde dağıtılıyor. Hepsinde değil. Genelde dağıtılıyor çünkü bazı gold bitranlarda e, para dağıtılmaya biliniyor. Onda da uyanık olmanız lazım. İyice kurallarına bakmanız lazım. Peki para nasıl dağıtılıyor? İşte 40.000 gold düştüyse herkese biner gold mu oluyor? Hayır 40.000 gold düştüyse herkese biner gold vermiyorlar. Onun yerine işte bir takım kesintiler yapıyorlar. E, Rana düzenleyen kendisine yaklaşık bir %20'lik kısmını alıyor genelde. Bir %10'da işte best DPS, zart e, tank, zurt yığılır falan derken gidiyor. Geriye kalan %70'ini de eşit olarak e, dağıtıyorlar. Öbür taraftan da para istiyor. Arkadaşlar herkes para istiyor. ha e, Bir taraftan bir de şöyle oluyor. Özellikle grup veya Onyxia'da görürsünüz. İşte Soft Reserve Run, SR... Ama ne bileyim e, çanta gold bit veya da idoller gold bit. Genelde işte buranlardaki gold bitler e, dağılmayabiliyor. Raid leader kendisine alabiliyor. Onun için e, bu tür yerlere giderken iyice bir uyanık olmakta fayda var. Sonra ya adam işte 10.000 gold aldı cebine niye koydu demeyin. Giderken sorun o para nereye gidiyor? Ne oluyor bitiyor. Satmalar hakkında bir YouTube videosu çıkar gibi. Allah işte bu yayının tekrarını YouTube'a atacağım artık kime ulaşır bilmiyorum. Magic Resistance Potion para eder mi hiç zannetmiyorum. 2 gold ne etsin. Bunları unuttayım bir taraftan. Oh. Huzur boosting de. Oh. Lan bir elemental earth ver be. Derilerini de lootlayayım. 25 gold veriyorum ben bunu. Tamam tamam Ben de quest Run yapıyorsunuz zannettim. Yok ve bu level'da quest kim alsın abi? 45 level rogo. mi kahvaltı falan yaparken dedim biraz bu ustalıyım ya yani. ne var? Ne var yani? Mejler taş mı yesin arkadaşlar? Mejler ee, kime boost satsın? Hoş bayağı sıra bekliyorsun. Yani burada boostun da ne kadar niye pahalı olduğunu anladım. Sıra bekliyorsunuz. Biri çıkıyor biri giriyor. Pıt pıt. Ee, golemakta bilmem nerede falan o kadar değil. Ee, bu kadar müşterisi varken de tabii ki mage'ler piyasayı iyi tutuyor. Yani normalde şunu beklersin. Ya bir sürü oyuncu var. Dolayısıyla bir sürü de mage vardır. Ee, boost yapan falan dersin ama çok öyle görünmüyor. Ya kirli işler dönüyor. İşte boosterlarını öldürüyorlar falan. Diğerlerini bırakmıyorlar ki zannetmiyorum. Ee, ya da harbiden çok fazla oynayan var ve e, bu fazla oynayanlar bir noktada boost aldığı için Mecler'de rahat rahat 25 gol turan başına alabiliyor. Mecler bunu TBC'de yapamayacak. Hayır. Ee, bunu Paladinler işte dün de konuşmuştuk ya Paladinler TBC'de yapabilecek. Ha, elbet bir yol bulunacaktır insanlar. Çünkü artık akıllılar. Ee, oyun mekaniklerine daha fazla kafaları basıyor. Eskiden böyle yapan elbet vardı ama belki de 3 kişiydi belki de 5 kişiydi dolayısıyla e, çok şey bilinmiyor sen o derilerden boost'un parasını çıkartırsın ki evet yani 25 gold veriyorum run başına ama 3 randa yani %30'unu büyük ihtimalle loot'tan geri alıyorum e, %30'unu da geri alınca aslında yani evet paramı para çok paramı çok para ama yapacak bir, bir şey yok. Tek pull stratholme çekiyor paladin. İnanılmaz boost. E, dün evet yayında bunları konuştuk. Tek e, pull'la bütün stratholme'ı çekeceğini falan. Ve oradan da level 60'ken stratholme'deki 60 eritlerin o kadar fazla yaratığın bir anda çekilip öldürülmesi çok iyi experience verir. Kaça kadar verir? Ne kadar verir? E, onu bilmiyorum ama elbet birileri hesabını kitabını yapıp Mesela 58 karakteri boost alıp adam çünkü 58 karakter boostlanabilecek ya. Bir kereye mahsus. 58 karaktere boost alıp sonra da onu gidip orada hop 62 bilmem kaç falan yapabilir. Ne oldu? Ha, takıldı. Klasik Dungeon experience'larını nerf'lerler. Hiç zannetmiyorum. Blizzard ee, hiç zannetmiyorum böyle bir şey yapsın. Bu arada Mage Weave klotlarınızı Mage Weave bandaja çevirirseniz Vendor'a daha pahalıya gidiyor. Ee, Heave'i Silk e, Heave, aman. silk klotlarınızı da Heave'i Silk bandaja çevirirseniz Vendor'a daha pahalıya satabiliyorsunuz. Bunlar da boost alırken çantanızda bir sürü bir şey olacağı için daha efektif kullanmanızı sağlayabilir çantanızı. Efendim bunu da e, hatırlatayım. Bunu da söyleyeyim. Ne yapayım Art of the Wild'ı? Ne yapayım? purple lotus'u para etmeyen şey bizimle değildir. İki gold diyor ama umarım iki gold için tutuyoruzdur. da gitsin. Ya buradan bir tane şey ee, chest çıkıyor ya rare boss'tan. Hiç ne rare boss gördüm ne de o chest'i gördüm ya. Ağaçlarda hele dursun şimdilik. Sen kaçsın. E güzel. Private server'da bile nerflemiyorlar. Bir hızır hayatta girmez o işe. Tabii bir de e, yani abi düşük seviyeden insanlar yine level kasacak, ne olacak öyle? TBS'de hangi çarlar güçlü? Paladinler bir şey yapabilecek, bir şey ne? Bir yapabilecek dedim. Ben Frost Mage oynamak istiyordum. Ha şey mi? E oyna ya sen yine Frost Mage oyna. Grump. Ama Frost Mage oynarken e, Blizzard'ın herkese damage vurması olayı kalkıyor. 5 yaratığa kadar mı ne? E, damage vuruyor. Ondan sonra o damage herkese bölünüyor. Araya damage da sıkıntı oluyor. Ama Frost Mage e, PvP'de gayet güçlü. Biz daha Hunter nasıl top DPS? Ah, Hunter Warlock top DPS. Solist tonları bana mail atabilirsin abi. Attım şu an, ee, şu an attım. Solist tonları. Evet, alabilirsin. Buyback ortak bu arada. Yanlışlıkla bir Vendor'a eşya sattıysanız başka bir Vendor'a gidip buyback dediğinizde oradan alabiliyorsunuz. <laughs> Abi candır. Arkadaşlar Pompiro çok 2004 metası falan biliyorsunuz değil mi? Hala Pompiro ile birilerini öldürebiliyorsanız Büyük ihtimalle Wand'la falan da öldürebileceğiniz hedeflerdir o Pompiro ile ölenler. Çünkü HP'si düşüktür. Ve ne bileyim Pompyro'ya polimorf yapacaksın. Pyroblast kestireceksin. Sonra bir de Pompyro atacaksın. İşte trinketi olmayacak da, o olmayacak da, bu olmayacak da. Ee, ya şeyde arenada burst için yapar bak. Arenada burst için özellikle birinci sezon iş yapar mı? Yapar. Vay Nasfelak kaç paraymış ya bu hizmet. Benim aradığım hizmet o yıllardır. DMT tamam samın alıyoruz da DMT'nin içinde 5 dakika dolanıyoruz. Tak tak iki samına çözülüyorsa harikuladeymiş. 35 gold. Eder bir şey söyleyeyim mi? Eder ha 35 gold verilir. Zaten 15 gold normaline veriyorsun. 20 daha verirsin ona. Sonra da gidip ilk pulda ölürsün. Benim dün raidde öldüğüm gibi. <laughs> Kral fontu nasıl bu şekilde yaptın? Discord'da yazıyor. Nasıl bu şekilde yaptığımız. Ee, bizim Discord'a giriyorsunuz. Burada add giriyorsunuz. Ee, add-onlar mıydı ya? Aynen. add fontlar için yapılması gerekenler diye bir şey var. Buna tıklayınca sevgili Efson'un yazdığı e, gibi yapıyorsunuz. Kısacası bu font rar dosyasını indiriyorsunuz. E, ee, Retail'da kullanmak için Retail'ın içine klasikte kullanmak için de klasiğin içine atıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Tertemiz mis gibi fontlarınız oluyor. Eğer böyle bir font istiyorsanız muhtemelen başka edonlar da yapıyordur ama ben bilmiyorum. Ben Epson'un gösterdiği metotla yaptım. Halimden de memnunum. Duyuruları mı ama hala pink geliyor. Duyuruları kendimde mi Çünkü hani kendi yazdığım bir şeyi duyuru olarak niye göreyim? Sadece ben e benim bir şey yaptığımda paylaştığımda duyuru geliyor ya. Şey mi olacak böyle? Aa Akfon tweet atmış bir bakayım falan diye mi? Çete bak. Koraptut olmuş Mecdolu. Yani meclide var şeyi warrior öldürmek çok keyifli ama çok doğru, çok doğru meclle warrior öldürmek harikulade keyif. Ben de ilk yaptığımda bir pişman oldum, sonra alıştım fontları. E zaten herhalde o dosya silince gidiyor. Arkasına bir meç gelip freedom atınca. Evet. Ya abi warrior'la şey oluyor ya bir de bak. Warrior'ım ben geliyorum tam bu adama. Adam diyor ki aga bu bana vursa öleceğim. Yani o güzelliği var. Böyle yaklaşıyorsun tam vuracaksın. O zıplıyor. Öbür tarafa gidiyorsun. Hani sen vuracaksın. O ölecek. O vurunca sen ölüyorsun. Yine Lol, lol kardeşim loot diyor. Ne oldu neler oldu? Yantara ben olmu. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Ne kadar güzel insanlarsınız siz. Eyvallah. Level kaç oldu Warrior'ım? 14. 16'm 16 olsun da Warrior'ım da. Şey olsun. Eee ne derler ona? Wailing Caverns'e falan girebilecek duruma gelsin. Orduların AV sırası kaç saat? Vallahi 2 saat falan oluyor ya genelde Hüseyin. Yani şeyle karafonla yaparken hep o civarlarda oluyor. Ulan bir de ben şunu deneyeceğim ya. Şöyle yapayım. Free Action Potion diyeyim. Bakayım ne oluyor. Hani kimse bana vispir atmadı. Aha attı. Kaldayım attı. 329 tane görmüş ahedi. 11 insan e, Actioner Advanced kullanıyormuş. Marketi 8 goldmuş. E, 8 gold mu? Ne alakası var ya? 8 gold'da değildir. Anladım mevzuyu ama. Tamam. 1 saat 20 dakika. Yalan canım. 8 golda varsa işi gücü bırakıp balık tutayım ben. <laughs> Cidden 8 gold'sa işi gücü bırakıp balık tutmak lazım. Hep mi böyle pahalı gösteriyor? Nereden çekiyor ki o datayı? Yani 8 gold çok para. E sen ki mesela normalde 2 gold onu 2,5 gösteriyor veya 1,5 gösteriyor. Hadi okey. Arada 4 katı fark var. Belki tek fiyatını mı gösteriyor? Bence bu 8.39 bir tek fiyatı falandır. Abi ustayım bu. <laughs> Fatki teyze haber <laughs> Pat kötü izi. Çok güçlüyüm. Kaç oldun? Oynuyor ha sen. Sen mi? Oyuncusun ha. Pat kötü yok ediyorsun herkesi. Bakayım mı? Ee, oyunda değil misin yoksa? Nasıl bir alfabeye göre sıralamak ha? 31 olmuş. Aratiye de gitmiş. Oo, maşallah maşallah. Tü 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 tü. Ya dün bir ara sürekli girip girip çıkıyordun. Dedim ya sinirlendi e, bir şeyler oluyor ya da bilgisayarında problem var dedim. Sinirlendiyse şimdi bir de ben darlamayın boş ver deyip yazmadım açıkçası gece saatlerinde. Veya daydı Medonlarla falan uğraşıyor. Öyle yani. Neden mor kristale bakıyoruz abi şu an? <laughs> Çünkü boost alıyorum. birisi bu arkadaş bütün dancını toplamakla meşgul. Hepsini öldürecek. Biz de o öldürünce 46 level olacağız. Bilgisayar kapanıp durdu abi ekran kartı herhalde. Allah Allah. Aa. 1.30 minimum bayağı. Tam dediğim gibi 5 tanesi o zaman zaten 8.20'ye geliyor. Doğru öyle. Gmat. Alabilirsin tabi hayvan herif. Ay var herif. <laughs> Efendim. Bu it kaç kişi oldu? Vay 487. E, bugün 500 oluruz herhalde. Bugün aramıza hedefimiz bugün aramıza 13 tane yeni arkadaş katmak olsun. Abi akşam House'a gidip e, arada refresh atıyoruz ya AUX için. E, oradan alıyor datayı bence büyük ihtimalle I Like Pizza. Evet. Büyük ihtimalle. Ne 500 olunca game time çekilişi mi? <laughs> Güzel şakalar ha. Ne emek. Beğendim. Böyle bir şakayı beğendim. Heh, bir atmaya başladı mı? Yok. Daha bunları pullamamış. Oo. Daha o bir tur daha dönecek. Dur. Nerede? Birine çek geldi. Heh. Tamam da sokayım içeri. Kardeşim dedik size raid içe katın. Şey yapalım. Al 3 gold'unu. Boostla beni. At git. Tamam at bunu aşağıya. Bir boost'tur. iki boost'tur. Mercurial. Ben nereden e, atayım ama nasıl atayım şimdi? Me Ah Poli Poli Kardeşim Tamam işte verdik paramızı Biz kenarıya çekiliyoruz Hadi sen boostla Ya, Abi bu Lan vallahi silerim seni çocuk. Vallahi silerim seni. Adi herif elef... Ya Hüseyin bu ama her seferinde yediriyor. Ya Hüseyin. Yapma Hüseyin. <laughs> İkidir bunu yediriyorsun vallahi yapma. <laughs> ama çok güzel troll. <laughs> Bir de o tarafı uğraşıyorum. Bir de o tarafı uğraşıyorum her seferinde bulmaya. <laughs> Lan. Olsun arkadaşlar, Align sort diye ayırmıyoruz. Gördüğünüz gibi guild'imiz ne kadar kapsayıcı ee, bir guild. Horde olsun, Alliance olsun, herkese kapımız açık. Ben invite atmaya çalıştım. Oyun müsaade etmediyse onun ayıbı. Abi sence klasik level boost ne zaman satılmaya başlanır? TBC gelmeden çıkar mı? Mağazaya direkt kafa atacağım da bir warlock kasmaya acayip pişeniyorum. Ee, evet. Böyle şey prepatch gelince Burning Crusade prepatch gelince onunla beraber e, boosting hizmeti de alınabilir olacaktır. Alliance olduğu için e, çocuğu Game of Thrones olarak e, kaydettim. Resmen ırkçılık diyor. <laughs> Ortalama ne kadar çıkar abi Mayıs bence. Mayıs Nisan ortasıyla Mayıs ortası gibi bir zamanda Prepeç gelmiş olur. Deep Alliance kesip screenshot atıyorlar birbirlerine Discord'tan. Yaparlar. Bunlar böyleler. Hey. Hayatımın en kolay level'ını aldım. Ee, vakit olarak ne kadara mal oluyor sevgili arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. 45'ten 46'ya bir ee, 1 saat 20 dakikada level atlamışız. Level 45'ten 46'ya 1 saat 20 dakikada ee, level atlamışız. Yani süre olarak da aslında hızlandırıyor bir hayli. Çünkü bu e, levelda büyük ihtimalle Raider'da oynasam bile 3 saati bulacaktır. Her şeyi optimum yapsam 3 saati bulacaktır benim level alma. Bu haliyle yarı yarıya zamanı da azaltmış oluyorum. Bir run yaklaşık %30, %35 civarında da e, experience veriyor görünüyor. Lootlayın. Burası da bedava baklavanın dağıtıldığı yer. Tabii ki bedava baklava varsa kimse Türklerden daha iyi toplayamaz. Eğer loot free for all'daysa ee, ilk hedefiniz elementalları lootlamak olsun. Elementalların nerede olduğunu inceden kesin. Onlarda elemental earth düşüyor ve elemental earth'ün tanesi tamı tamamına ee, 3 gold. Bugün birisi 3 tane elemental bir 1.5 golda koymuş. Teşekkür ederim kim koyduysa. Hemen aldım. 3 golda geri koydum. Ve 4.5 goldumu 9 gold yaptım. Böyle de akıllı bir insanım. Şey söyleyecektim. Action House'da falan oynamayı e, seviyorsanız. Hani böyle alsat falan yapmayı seviyorsanız sevgili arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla akşamları piyasa biraz daha ucuzluyor. Gece işte ya yani akşam dediğim benim için tabi gece. Sabaha karşı 5 falan. Gündüzleri de daha çok işlem ve daha çok oyuncu olduğu için sanki piyasa biraz daha e, pahalılaşıyor. Aklınızda olsun. Gece alıp gündüz satmak gibi bir şeyler belki yapabilirsiniz. Solistonları satma. Satar mıyım abi solistonları? Niye satayım? Manyak mıyım ben? Ya şey atar mıyım? Ne satmasın? Satarım da. Deritiyalı i̇şte da özlediğimiz anlardan birisi bu. Her cesedi tek tek lootlamak zorunda kalmakta. Bir tık sıkıntı. Keşke bir de Herbalism yetseydi Ghost Mushroom'lara. Ghost Mushroom da iyi para ediyor çünkü. Adam debuff mı aldı? Haa. Kullayana kadar biter falan diyordur. Vardır bildiği. Ha şey yapacaktır. Zanza muhabbeti var ya. Gidip onu alıp gelecektir. O sırada geçer diyordur. Şu an derdim. Adamdan ziyade kendim. Ama ya üf tamam. Ne yapayım? RFC'deki loot'u. Değil mi? Ne yapayım RFC'deki loot'u ben? Derisini yüzebildiğimiz var mı başka? Burada loot var. Heh. Tamam. Tertemiz. Bunları at. Buna da at. Ulan çok Elemental olur çıkmadı ha. Nazar değdi resmen. Resmen nazar değdi yahu. Çiçeği birisi almış hiç bırakırlar mı? Bender'a 2 silver. At. Bender'a 17 silver. At. diyor ya. Dur önce şunu bir e, gir çık yapayım. Hı. Şimdi bunu gir çık yapayım. E, 3000 gold kazanabiliyor sevgili Aylak like Pizza. 30 resetten her reseti 100 gold'a satıyor. Bütün gün yapsa 3000 gold para kazanıyor bir günde. 3000 gold'u kazanması için de e, 20 dakikada bir yapsa işte ne yapar? 6-7 hadi 10 saat oynaması gerekir. Sıknus soru işareti 3000 gold mu? Evet. Evet 3000 gold. 3000 gold ee, Yani bilmiyorum 1000 gold 100 lira desen 300 lira yapar oğlum 150 olsa 450 lira para yapar Eğer hani Türk işi yapıp TL karşılığını bulacaksanız 3000 gold'a böbreğim veririm ben 500 Gold'a Game Time satıyorlar. Evet. E, tarafında yazıyorlar. Game Time satıyorum 500 Gold'a almak isteyen var var mı falan diye. Bu doğru bu arada. Yani adam bir gün boost yapsa 6 aylık game time'ını çıkartıyor. 500 ila 750 gold arasında değişiyor game time. Tabi legal değil. Yani gidip kendin action house'dan alamıyorsun. Onun için her zaman bir risk faktörü vardır. Fakat risk almaya değer mi? Yani retail'la falan yüz gözü olmayayım ben klasiklik parayla alayım diyorsanız değer. Adam para istemiş de ödeyemedik. Öderiz. Ben 1000 gold diye duydum game time ama. Yo şeyde direkt alan var yani. Bizim früze falan aldı. 750 gold ile 500 gold arasında bulabiliyorsunuz. O kadar murphy'den hatırlıyorsundur. Golemak'dan ben yaklaşık 15k gold sattım. Bırakırken 3000'e sattım. Fakat benim sattığım guild'den adamlardı. Sitede satsaydım 1.5 edecekti muhtemelen. 15k gold. 3000 lira. Hmm, hesaplayamadım. Şimdi matematiğim etmez. 15, 1, 2, 3. Bölü. Ee, 3. Yine hesaplayamadım. Bu 5 neyin 5'i onu da anlamadım. <laughs> Matematiğimin bittiği yerdeyiz. Kırık, sam kırık matematik problemleri. <laughs> Beynim durdu. <laughs> Beynim durdu. <laughs> Neyin ele çarptım, böldüm ve çıkan sonuç ne? Hiçbir şey bilmiyorum. Güzel, iyiymiş. <laughs> Ay. Hep bunlar fakirlik. Bak Zanza alacakmış dedim ya anza için gitmiştir diye. Bana dijit şey olması lazım. Basmalı, vuruş hissi olacak. 5k gold 1000 lira. Yani eee 1000 gold'i 200 liraya satmış. Çok para. 1000 gold 200 lira etmez ya. Benim duyduğum işte 100-150 civarında bir rakam herhalde. Ingold'un TL bazındaki Eder'i. Umarım Akmon kitabı evinde sen e, yaz da durmuyorsundur. <laughs> ne demek. Aman diyeyim. Evet klasik için muhabbetini yapıyoruz. Doğru. Bilmiyorum sitesini, oyuncusunu bilmiyorum. Ben yani o piyasa nasıl oluyor da bilmiyorum. Hadi gol satayım deyince herkes de herhalde satamıyordur. Onun da vardır kendi bir borsası. E, Usulü erkanı. Çok fazla onların da... Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye konuşulmasından da haz etmiyorum ama bu da Türkiye'nin bir gerçeği abi, bunu da e, yok sayacak halim yok. Bunlar Türkiye'de var. Onun için nasıl e, elin İngiliz'i, Fransız'ı, işte ne bileyim Kanadalısı, İsveçlisi, o kaç token aldın falan diye muhabbetini yapıyorsa çünkü yani onlar token alıp paraya çeviriyorlar ve biz de. O kaça sattın falan muhabbetini yapıyoruz işte. Ne işte, kasmak çok mantıklı ya. Portal sat, boost sat. Portal satmak yok. O yalan. Portal'ı kimseye satamazsınız. Portal e, amatör eğlendirir. Portal phase 1-2-3'te güzel iş yapıyordu. Çünkü herkesin Hearthstone'u Kargat'taydı. E, orada sabah akşam durup satabiliyordun. Onu da sana yedirmiyorlardı. Onun da makrosu vardı. Adam... Ogrimar mogrimar belli keywordleri yazınca direkt parti invite atan edonlar yapmıştı insanlar. Oradan götürüyorlardı. Ha yine de bir para geliyor muydu? Geliyordu elbet. Gel gelelim şimdi kimse ne yapsın en fazla Ogrimar'dan Anders diye. işte ne bileyim Thunder Bluff'a bir tane portal açarsın. Oradan bir gold bir gold para mı gelir abi? Burada adam bir kere de 100 gold alıyor diyorum. Vallahi Agrum'larda satıyorum şu an. Oturduğum yerde pvp sırası beklerken talent'ı sıfırlamak için o da fazla kazandırmıyor. Ha anca işte öyle amatör eğlendirir diyorum ya. 3-5 potion aldırır sana bir de talent sıfırlatır. O olur. Tretretretret <türüntü> <türüntü> normale çevirsek artık lethality falan verebiliyoruz ya. Bu arada Ama üşeniyorum Elemental Fire Esenso e, Fire para ediyor ya 2-3 gold para ediyor Fiery enchant'tan dolayı galiba Tank for ne zaman tanklayacak? E, tanklarız ya Bir taraftan onu da ufak ufak şey yapıyorum Ustuna mustuna alıyorum Böyle 15-16'da falan bırakırım bunu. Sonra herkesle beraber bir parti kurar. Oynarım diyorum. Buralar kaçmış yaratıklar. 15-15 işte. Ne güzel. Wow ne kadar çok yaratık var. Koşun. Şuna bir 6 gold vereyim de. Ama bizim booster mı değişti ya? Yoksa hep bu muydu? Raid Al sana 6 vereyim ben. İkinciyi de isteme benden. Al lan. Stockade boost e, iyi bayağı buraya göre daha az geliyor ama uğraşmadan 30 dakikada birinci karakterle yapıyorsun sonra diğeriyle giriyorsun onunla boostluyorsun ilk karakterin save'i geçmiş oluyor falan Aa, double match veya işte iki karakterle yaparsam word diyorsun doğru lan doğru Olema Kort tarafında 9 golda Maradon e, diyorlardı. Burası pahalıymış. Evet. Pahalı. Ama Maradon e, 150 yaratık pulu değil abi. 300 küsür tane yaratık çekiyor adam. Yani büyük pul. Aslında büyük pul bulduğunuzda Yine aynı paralara gelecektir şeyde de. Öyle da. Ben kaça alıyordum? 18'e mi alıyordum? 18'e mi 20'ye mi ne alıyordum? Öyle makta. Mage e inspect mi atayım? Çöptür oğlum mage ne olacak işte? Bildiğin level 60 mage. Ne bekliyorsun? Yani. Dümdüz mage. E, staffından falan belli değil mi? E bu boostları yapmak için çok iyi bir cira ihtiyaç yok ki. İyi e ciğir biraz daha hızlandırıyor. E ne değişecek? Biraz daha hızlanınca bir şey değişmiyor. Çünkü resete yakalanıyorsun. En worth en mantıklı olan Mara Boost. Ee, aslında şey Boost da çok güzel. Firuze. Nedir onun adı? Scarlet Monastery Boost da güzel. Boost'u alan kişi için. Katedral Elmori. Katedral Elmori. Patır kütür yapıyorsun. Marabuz ciğir de mi istiyor bir de? Yok be abi. Yok be gülüm. Ne ciğir istesin? Dümdüz yapıyorsun. Benim Mage Fon'da şey mi var sanki? Nature Resist mi vardı? 3-5 yüzük al. Tamam oldu bitti gitti. Ha, dikkat gerektiriyor. Ee, 300 küsür pul o ayrı mesele. ZG Graveyard Boost'u mu? ZG Graveyard ne ya? ZF Graveyard'tır o. ZF'yi artık solo yapan kendisi yapıyor. Sonra yapmıyor. LFM Onyx'i ya. Uh, got Nux, Ramat, Main Tank. Uh, and a lot of pumpers. Uh, head and Rock. Uh, head is hard reserved. Tamam. Onyx şeyin. Onyx kafası ve Rock T2 kafalı. Hard reserve'müş. Geriye kalan her şey soft reserve'müş. Eğer soft reserve'lü olan item yoksa Main spec'miş. Main spec'ten de isteyen kimse çıkmazsa off spek alabilecekmiş. Çantalar da soft reserve yapılabilirmiş. Kim soruyordu? Rage Rider mı soruyordu? Ya yani kısaltmaların hemen hepsi de vardı orada. VTS, ZG Boost. 15 gold verilir buna. ZG'ye 15 gold verilir. Dediğim gibi ZG'ye repütasyon için verilir. Nah, buranın da son run'ıymış. Zaten 15 olacağım. 15 ile ben buraları çok rahat tanklarım diye tahmin ediyorum. Bugün birazcık da Warrior'la ile oynamak istiyorum. Şu yeni izledikçe klasik geresi geliyor insanın. Arena hayatımı bitirecek adam. Demek ki arenadan keyif almıyorsun. Demek ki bak şöyle düşün. E, Blue Fire. Demek ki bir şeyi izliyorsun öbürünü oynuyorsun. Demek ki oynadığın şey izlediğinden bile az zevk veriyor ki izleyince gaza geliyorsun. Değil mi? Trio'da ne kadar experience gelir ki? Çok gelmez ya. Çok gelmez. Hs'l hatta. Ee, uzun vadede avantajın ZG repütasyonu istiyorsan uzun vadede avantajın ZG repütasyonunu kasmış olursun. Çünkü işte atıyorum 50 randa atmış olacaksan sallıyorum işte 100 randa oluyorsun ama repütasyonunda ona göre fazla gelmiş oluyor. Oynadığı zor burası basit ondan. O da doğru Okan doğru diyorsun. Gold ile token almak bütün gazlardan daha fazla etki ediyor abi. <laughs> Daha bende room back e, yok ne bustu. Bende de ben bile 16 slot çanta yapmadım kendime. Almadım da M hmm, atlamışım. Ne kadar güzel. Ah, buna ver. Tır 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 tır. ver. Beş buna verince yetmeyecek zaten değil mi? Aynen sonra veririz buna işte. 5 buna ver. 3 buna ver. 8 13. 14 17. Ne 18 19. Bir şeyler bir şeyler. Valla boost'a gram para vermem. Bileğimle kasacağım. Ben de öyle yapıyorum Megan. Yani boost'a da para veren ne bileyim abi. Oyun oynuyorum demesin sonra. İyi dedin ona. Bütün oyunun keyfini öldürüyor. Trevo formun canını yerim ya. Oldun mu 30? 31 olmuşsun aferin. Param yok verecek başka şey düşünüyorum ben. O kadar canım çekti. ha illegalite diyorsun. Patküt. <laughs> Patküt. Aman diyeyim. Dark geçme. Aman diyeyim. <laughs> Ama şu an milyonların aklında tek bir soru var. Cidden. Ulan kaç para bir boost. <laughs> Niye gidip de almıyorum. <laughs> <laughs> Redwood, hoş geldin. Ya ben bu elimdeki eksi ne zaman değiştirsem buna Fiery Enchant basmıştım. Bir noktada değiştireyim değil mi? Artık 15'te falan daha iyisi vardır. Yok mudur? Kabul edemedin mi? Bizde invite bir kere atılır. <laughs> Oldu mu? Oldu. Hmm. Tırtırım, Türkteyiz, hoş geldin. Ah. Adam gidiyor, swiftness of zanzı alıyor. Devam. Zanzı olmadan bu arada buranı yapamıyorsun. Aa, yani aslında bu run'ı masterlamakta biraz bir meşgale. E, masterladıktan sonra da tabii yani şöyle. Tek başına istediğin kadar dene. İlle bir partiyle gitmene gerek yok ya. Tek başına dene dene dene. En son güzel hale getirdin mi? Bir 10 kere daha yap. Artık hiç ölmüyorsan ve her şey güzelse milleti topla. Çiğ white. Onur hoş geldin. Silahlardaki chance to hit'ler Druid'in feral formuna etki ediyor mu? Hayır etmiyor. Maalesef. Bir dilincir geziyor ya. Bana bana bir hemo spec yap. Level 40'ım hem PV hem PVP. Yapalım be. Yapalım be. Level 40 mıyız? Level 40 sak. tırıp tırıp tırıp. 5, 3, 2, 1, 3, efendim 4, Empowered sap istiyor musun? İstemiyorsundur. İsteme yani. Gerek yok. Pa va, pa 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 pa. Yani ben bundan sonrasını vermem buraya. Açıkçası. Hadi bir tane de buna ver. Hadi iki ver ya. Lanet olsun iki ver. Ne oldu hangisi öttü? Neyimiz var? Hızlı gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Ee, empowered sap'imiz yok. İstersen buna vereceksin 3. Ama bu 3 çok da zorunlu bir 3 değil. Ee, çünkü genelde 1v1 oluyor ya. Oradan da bence 5 buraya verip doğrudan deflection'dan riposta doğru inmek mantıklı. Bitti mi lan? Bitmiş. Ee, abi bir yandan da Valorant oynasana. Ee, bir yandan da başka şeylerle oynuyorum ama e, onları siz göremiyorsunuz çünkü görmemeniz gerekiyor. Şunları lootlayayım var. O bir sürü loot var. Ya sizin içiniz, arkadaşlar sizin içiniz niye bu kadar kötü kötü? İçiniz niye bu kadar kötü kötü? Tam o sırada ben kulaklığı çıkartıp kulağımı böyle dedeler serçe parmağıyla fıçı fıçı yapar ya. Öyle yapıyordum. Alt kasıyorsun herhalde abi. Tövbe estağfurullah tövbe. Tövbe estağfurullah tövbe. Ben böyle yapıyordum kulağıma. Hemen her şeyi öyle yerlere bağlıyorsunuz. Burada multitasking yapıyoruz. Dur, aha. Top başı çıktı. Neyse biz orkuz. Ork adam ax kullanır. Adam kullanır. Ork adam. Ne kamerası ya. Böyle harika arkadaşlar. Böyle harika. Mükemmel. Gençlik bitti. O evet yaş ortalaması 35'ti. Dem derep, Süt içelim, büyüyelim. Oh, götür. Tamam. Oğlum çok da güzel level veriyor. Yarım level gelmiş be. 3 golda yarım level almak da iyidir. Burada dursun. Belki bir şey vardır. Sıraya girin. Belki bir denk gelir booster booster bir şey. Kapıda bekleyip sadece bedavalardan alsan yine bir para. Yine bir para. Yine bir para. Yine bir para. Abi uzun bir aradan sonra yeniden World of Warcraft oynayacağım. Önce BFA mi satın almam gerekiyor? Öyleyse ne zaman zamandan sonra Shadowlands almam gerekiyor? Ee, hayır BfA satın almana gerek yok. Aylık ücretini ödediğinde oyuna yantar. Aylık ücretini ödediğinde BFA dahil hepsini satın almış oluyorsun. Eskisi gibi değil. Aylık ücreti ödeyince dümdüz oynuyorsun. Bir tek Shadowlands'i satın alman gerekiyor. Shadow Lens'i satın almayı için de level 50 olmayı bekle. Çünkü zaten level 50'ye kadar Shadow Lens tarafına gitmeyeceğini farz ediyorum. Level 50'den 60'a gelen content oldu ya Shadowlands. Onun için belki hani ya oyun tekrar sarar sarmaz ona bakayım diyorsan Shadow Lens'i almayı level 50 olana kadar bekletebilirsin. Hoş level 50 olmanın da süresi olsun olsun bir gün, iki gün belki tekrar bir daha uğraşmayayım diye de ikisini beraber de alabilirsin. Kill 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 kill. Oh ne güzel experience geliyor. Bak şu barın böyle dolması var ya bak bak. Oh dol. Oh ağzıma ağzıma dol. Her yerim experience olsun. Üf. Üf, ne güzel. Allah Allah. Aha biri level atladı. 44 oldu. Geze. Akıyor akıyor. Arada aşağıda 3 5 de samur. <laughs> Yemezler. Koraptırların hepsi dönüp bir atıyor. Yok oluyor. 阿德了 Atla atla atla. var huzur var bu <laughs> Öyle. Ne güzel sohbet ediyoruz arkadaşlar. Ben sırf sizinle sohbet edebilmek için bu işleri yapıyorum ha. Sırf bunun için para harcıyorum. Aha Malibu diyor. Adam dedektör koymuş ya. Elemental Earth kazandığımızı hemen görüyor Ne yapıyorsun ona göre mi Şey yapıyorsun Nerede lan bu solist onlar bilmem neler Devam mı? Devam. Abi sen bize ee, bıraktın Retail gelin klasik gelip oynayın diyorsun. Kendini oynamayıp boost alıyorsun. Yakışmadı. Aşk olsun Okal. Aşk olsun. Gerçekten aşk olsun. Kalbimi kırıyorsun. Duymamış olayım bunu. Kim boost alıyor? Boost oyunu öldürür arkadaşlar. Almayın ha. Yapmayın öyle şeyler. Ben sadece boosting nedir, ne değildir yayında içerik olsun diye gösteriyorum. <laughs> Lan bam bam. <laughs> Abi bu usta skinlikte fakirlik göstergesi. Evet. <laughs> tamam ben efektif olarak nasıl olacağını gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Paranızı böyle verdiğinizde geri karşılığını maksimum seviyede alabiliyorsunuz. Bir doğa member daha boost'a geldi. Booster community. <laughs> Kim? Unseeken mı? Ne oldu lan? Geldi ve gitti mi geri? Niye geldi ve gitti geri? İş i̇şte beni görünce utancından mı çıktıydın? Allah'a sen söyle. <laughs> i̇şte sevgili arkadaşlar yani... Ben buralarda niye duruyorum? Böylelerini yakalamak için duruyorum. Bak. Gördün mü? Hop yakaladım birisini. Ya demek boost alıyorsun. Hmm. Gel gel. Şazrah'ta 600 gold'um var. E, trade edecek olan var mı Gernas'ta? Sanırım vardı ya. O 600 gold'u Geçirebilirsin bence Gen NASA. Discord'a bak bizim. Karakter transfer yapacak olan arkadaşlardan rica edersen aktarabilirler senin de paranı. Evet arkadaşlar aboneler arası çekilişte iki arkadaşı boostluyoruz. Yersen. <laughs> 46. Dur şu talent'a bakıyorduk ya. Hiç utanmıyorsun değil mi bu ıslanmaya? Yazık yazık Ansaik'in. Gerçekten yazık. Gençlik bitmiş. Gençlik bitmiş. Var mı bedava buz satan? Yok. İçeri gir. Şuraya da bakayım da beleş buz bulursak. <laughs> Bitter 25 gold mu? Aynen. pahalıymış. Yani evet, doğru pahalı. Ucuz değil. Hiçbir şey ucuz değil. Bandajları falan yapayım. Tam bir fakir boost e, alıcısı gibi davranıyorum şu an. 12 gold olan e, kötü boosttu. 150 yaratık falan bunda 350 yaratık çekiyorlar Hayda ben abone oldum sana abi neden simge gelmedi Ben de görünüyor abimin bir F5'e bas Hı. Bazen Twitch öyle geriden geliyor olabiliyor öyle şeyler ee, Bir kez daha teşekkür ederim abone olan herkese Olmayanlarda bir Twitch Prime'ına baksın ee, varsa Prime'ınız e, bana basın Hiç yok demem yani Abi beni de alsanıza eşyalarınızı toplarım zahmet etmezsiniz. Fatih Tez. Build'den 5 kişi Mara bu ıslatıyor. Cidden yayıldı mı direkt kanser gibi yayıldı mı harbiden de. Bu doğa Mara bak, bak 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 bana bana laf edenlere bak. Bak 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 bana laf edenlere bak. Buradalar hep. Güzel. Ah. Oh. I haven't reset mi? Yani evet resetlememişsin. Doğru. Check w. Ta buraya kadar koşacak şimdi değil mi? <laughs> Ata alan boost'a gitmiş. <laughs> Cidden öyle. <laughs> <Swatch> pepe. <laughs> Ama işte bunlar hep skinning'in avantajları arkadaşlar. Bunlar hep skinning'in avantajları. herkesde bir sürü para oldu. Buraya ne olmuş ya? Ölen ölene. <gülüyor> <gülüyor> Bir <laughs> de bizim Fatide adam <laughs> çok güzel burada ama Fat. <laughs> Ne skinningmiş bu? Biz de skinliyoruz ama bir işe yaradığı yok demiş. Ee, yanlış yeri skinliyorsun demek ki. Bak hala, hala skinliyorum. Benim hakkımdır abi, ben warrior'ım. Doğru, kara Karasabad. <laughs> Doğru. Ee, heavy leather aslında hepsi gidiyor AHD ve fakat heavy leather Tick özellikle rugged leather büyük ihtimalle daha fazla para ediyor şu an çünkü ee, evet vendora bir golda gidiyor action house'a iki golda falan gidiyor bu vendora kaça gidiyor lan vendora 60 silver'a gidiyor. Action House'da 1.15. Güzel güzel. Ya bunlar hep para. 1 2 3 4 5 6 7 desek burası 10 gold. Ee, e burası da 6 7 gold falan. 17 gold. 6 tane bundan. 18 de bu. 35 gold. Diğerleriyle falan 50 gold desen 2 tane boost'u aslında bedavaya getirmişim. Light Leather falan direkt Vendor'a mı satalım? Ee, light Leather falan. Evet Ruinitleri Vendor'a. Ee, light Leather'ı da AH'ye bakma şansın varsa yine de bir bak. Burası kaça kadar? Ha kaça kadar buradasın? Bilmiyorum ki şimdilik öyle duruyorum yahu. Şimdilik öyle duruyorum. Ya adam ya resetlemeden içeriye kadar koşmuş. <laughs> resetlemeden öbür tarafa kadar koştu. Sonra resetleyeceğim diye tekrar buraya kadar koştu. Beni bir samınlasaydın ya. Ansa Bir samınlasana beni. HS çekeyim geleyim 2 dakika. Şunlar buradayken bas bir samına. <laughs> Harikulade. Hemen üstümüzü bir boşaltalım gelelim. Adamın kafa dönmüş artık Maradona dönmekten. Doğru. Allah 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 Allah. Koş 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 koş. What are you looking for? Ulan önemli bir şey bıraktım kesin ama o önemli bir şey ne bilmiyorum. Bunu ver. Bunu al. Bunu ver. Bunu al. Go Min bir takım min How may I aid you? Bunları da sat. Sat ulan. Başka bir şey var mı? Ee, yok. Şunu da sat hadi. Biz satsak biz de mi report? Tabii ki. Tabii ki. Ah, <laughs> Oh, tertemiz çantam oldu. 44'e kadar Maradona boostlayıp boostlatıp Ferelas gitmeyi düşünüyorum. Mantıklı mı? Ferelas kaç level? Buranın yani hor tarafının questlerini bilmiyorum ben. Questler de görünmüyor. Niye görünmüyor? Niye Ferolas questleri görünmüyor bende? Quest'i bozuldu herhalde. Quest dedi ki herhalde bu adam boost aldığına göre artık quest falan yapmaz göstermeyeyim boşa kendimi yormayayım dedi. Bilmem olur. Gene nasıl sort olmak Türkiye'de yaşamak kadar zor mu? Ha. <laughs> eee <laughs> ben tam tersini düşünüyorum. Ben tam tersini düşünüyorum. Bence ee, biz gayet iyiyiz. Bir level atmış olalım abi. Arkadaşlar biz bir sürü insanız ya. Öyle level atmış olacağız. Biz bir tane adam gelip bizi öldürecek. He. Zaten hepimiz aksiyon arayan cengaverleriz. Gider onu hayattan bezdiririz. Bir daha anlar. Der ki vav wow, dua. Biz çılgın arkadaşlarız. Doğa Goyildi Rog Birliği'ni yetiştirirsek üf. Üf var ya ben biliyorum çok civcivli rog arkadaşlar var. Sırf bu oyunu böyle itlik köpeklik üzerine oynayabilecek en az size 5 tane rog sayabilirim şu an Guild'den. Bildiğim. Daha öncesinden bildiğim. Bir o kadar da bilmediğim varsa zaten geçmiş olsun. Yani çok kızdırırlarsa engineering kasar. Gider gider raidlerini sepurlarız. O zaman palazlanmalarına izin vermeyelim. <laughs> ben bir şadova deneyeyim. Hüseyin ya dönme kardeşim. Dönme dönme. Ee, sen disiplinli bir insansın kal. Disiplinli oynuyorsun değil mi? Mecbur disiplinle oynayacağım başka. Abi bana mı seslendin duyamadım. İt köpek falan bir şey dediydin. <laughs> bana mı dedin usta? <laughs> Baksana abi. <laughs> Direkt. Elon site alır. Sabaha kadar farmlarız diyen var. Ben var bilmediğin diyen var. Yani... Gerçekten bu Guild'in rogları elinde kelebekle tenhada kıstırır öyle yani. Ondan eminim. Çünkü TBC kapıya kadar dayanmışken bir insan rog oynuyorsa zaten PvP için oynuyordur. Bunu tartışmanın bir anlamı yok. Her Rog'unda da gizlenme muhabbeti her halükarda. Böyle özellikle 3-5 rog bir aradaysan çok güzel. Atır kütür patır kütür. Evet PI 30 gold sıraya giriyor. Mecler bu pazar 40 gold. DMF buff'ı ile pars kasacaklar. Adamlar daha pahalı. Cidden mi ya? Cidden kendi guild arkadaşına PI'yi satıyor musun Hüseyin? Oğlum ne kadar toksik bir guildsiniz siz. Hesoyam. Hesoyam. Dıt tırıt tırıt tırıt. 15K'ya satılıyor PI Retail'da by the way. Retail'da da mı satılıyor? Abi kendi guildine sata sata başlar. Bu işler böyledir. Hmm. Satacağım tabi. Öyle beleş pars mı yapacak bir de? E şey hizmeti de var mı? Empowered Inner Fire talentına verip de Mele'lere Juju Power atabilince daha fazla şey geliyor ya Atak Power. Normalde 40 veriyor Juju Might. Ama oyunda bir bug var. Eğer Pirist'ınızda Empowered Inner Fire talent'ı varsa o zaman 52 atak power veriyor. Böyle de bir olay. 12 atak power için de bence bir sürü para verir. Hesuyan babasını tanımaz galiba o da. Parasını verirse ruhum hariç her şeye sahip olabilir. <laughs> ya işte bu ya <laughs> Seviyorum seni. Peki Hüseyin bize info verip de işte ne bileyim bilmem ne guildi şimdi burada deyip bize böyle aksiyon çıkartman yok mu Aydi hurra gitme ama öyle raid'e giderken falan değil çünkü o çok şey olur çok hazırlıksız yakalanırlar bir de çok ağır olur İşte ne bileyim EPL'de bilmem ne PVP arıyor gideriz PVP'mizi yaparız demek ki logları olmasa şu oyunu oynamayacak bir dünya insan var. Evet Forlip, yani gerçekten şu DPS meter olmasa ee, birçok insan oynamayacak. Raid basmayacaksak niye info alalım abi? La raid zaten herkesin sa saati belli, günü belli. Aylak like pizza. Kimin raidini basacaksın kardeşim? Kimin raidini basacaksın? Yazıyorsun Warcraft log'a. Guild'in zaten raid günü belli, saatini de öğrenmek belli basit bitti. Naksamasının üstünden mi gidiyorsunuz? Esoyam Airplanes, Hesoyam e, <laughs> Airways. Kim oraya? Fly hackle mi çıktınız şeyle mi lan? Normal uçarak mı? İzlemedim Türk Days. Atın da izleyeyim ya. Ben harbiden de izlemedim. Atın da izleyin Miraç'ın pvp'deki halini merak ediyorum. Şöyle biraz bir bakalım. Çünkü e, muhtemelen çok panik falan olmuştur. Bilmiyorum ki bana saman atıyorlar hep. Ben karışmıyorum o kısma. Şey çünkü. hani Raj'ın üstündekilere bir ban wave gelmişti ya. Tırt de kullanıyorum da 1 saat 28 dakika ama bu ya? Nerede? Buradan mı başlıyor aksiyon? Dur bakayım. Herhalde talentları falan ayarlıyor. Ee, girmiş. İlk arenası, ilk arenası hangisi? Kendin 12 saat video yüklüyorum bir saate laf ediyor. <laughs> Buralar hazırlık kısmı değil mi? Şurası ilk arena galiba. Haydi bakalım. Bakalım. Haydi ba Aa aynısını söyledi bak. <laughs> evet. Hadi vuralım o zaman. Hadi bakalım. Bak hadi bakalım. Bu yayıncı lafıdır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu sezonun ilk. Aa çok merak şey ettim şey. lan. Sıkırmış. Bu arada dün Full Kurtlar Vadisi izledim. Akıllı olun, aklınızı alırım oğlum. Diz görmüş maçı olabilir mi? Daha önce çok girdim de. Tamam, Retri Warrior var. Burada Red Paladin'e odaklanacağız ve Ha bu sikirmiş. Şey yok mu? Rated yok mu? Ama dur abi. Zaten yani çok PP yapan birisi değil. Miraç arenayı olduğu, olduğu bir için yine bir şey, şey olacaktır. Dur dur dan sonra duruma göre senin de bubble vermen gerekebilir eğer üstünde çok baskı varsa. Hı hı. Eee genelde bubble gelince ben kartlamaya çalışıyorum ama ben Fujiyi bilmiyorum, tanımıyorum. ...durumsal ben bunu söylemeye çalışacağım. Yetkili yani, bir abimiz mi? olacak. Sen bahsettiğim gibi o burst e, kombosunu e, yapmaya çalışırsan çok yüksek hasar gelecek zaten. Belki bubble bile açamaz. Bakalım. Tamam. Ben o zaman ilk Wake of Ashes'la 3 Holy Power üretip direkt kanat açsam mı? Çünkü tek hamle ile onu açabiliyorum. Açma Miraç, aç. o kanat çok ee, tam kötü tam. bir ability ya. Kanat dediği şey değil mi? Avenging Wrath. Çok vuruyor o. yüzde %25 Holy Damage hmm. buffı veriyor. Oyun ha, Churchmunt'la başlamak. Ha, okey. Tam, okay. Tamam, okey. Eee tamam. şey, Aurani istersin şey mi? Avram. Devotion aura mı? Ama Mirac'ın fight başladı. Tamam. Hah, hah, <laughs> durun. <gülüyor> ben de stun yaptım. Bak, Retri warrior var. Bir zam yaptım. geldi. Yaptım. Evet. Oğlum çok hızlı Ama ya. Ben bir yedi. Açtı, sıkıntı yok. Ya ama Mirac'ın tipe bak oğlum çok tatlı değil mi? Yes. <laughs> çok iyi bak. Gayet damage'da. damage'da ama mir mir Mirac'ta da bir bendeki problem var diyor ki şu an ne oldu abi diyor. Ne oldu diyor. Çünkü çok kısa bitiyor ya. Bak bunun öncesi muhtemelen 28 dakika boyunca bir şeyler konuşuldu. Şöyle yapalım böyle yapalım. İşte şöyle bir takım gelirse bunu yapalım falan. <laughs> 45 saniyede fight bitince diyor ki. E bu kadar mıydı? <laughs> ben az önce bir şey yaptım ama ne yaptım ifade etsem. Doğru. Hani bir kağı vurmuşum sen kırk iki <laughs> Ben kalbim. de ilk, ilk arenaya girdiğinde ben de böyleydim. Hani hatar konusunda e, o, o makroyu mu yaptın yoksa nasıl işledin? Turpar evet, Kartal hoş geldin. Makroyu yaptım ama senin dediğin judgment'ı ben kanadı açtıktan sonra vurdum hani. E, hmm. Wake of Dur ikinci maç nerede? Fete vurdum mesela yanlışlıkla orada Fate in of death attı. Burada bir defeat o, var. Survival Hunter. Yani Survival Hunter'ın da burst çok fazla. Ee, dilersen balansta kalın burstünü biraz kesmek için. Hı -hı. Ama ikisi de görünmez başlayacak zaten. Hı -hı. Büyük bir olduğu için direkt konvokla başlayacaktır. Senin Voyager'ın ne çok az ona convokelayacaktır diye düşünüyorum. Ah, oh, o konvok Hammer of Justice yapılabilir mesela. Ben ya bu çıkamadım. Evet, onu bekleyeceğim. Konvokladım. Lan geldi. Ben bunun şeyi mi? Ah oh, Bak ete vurdum mesela yanlış. Orada death. Abi Minaç tam benim gibi ya. Tam benim gibi anlamıyor ki. Anlayamıyorsun abi bak Retial'ın böyle bir problemi var. Böyle fight'lar çok kısa. Ne kadar sürdü bu fight? <laughs> Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. <laughs> bak tekrar açıyorum abi. Tekrar izliyoruz tamam mı? <laughs> Lütfen Miraç'a fokus olun. Anlamıyor adam. Ben de anlamıyordum. Onun için çok iyi anlıyorum Miraç'ı. Ona konvoklayacaktır diye düşünüyorum. Ah, o konvokun... Hammer of Justice yapılabilir mesela. Konvok ah, yani geliyor. Bizden çıkamadım. Evet onu bekleyeceğim. Konvokladım. E ben bunun Sen şeyini mi... Oh, Stun yedim ben. Bak ete vurdum mesela yanlış. Orada Fane of Death at. Bu ne abi? Patır kütür. Çok hızlı yani. Ee, onun için de öğrenmesi zor Retail'ın arena tarafını. Ama öğrenir. Miraç azimli adam. Öğrenir. Raptor'a vurmasa iyiymiş. Raptor'a mı vurmuş? Ben hiç fark etmedim bile. <laughs> ben Miraç'la el ele pp yapayım. Vallahi Orada arenada. İki amatör. Leons çalışmıyor, değil mi? Hiçbirimiz diğerinin yaptığı ee, hatayı da fark o, etmeden çiçek gibi şey. oynar gideriz. Çalışmıyor. <laughs> İzleyicilere yazık olur ama. <laughs> İzleyicilere yazık olur ama yapacak bir şey yok. <laughs> ben gidiyorum direkt. Portumu koydum. Yandaki Yalsın. monk değil mi? Neyse. Standlandım. Açılıyorum. A aç 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 aç. aç, aç, aç o bu şey oldu. İncep diyeceğim ben. Fiir yedim. Hadi be. Hadi be. O çok iyi ya abi dur Gittik şey, yine babunu öldük. Aç, yapayım, öldük şey. ölmedik. Şey, okay. Oh. Yıl. <laughs> Nasıl öldü? <laughs> Oğlum babanın süresi ne ara bitti? Şey bubble aç, bubble aç. Bobble Açtım. Aç hı hı. Şey, okey. Ben kendim... Aa, Shattering Throw attı değil mi? Ya bak ben de 3 gün sonra akıl ettim. Tamam tamam. Oğlum <laughs> 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 diyorum ya. Miraç'ın vereceği her tepkinin aynısını ben de veriyorum. Çünkü ben de nasıl öldü diye kaldım. Demekim <laughs> değil mi? Aa öldüm. <laughs> ben de böyleyim nasıl öldü ki? Babula daha vardı. <laughs> tamam söylediğim gibi benim biraz <laughs> <komik olabilirsin. gülüyor> lan ya çok keyifliymiş ben bu videoyu full izlemem lazım dur ne oluyor bir şey oldu ha tamam next maç ha bir sonraki maç sonraki maçta <laughs> yetiştim. Ne var? İki Meclerden mage mi? Bir tanesini almaya çalışacağız. Aynen. iki hmm. mage var. Ş şipleri interrupt etmeye çalışalım. Hani biz burada <laughs> bizim interrupt edeceğimiz şey şipler olacak. Dur abi. Evet, full izleyelim evet, mi? Evet, Oğlum gidin. Miraç'ta ne izleyin full izleyecekseniz. E, Yok <laughs> ediyorlar. Nasıl ulan, vuruyorlar ya? Bir şey. Vuruyorlar da iki evet, mage de vuruyor. Diğer Herkes şey daha birbirine daha vuruyor. vuruyor. Hah! Onun ardı yandı. Pyrolar havada uçuşuyor. Baksana. Ama sıkıntı yok. o öldü öldü. Öldü o. Ha tamam, kazığı burada. sapladık. o alttan Bilmiyorum. çıkıyor ya ability. E ee, bana şey freedom at burada. Freedom at lazım. Ee, freedom atacağım ben sana. Nereye koydum ki ben freedom'ı? Vermerim, vermem. Ya yine <Miran> çok falik <laughs> Tamam, <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> aynı ben aynı. <laughs> ya çok tatlısın Miraç. Gerçekten çok tatlısın. <laughs> abi ben de FIFA'ya girerken Shift E'ye Shift Q'ya makro koymuştum. Kimle oynuyorduk ya? Efsun'la mı oynuyorduk? Galiba Efsun'la oynuyorduk. Diyor ki abi niye Shadow Duel şey attın diyor. Shadow Duel attın diyor. <laughs> Ben Shadow Duel atmışım haberim yok. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Gerçekten çok iyiymiş. Of. Ben bunu izleyecektim bak unuttum. Kim attıysa çok teşekkür ederim. Bu ne? Hangi <laughs> klip bu? Ah. Fark var mı abi İzleyin şimdi. Güzel güzel Devamını izleyin Güzel güzel Neye gülüyorsunuz ki abi Neye gülüyorsunuz Yendik abi işte <laughs> Ben bu oyunu Kazandık zannediyordum oğlum Ben bu oyunu kazandık zannediyordum Allah'ım <laughs> <laughs> Bak. Gördün mü? Nasıl kaybettik ya? Hayır ya, ne RP'si? Direkt kazandık zannediyordum. Bak. Şu an çete bakıyorum. Güzel güzel. Sonra da Allah Allah diyorum. Gerçekten kaybettik mi? Miraç ben bunu beğendim. Watch Later'ı nereden yapıyoruz? Bunu ben izleyeyim. Aha. Şey geliyor. Loot geliyor. Ay ya. E bir taraftan da kendimi yanlış hissetmedim. Peki bir şey soracağım. Miraç o kadar zamandır oynuyordu ve hiç pvp yapmıyor muydu? Yoksa daha ciddi pvp yapmaya mı karar verdi? Yapmıştır, yapıyordur elbet. Çünkü pvp bine bilmem nesi falan da var. Miraç onları da toplamak istemiştir de. Herhalde ciddiye alarak yapmıyordu. Battleground falan takılıyordu. Çünkü arena başka bir mevzu oluyor ya. Canım sen de icra memuru gibi geliyorsun hemen 25 gold. Gidiyorsun hemen 25 gold. Al. İbis arena için Rock Drift ya da Rock Priest hangisi daha iyi? Rock disiplin daha iyi sanırım. Ve biraz karşı kompozisyona ve metanın ne olacağına da bağlı ama. Oh Elemental 4 ver. Şey de güzel. <laughs> Rock Shadow e, ee, da de olabilir. Meselesi Warlock da olabilir. E, Rogue Mage yine güzel olabilir. Damgüm. Warrior'lar TV'si de de iyiler. 3 v 3'de tabii ki oluyorlar. Ama 2 v 2'de yine oynarlar ya. PP soruyorsan PV PV'de de tank oluyor, Arms Warrior oluyor. Yolu. Ya Rogun e, şeyi herhalde karda PP'den geçecek zaten. Çünkü adam akıllı silah yok. Yanlış hatırlamıyorsam da e, Gladiator'un ofendi bizi 2-3 face falan götürüyordu. O anlayacak. E, rating istemediği için herkes PvP yapacak. Rating muhabbeti yerine böyle işte aranını yap item'ını al mantığı PvP'ye insanları atıyor ya o güzel. İşte ille de 5000 rating, 3000 rating, 1000 rating falan olunca o zaman ee, millet soyabiliyor. Bir tek rating gladyatör bineği ile alakalı yanılmıyorsam TBC'de. Yok ilk başlarda rating istemiyordu ya. Sadece puan istemiyor muydu? Yine zaten öyle en sondaki gibi Ratingle geliyorsa ee, Sıkırtı Abicim loot yapıyoruz ya Malibu go out da Loot yapıyoruz güzel kardeşim Ben lootumu niye bırakayım Dönüring Sadece puan istiyordu. Merciless'tan sonra değişti galiba. Değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Çünkü bende Merciless e, set olduğuna göre ben rating kasacak kadar oynasam bilirdim. Demek ki sonraları değişti. Bu nasıl bir server abi? Her 10 dakikada bir pop var. Evet evet evet. Yani patır kütür atılıyor. Dün diyorum ya ben golemakta 5 saat rend bekledim ya. Atan olmadı. Ne oldu? Sizi öldürmüşler. Beni niye dışarı istediler anlamadım ki. Sen de öl diye. Herhalde. <laughs> Şunu öldür şunu. Booster'ları öldürüyorlar herhalde. Oğlum bu ne? Bir sürü insan giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Bakar mısın? Yuh anasını. Resetlediler mi acaba bunlar? Hmm, resetlemişler okey. Gerisi beni bağlamaz. Ben müşteriyim kardeşim. Ben müşteriyim. Oh. Bunları da her seferinde elimle siliyorum aslında. Makrosu, Dijunk, diye Edon'u falan var ama kim uğraşacak? Nasıl müşteri? Boost mu aldık? Ee, boost almıyoruz. Boost nasıl alınır? İnsanlar merak etti. Onu yayında gösteriyoruz. Sevgili artık, artık what the fuck? Artik what the fuck? Ben bu usta almıyorum. Ben almıyorum. Gösteriyorum sadece. Hah. İyi zandalarda. Bu ne yapıyor? Bu burada duruyor. Aha invite. <laughs> Herkes ayar ordu. <laughs> Artefaktlar atılış hızını herkes ayar oluyor şu an. Bu ne herkes atıyor patır kütür diye. Atılsın atılsın iyidir. Tamam biz şey yapalım. Ee, Miraç izleyelim. <laughs> Dur yorumlara falan bakayım. Evet Bajera Pikabo PvP'si mi izleyeceğiz? Biraz da Exolnas izleyelim. Doğru. Abi PvP mekanikleri bir günde öğreneceğim bir şey değil. Ee, hadi kendi skilllerini tamamen öğrendin desek rakip skilller var. Ee, o yüzden umarım saçma yorumlara kafa takmazsın. Çok güzel yorum yapmış Kadir Sağır. Helal olsun. Doğru çünkü. Çok hızlı kararlar vermek lazım. Ben bilmiyorum nasıl olacak kısmına çok güldüm. Doğru bu arada. Harbiden çok hızlı düşünmek lazım ve o düşünce yapısına da alışık olmak lazım. <laughs> Abi iyi de mesela sevgili Ömer yıllardır oyun oynayan birisinin illa ha pvp yapmaz zorunluluğu var mı? Bence yok. Bence yok. İyi üzmemişler Miraç'ı yorumlarda. Sevindim. Bu sefer yetiştim Yetişme Yetişmesen ne olur? Bir daha atıyorlar galiba. Ne atıyorlar bu sefer? Az önce bir buff etti. Aa 3 kişi yapıyoruz. O zaman daha mı fazla XP geliyor? Daha mı az? Bar'ı verir misin bana? 96, 123. Eh so so. Şeyde dursan, Booty e, Bay'de dursan Furkan ben iddia ediyorum e, hiçbir zaman üstünden zandalar buff'ı silinmez. İnsan bir merak eder. Ya 15 sene Labi şu orada vurayım der. Demişsin de Hüseyin. E, yani bilmiyorum. Miraç'ın büyük ihtimalle PvP eşyamıtları vardır. Battleground'dan falan alınanlar işte honorlar monorlar falan da arena bir başka mecra abiciğim. Arena başka bir mecra. Ben de gittim. Ben de e, test ettim. Şeyde Shadowlands'te. Kazana ya o kadar da kolay değil. Hatta Moonfrost e, bir gün gelmişti. Onunla beraber oynadık. Vao. Yani arada dağlar bayırlar fark var. İzlerken her şeyi çok net anlıyorsun da oynarken işte aynı Miraç'ta olduğu gibi o neredeydi lan? Bu neredeydi ulan falan diye baka kalıyorsun. 3 saniye içinde de ölüyorsun. Geçen Efsun söylüyordu. Efsun'da 200 küsür tane arena yapmışız. Ya az bir sayı değil ama yine de hemen hiçbir şey bilmiyorum. Ya oyununda zaten açık dünya PvP'si öleli çok oldu. War modu kapattığın sürece açık dünyada herhangi bir PvP'ye maruz kalmıyorsun. Gerisini de Battleground'dan hallettiysen. Dümdüz oynayabiliyorsun. Takdir edilesi olan noktada e, böyle içerik çıkartmaya e, başlamak. Evet. Çünkü miraçta akıllı adam. Bilmiyor mu abicim? Şey diye. Şimdi insanlar gev gev konuşacak. Falan diye. O da biliyor. Ama ona rağmen bu içeriği çıkartıyor olması da Bence güzel Format çok kötü bir şey pvp istemiyorsan pv serverda oyna PV server diye bir şey kalmadı ki aylak like pizza bütün Serverlar normal oldu World'de milleti griflemi, grifleyip deli etmek varken arena neymiş Arena da güzel ya Gemide adamı suya atmak varken zaten niye öldüreceğim Olaylısı <laughs> <laughs> Olay ya Patch notlar mı gelmiş? Millet öyle bir şey diyordu. Yok. Ee... Ha Dün Twitter'da şey gördüm. Son dakika patch notlarında bir değişiklik olmuş gibi bir şey gördüm. Bu arada Dalaran postasını biliyor muydunuz bilmiyorum ama sevgili Umut ee, Dalaran postasını kapatıyor. Web sitesi olarak. Bu da komünitenin için üzücü bir haber. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Takip ediyordunuz, etmiyordunuz bilmem ama e, orada da bir içerik üretiliyordu. Üzüldüm. Kaliteli bir içerik üreticisi e, artık daha az içerik üretecek. Gel gelelim. TBC'de bizimle. Evet. Evet. Neredeydi? Şöyle bir şey görmüştüm. Shadowlands ile alakalı patch not deyince. Artık mitik şeyleri de mitik raidleri de e, cross realm yapılabiliyormuş. Bir noktadan sonra kaldırıyorlar herhalde değil mi? Cross realm yapılma muhabbetini. With the closing of alliance e, hall of fame. A cross realm mythic castle Natria will be available for all players starting on next raid lookout for each region diyor. Evet, Hall of Fame'in dolmasıyla beraber yani ben A server'ında, sen B server'ında e, mitik yapabiliyorsun. Ben onu bilmiyordum. Top 100 kesince kalkacağını bilmiyordum. Aa Allah Allah. Böyle bir şeyi niye yapma gereği duydular ki diyordum. Demek ki bu standart bir olay. Aklınızda olsun. Yani kanka bizim Guild server'da olsaydın seni kesin boostlardık falan diyen arkadaşlarınız varsa gidin onların yakasına yapışın. Deyin ki artık aynı server'da olmamıza gerek yok. Sen şimdi de beni boostlayabiliyorsun deyin. Boost'unuzu alın. <laughs> Boost'unuzu alın arkadaşım. Başka e, Twitter'da bir şeyler var mı? Ha GeForce Now muhabbetini duydunuz mu? Ee, GeForce Now yani tabii ki şey GeForce Now'ın Türkiye'deki adı neydi? <laughs> Turkcell, Game Plus bir şeyler bir şeyler. Ee, GeForce Now üyeliklerini komple Turkcell'e aktarıyorlar. <laughs> Çok büyük ahlilik gece yarısı operasyonu çekmişler. <laughs> Game Plus. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu ne saçma bir şey. <laughs> Onu görünce dedim ki Allah'tan Türkiye'ye böyle bir işte Blizzard lokalizasyonu falan da gelmemiş. Allah'tan yani. Gelse bizde de mi öyle olur acaba? Yani şöyle bir şey yapmışlar sevgili arkadaşlar. Avrupa'daki e, GeForce hesabı artık insanların e, haberi bile olmadan GeForce Plus'a aktarılıyor. Yani Türksel'e. Ve bir noktadan sonra <laughs> sen Avrupa'da hizmet alıyorsan da Mart'ın 3'ünden itibaren bile eğer Türkiye'den katılan birisiysen sadece Türksel üzerinden alabiliyorsun. Onu gecenin ikisinde millete mail atmışlar. Tabii bunun üstüne ee, zaten şey gibi, can gibi, e, tuna gibi işte panda gibi yayıncılar şey yapıyordu ya reklamını yapıyordu, sponsorluydu, sponsorsuzdu bilmiyorum ama herkes onlara iyice bu sefer yüklenmeye başlamış. Üf. E, bir taraftan başka bir yayıncı. Hı, ne oldu 15 saat geçti hala neden tweet atmadılar bunlar falan yapmış sonra twitter'ını kapatmış O olaylar olaylar sabah bir kalktım elimde telefon yataktan çıkamadım bir saat bunları okudum dramaya doyduk bugün de çok şükür çok şükür dur neydi bir kanal bulmuştum bununla alakalı Hah bak bak. Bu, bu kız güzel iş yapıyor. Bu kız güzel iş yapıyor. Drama pasta. Hah. drama pasta bak. Herkese merhaba tekrar. Haberiniz vardır. Son günlerde etraf bir Twitch dramasıyla çalkalanıyor. Abi hiç uğraşmaya gerek yok. Ablacığım ne güzel derliyor, topluyor. <laughs> Ooo oh, tam Twitch magazin. Bu içerik için çok da teşekkür ediyorum. Ee, artık arkasında kim varsa benim gibi vakti olmayanlara ama böyle şeylere de kız 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 gülenler için çok güzel hizmet. <laughs> Drama pasta kanalın adı. Yani şeyin, can, can'ın e, tweetini gördüm. Can haklı abicim. ben genel olarak özellikle eskiden çok fazla haklı e, haksız şeyler söylediğini biliyorum. Bazen böyle Kantar'ın topusunu çok kaçırıp özellikle kendisini eleştirenlere çok ağır hakaretlerle falan karşılık verdiğinde çok da eleştirdim buralarda. Ama e, bu bir teknolojidir. Bu teknolojiyi de tanıtmak okeydir. E, Birçok insan da işte Tuna'nın sayesinde, Can'ın sayesinde Türkiye'de haberdar oldu bu teknolojiden. Eleştiriyorsa bile zaten haberdar olmadan nasıl eleştirecekti? Yine onun için de bir bilinirlik gerekiyor. E, ticarettir diğer taraftan. Geçenlerde bir muhabbet olmuştu ya işte bilmem ne oyunu sana e, bilmem ne kadar para verse oynar mısın? E, yani bu ticaret... Deremit aman diyeyim. <laughs> evet ya insanlar çok ufak şeylerden linç yiyebiliyor. Deremit. Eren'in de öyle bir muhabbeti olmuştu. Bilmem ne o. Ben hatta o zaman GTA RP muhabbetlerini de Eren'den dolayı öğrenip işte Eren'den dolayı da izliyordum falan. Ondan sonra saldım çünkü çok wow onun da bir sürü draması bilmem nesi varmış. <laughs> ya bugün de Can sponsorluğunu bitirdiğiyle alakalı bir tweet atmış. E sponsorluk bitirmek de bir iştir. Yani öyle Twitter'dan duyurmazsın. Sponsorunun doğrudan haberi olmaz. Öncesinde de bir insanlarla konuşmuştur herhalde. Abi ben bir şey merak ediyorum. Neden bufflar Ogrimmar'da veriliyor? Understeed'e falan olmuyor. Şey çünkü Patpides ee, kafalar oraya asıyorlar abi. Alliance'da da bir tek Stormwind. Zaten e, Ogrimmar'ın kalabalık olmasının nedeni Tamamıyla buff. Kazıkları oraya dikmiş zamanında dikenler. Öyle de kalmış. Abi reklam aldığın yere yalnız bu kaç kayma diye e, kaç kayma olacak diye de sorarsındır. I like pizza. E, az çok insanları tanıyabiliyorum. Anlayabiliyorum. Bence zaten fiyatını bilmediği aşikar. İkincisi e, salak bir adam da değil. Herhalde şey mantığını kurmuştur. Kim olsa aynı mantığı kurar. Globalde kaç para? İşte 25 lira 30 lira. Ya Türkiye'de de olsun olsun 40 lira 50 lira olsun diye bir mantık kurmuştur. Fiyatı çünkü daha belli değil diyorsa da ne diyeceksin? E, teknolojiye de o kadar hayplanmışken. Bu şey gibi düşün bak. Aylak like pizza. Blizzard diyor ki mesela ey Okan diyor e, biz Türkiye'ye geliyoruz kardeş diyor. Lokalizasyonumuz var diyor. Koca Blizzard tamam mı? Sen de diyor bizi e, insanlara tanıtır mısın? Bak Türkiye'ye geldiğimizi duyan duymayan kalmasın. Bununla ilgili bir PR çalışması yapalım. Sence ben orada şey der miyim? Yalnız biraderim Türkiye'ye geliyorsunuz ama e, e, kaç para olacak? Game time falan muhabbetini yapmazsın. Orada bir hype olur ya. İyi lan ne güzel bak sonunda senelerdir beklediğimiz Blizzard Türkiye'ye geliyor der. Değil mi? Ben burada konuşurum konuşurum. Derim ki işte Blizzard Türkiye'ye geliyor. Efendime söyleyeyim oyunlar şöyle Türkçe olacak. Böyle olacak. Şöyledir böyledir. Serverlar olacak. Zarttır zurttur. Aradan bir zaman geçer. Blizzard der ki biz Turkcell'le anlaştık ve e, Turkcell'de aylık game time'ı 250 liraya satıyor. E ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın yani? Ona yapabileceğim bir şey yok ki. İnanmadığı bir şeyi de savunuyor olsa ona da okeyim ama Stadia'yı falan da yani bu streaming servisleri de hepsini ayırt etmeksizin e, çok hype'lı hype'lı takip eden birisi. Herkes aklı başında olan herkes Türkiye'nin e, maddi gücünün farkında. Sonra evi hesabını kapatıyorlar. TR zorunda kalıyoruz. 250 veriyoruz. Aynen işte yani Game Plus'ın yaptığı tam olarak o. Blizzard olarak düşünün. Aynen öyle. Diyor ki 3 Mart'tan sonra Europe Server'larında oynayamazsın. Sen e, Türk oyuncu olduğun için sadece Türk Server'larında oynayabilirsin. Ve bunun için de artık 250 lira vermek zorundasın. Bu olaydan sonra sponsorluk üyeliğini kapatma kararı almış. Evet gördüm onu. E, doğru karar artık. Çünkü e, bu kadar da sen fiyatı zaten çok yüksek noktadan çıkartıyorsun. Üstüne daha orayı kaşır gibi bir de milletin üyeliğini falan kapatıyorsun, kaldırıyorsun, indiriyorsun. E diğer taraftan biliyorsunuz arkadaşlar bir noktada popüleriteniz veya bir noktada bir başarınız varsa insanlar da sizin ağzınızdan çıkacak bir kelimenin yanlış olması için hazırda bekliyor ve işte oradan size laf sokmaya, eleştirmeye çalışıyorlar. E bu insanlar da onu çok yaşadılar. Aklıydı haksızdı falan tarafını söylemiyorum. Yani eleştiri var eleştiri var. Ama milletin de anasına bacısına sövülecek bir durum değil. Veya kişiliğine sövülecek bir durum değil. Yok kimseye sövmüyoruz. Sövülenlere Övülmesin diyoruz. ve biraz da Twitch'te dramada yoktu. Yani bunun yayıncıların ee, bildiğiniz birçok büyük yayıncının da öyle de bir geçim durumu da var yani. Dramadan beslenen ve zaman zaman hype düşünce bir şekilde bu dramaların içinde hep yer bulan yayıncılar da var. E onların da şey oluyor. Hmm, ekmeğine yağ sürülüyor. Kendi aralarında oynuyorlar. Oktar Ogar. Utkucuğum 6. ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Çok naziksin. Çok minnoşsun. Eyvallah. Ya şurada etkiliyor böyle şeylerde. Ben burada Utku'ya yalandan sövsem. Utku yalandan yayında bana laf soksa falan. izlenmeleri iki katı oluyor. Ondan sonra da millet Abi niye kavga ediyorsunuz diyor. Ama bir taraftan da kavgayı izliyor. <laughs> Abi ben sana bunun teklifini geçen yıl verdim sen kabul etmedin. Evet, doğru. Ne abi ne yapıyorsun şu an? Arkadaşla izliyoruz. E, merak ettik. Ben bir şey yapmıyorum. Eee Keisaku ne yapıyorsa bu adam yapıyor. O yaratıkları öldürüyor. Ben de experience alıyorum. Çünkü e, bu servisin adı boost servisidir. Parasını verirsin. Elin adamı senin için oynar. Sen de böyle oturduğun yerden level up. Oh, bir level daha aldım. Ya level bir de level almak zor diyorlar ha klasikte. Şuna bakar mısın? Çatır çatır geliyor. Akıyor mübarek. Öldü zannettik seni. Aysel'ün sıkıntı yok inşallah. Lan durun öyle demeyin. şey yapıyor. Adam video çekmiş o kadar. Ney? Ee, bir şey eşeğim Ben de oralar yok. Castle Natria'nın bilmem ne eşeğim Ben Castle Natria'nın kapısını bile bul desem bir kere de bulamam. O kadarını bilmiyorum ama belli emek var emek. Gidin izleyin. Benim haberim yok videodan. Abone olmadığın için olabilir mi? Soyut. Keşke bir abonelik olsa da eee Relax kanalına video çekilince bildirim gelse. Bir de çana da tıkla. Sonra vay ben duymadım. Vay ben görmedim. Druid'le soft reserve ne yapayım? Nerede? ZG'de mi? Hmm. Druid şeye feral olarak mı? Abi sanırım bot var orada. Clock var orada. Hiç de bilmiyorum ha Druid'e. Tank için ne olabilir ki orada? Leather itemler var olmasına da. Fish boss'u kesecekseniz, fish boss'u kesecekseniz abi, fish boss'tan ayof e, bilmem ne var, onu alabilirsin. Zannetmiyorum fish boss'u kesmeyeceklerdir. Yeni Druid ne e, soft ya tank olarak? Yeni atmış olmuş Druid. Arkadaşlar. Hadi saksıyı çalıştırın. ZG'ye gidiyorsunuz. Atmış Druid'siniz. Tank oynama niyetindesiniz. O mavi botu diyorsunuz değil mi? Bir hit bir şey. Evet fena fikir değil. Kolye mi? Hangi kolye? Mavi bek var hit veren. 15 ecileti bir hit vereni diyorsunuz. Kolye ne kolyesi ya? Aa şey. Atak power ve crit veren. Yok be. O duride şey mi? İsmidir ki Hoş mavi eşyalarda evet e, gittiğim parti böyle çok fakir fukara partisi değilse Doğru mavi eşyalar zaten sana kalacak Epik olan bir şeyi soft reserveleyebilirsin Onda doğru aslında Biri raptor dedi ya o da fena fikir değil Kullanmayacaksan da Partiden yerine sallarsın eğer düşerse ama tabii o bir jackpot. Ha çanta soft reserve'leyebilirsin. 18 slot çanta düşüyor. Çiklediler mi? Birisi inspeklemiş belli ki. Utkucuğum görüşürüz canım benim. Ee, Allah kolaylık versin. Yoğun çalışıyorsun. Takipteyiz. Gurur ve övünç kaynağımızsın. Ee, once again. Yine kiklendi arkadaşlar. Zici için millet çiğir soruyor. Hı? Epic düşürebileceğim tek yer burası. Burada buraya da ciir yetmiyor diyorlar. Ama alacağım item kalmadı mavi olarak. Ya onlar biraz insanlar işte şeye alıştı ya şimdi. 6. phase olunca hani face roll gitmeye alıştığı için insanlar tabii ki adam Kiss of Spider'la bilmem neyle Druid bekliyor. Kafasında öyle bir Druid şeyi var, hayali var. Yani öyle Druid olsa zaten ZG'ye ne gelsin değil mi? Ama işte millet öyle bekliyor. şurada 1-2 haftaya zaten biz kendi zul grubumuzu yaparız. Efendi gibi de oynarız çünkü bu zul gruptur. Batır de yapılır. Herkesi de cheerlarız elhamdülillah. bir sürü de item çöpe gidecekken bizim ranlarımızda çöpe gitmez herkes alır şeyler. Herkesi memnun ederiz. E çünkü birçoğumuz zul grup repitasyonu falan harikasıyım olacağız. ZG'nin şeyi de repitasyondan setleri falan da fena değil. E, Pirebis'le uğraşmayın diye onun için söylüyorum. Yani Rever'ı da olsan, Honor'ı da olsan bayağı bir setin oluyor. <laughs> o çok güzel gülüyor ya. <gülüyor> bu adam kimse <laughs> çok güzel iş yapıyor. <laughs> çok güzel iş yapıyor bu adam kimse. <laughs> e klasik de olmuş Raider ayo. Ya iki senedir oynanan bir oyun Oğuz. İki senedir oynanan bir oyunda da e, ben de şimdi açık konuşayım. Öbür e, Gehennas Golema geçtiğimde o karakterimle de gidip e, yeni insanların olduğu bir ana girmek istemem. Doğruya doğru. Çünkü arada iki sene var. Ben Molten Core'u 15 dakikalık yer olarak görürken 5 saatte yapmak istemem o karakterle. Zul grup biraz çünkü şimdi idoller falan için yapıyor millet. Patır kütür gideyim derdindeler. E Druid tanka zaten sıcak sıcak bakılmıyor. Bir de işin o tarafı var. Yani klasikte TBC demiyorum bakın. Klasikte Druid tanka sıcak bakılmıyor. Adam bir bakıyor her şeyi mavi falan anladın mı? Diyor ki yok abi bundan olmaz. Kafada öyle bir yapı var. Şu an yaptığımız ne ola ki? Şu an yaptığımız para verip karşılığında experience almak Luigi. E, boosting. Bir tane match e, şu arkadaş bütün dancını topluyor. Level atmış. E, bizim bulunduğumuz yere kadar getiriyor. Orada öldürüyor çeşitli triklerle. Ve biz de ona e, ram ran başına para veriyoruz. Ben de bir taraftan böyle sizle sohbet muhabbet edebiliyorum. E, level kasıyorum. Sorsan level kasıyorum. O 47 olmuşuz bile. Güzel. Yani ee, şey pay to win. <laughs> pay to level. Bilseler ağızlarının tadını benden başka tank istemezler ama işte Rage rider, onlar kaybeder. ROG için hangi mesleği öneririm? Ee, skinning ve Herbalism. Belki ROG için e, 60 olduktan sonra Mining ve Herbalism de avantajlı olabilir. E, çünkü Madencilik ve Herb ikisi aynı anda ROG'da gayet olabiliyor. Bunu da yaptım. Bunu da yapayım. Kısacası kısacası arkadaşın olmadın mı? Kimse seni çekmez." demiş Oğuz. Hmm. Yani 2 senelik oyun olunca çok da mantıksız sayılmaz. Şimdi şöyle Ne bileyim item level 160, 170, 180 kaçta giriliyor şeye? Castle Natria'ya 180'de mi giriliyor? Mesela ben item level 180 180'le Castle Natria'ya normale girebilir miyim? Yok abi giremem. Yani kimse beni almaz. Arkadaş grubumdur. Ya bize lazım olmayanları verelim de bizimle oynayacak falan der öyle girerim aynı hesap. Çünkü artık 3 ay 4 aydır insanlar farm yapıyor ya orayı hızlı yapmak isteyebilirler. Rambaşı kaç gold veriyorsun? 25 gold 300 bilmem kaç yaratık öldürüyor ve her randa %30 %35 falan experience alıyorum. Şu an bana sanki word gibi geliyor. 3-4 randa alırım yani bu level'ı da alırım herhalde. 500 gold'un altına çok fazla düşmek istemiyorum. Şimdi gelen nasıl? Locked olacak dedikten sonra bir karakter açtım. Locked olduktan sonra golemaktaki karakterimi geçirebilir miyim? Ona göre bekleyeceğim. Artemis Onu bilmiyoruz abi. Onu bilmiyoruz. Yani ben hiç e, o işlere bulaşmadığım için tecrübeli değilim. Orada zaten bir karakterim varken geçirebiliyor musun? Umarım. E, büyük ihtimalle öyle olması lazım ama %100 bir şey de söyleyemem. Çünkü nasıl söyleyeyim? Ranked Ejderity para eder ede. Wow! sistemi Stamina. Elemental Earth Reserve mi? Yok değil. Ee, sadece Epic'leri Reservelemiş bu adam. Ee, full Free For All olanı da vardır. Ee, efendime söyleyeyim sadece Edge Master ee, şey reserve olanı da vardır. Ben böyle götürüyorum. Abi hem klasikte hem tbc'de arms warrior nasıl? Klasikte arms warrior pvp. PvE unut. Yani pv'den. Ben pv dediğimde genelde raid'i kastediyorum bu arada. PvE'yi unut. Klasikte arms olarak seni kimse raid'leri almaz. Ee, free oynamanı ter ister. Tbc'de e, hem pvp'de hem de PvE'de yani Raid tarafında Arms Warrior oynanabiliniyor. Raid'de bir tane Arms Warrior olması zorunlu. %4 Physical Damage Increase veriyor bütün Raid'e. Onun için Raid'e bir tane alınıyor Arms Warrior. Yani kendi DPS'inden değil de biraz da işte o %4 bonusundan kaynaklı. Espringer'da 20'ye de yapılıyor 25'e de ama geneli 20. 330 artı e, 330 Plus Mob Epic Res şeklinde burada öyle işte. Burada da öyle şimdiye kadar gördüğüm. Düşünsene Ray'de hibrit talent ile gelip o debuff altamıyormuş ee, atamıyormuş diye almak için. Öyle adamı da abi ona göre değerleneceksin, değerlendireceksin Mehdi. Benim ee, mantığım şu. Raid'e giderken raid'e hazır olman gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Eğer raid varsa o da e hazır olmak gerekiyor. Benim her zaman raiding'deki düz durum budur. Raid'e hazır olmak ne demek? Abi poison'ın poison ın, ee, i̇şte işte konsüme bulun. Neyse onları bulunduracaksın. Bir, talentların o raid için uygun olacak. İki, e, profession'ların da o raid için uygun olacak. Üç, yani bunları söylemeye bile gerek yok bence. Klasik için engineering yoksa mesela raid'e hazır değilsin benim gözümde. Tabii düzgün raid'den bahsediyorum. Veya biz Naxxramas'a gidiyorsak sen Rogue olarak Murder Talent'ına verdiysen tş, abi demek ki sen Naxxramas yapmayı ya bilmiyorsun ya da gerçekten ciddiye almıyorsun demektir. Ne yapacaksın orada Murder'ı? Hem leveling yapıp hem dungeonları tanklayabileceğin bir warrior talent'ı var mı? Var. Arms warrior. Arms warrior her ikisinde yapabiliyor sevgili Delox abi. Biraz işte boost alırken bunları da konuşabiliyoruz. Güzel oluyor. Arms Warrior'da geliyorsun. 2 ee, buna ver. 3 buna ver. 5 buna ver. Efendim 1 buna ver. 3 buna ver. Kaç oldu? 14 mu oldu? Bir tane şarja ver. 2 ee, tane buna ver. Ee, two de ver. Şu an 10 numara tanksın. Elindeki silah neyse de ondan sonra ona vereceksin. İşte e, Sword mi X mi artık ne kullanıyorsan ki genelde Whirlwind X olduğu için X kullanılıyor. E buna ver. Kaç oldu? 28 mi oldu? Overpower 30, 31. Artık 10 numara 5 yıldız bir warrior'sın. Yani sweeping strike her 30 saniyede bir kullanılıyor. Sweeping strike ile beraber whirlwind veya sweeping strike ile beraber cleave vurunca dörder demuç falan çıkıyor. Ne agro kaçar ne bir şey olur. Dertemiz bir warrior oldum bile. Level kaçta? Level 40'ta. Burayı da bu level'la beraber bitiriyorsun. Bakayım. Aynen. Sonra buradan devam ediyorsun. Yapıştır bu taraftan. Gidebildiğin yere kadar enrage falan almaya gidiyorsun işte. Ama şurası e, senin level kasarken ilk 40 talentını vermen gereken yer. Ha, free oynayacaksan da o da bir tercih. Free'ye de verebilirsin. Bazen çünkü ben de aynı problemi yaşıyorum. Arms Warrior vurmuyormuş gibi geliyor. Böyle 3 saniyede 4 saniyede bir vurunca. Free'de Dual Wield kullandığın için hani daha böyle patır kütür vuruyormuşsun gibi geliyor. Shadowlands'te PvP'de kombatant nasıl olunuyor biliyor musun? Ee, 1800 Rated Arena veya Rated Battleground puanına ihtiyacın var. Arena mı yaparsın, Rated Battleground mı yaparsın bilmiyorum. Ama 1800 puana ihtiyacın var. 1800 müydü ya? Kombatant, kombatant kaçtı? 1400 müydü yoksa? Item level 207 olansa 1400. O puanı nereden görüyorsun? Şeyde ee, sıralma sıralama yerinde ranked var. Şurada ra, ran, ranket yazıyor ya ona tıklayınca zaten kendi puanını görürsün ama daha önce hiç yapmadıysan ranked arena veya da rated battleground 0'dır. Okan abi bir şey soracağım. Ben de alkemi ile herbalism var meslek olarak. TBC'de değiştirmeli miyim sence? Alkemi potion master yaparsan ee, mana potionların daha fazla mana verecek. Word kullanırsın. Yanına da Herbalism'i kaldırıp cavelcraft e, veya enchanting alıp oradan bir ekstra can veya da yüzüklere enchant alabilirsin. E, genelde main karakterlerimizde iki tane crafting şey olacak mesleği olacak TBC'de alt karakterine de ona yakın iki tane şey alacaksın olacak bitecek ne derler ona? Gathering Profession yani toplayıcı meslekleri alt karakterlerimizi alacağız. Böyle craft mesleklerimizi de main karakterlerimizde tutacağız. Çünkü işte Leather Worker'san onun bonusu oluyor. Alchemist'san onun bonusu oluyor. Jewel Craft'ın bonusu var. Blacksmith'in bonusu var. Bonusu yoksa da silahı var. Engineering'in bilmem ne item var. Hepsinin kullanılabilecek bir şeyleri var. TBC'de biraz daha ee, meslekler aktif kullanılıyor Ben de Dragon Mev yapacağım herhalde sezon 1 Yani başlangıçta Dragon Mev Tv'si Maze ama ee, bununla oynayacağız Hmm. Neyse aynen. Bununla oynayacağız. Veya da Aldor'la Exalted olunca şey vardı. Aldor Exalted e, Sword'u kaç DPS'ti? 87 mi neydi galiba? O. Ama bu bayağı götürecek bir Zamazingo. Onun için Drake Fist Temur yapıyorsun. Drake Fist Temur ve işte Primal nedir? Primal Might, Fist Temur içinde. 20 tane Fire, Earth, evet, Ethereum var, koryum var. Aslında o kadar da zor değil ama şu 20'şer tane bayağı bir iş. Bayağı bir iş. Bu neyin region'dı? Dragon Strike'a geçmiyoruz galiba biz. Yanılmıyorsam Dragon Strike'a geçmiyoruz. Bundan sonra işimiz bitiyor bu silahla. Sword'a geri dönüyoruz diye hatırlıyorum. Ee, aldor rap TVsi Hı, silah da bu dur be bu değil miydi silah Ya da bunu yapacaksın ama e, bu bayağı bir iş. Tuturut, turut, turut. At zırtları güzel kardeşim. Oh, experience barına bakın. Hım um, hım um, hım um, hım um, hım. Um. Ham 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 öldür hepsini öldür. Oh 49 oldu. Ne? TBC'de ne? hepsi slow weapon ile ehe ehe gezecek tuhaf mı olacak? Oğlum zaten rogun olayı slow weapon. Yani sword ne kadar yavaşsa klasikte de öyle. O kadar iyi. TBC'ye özgü bir şey değil ki o. Olay değil ki. TBC'de oh be hızlı ofent diye gezecek. Tamam klasikte de hızlı olması gerekiyor falan ama daha ziyade statistik olarak kullanıyoruz. BBC'de de gerçekten hızının bir önemi olacak. Ofendin. Çünkü oradan enerji alacağız. Dagger olacak mı? Yok. Yani meme olarak olur. Bir iki manyak multilate oynar. O da bir işe yaramaz. İlkel lootlayalım Nice, kiringi de bitirdik ya. 295 oldu. Böylelikle bir dertten daha kurtulmuş olduk. Lan ne kadar yaratık üst üste binmiş ya. Reis TBC için ben de açtım. Gelen hasta 10 level'ım. TBC gelince bir Warglaves, ya, Warglaves yapılır mı dersin? E zor abi. Yani kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Hepimiz biliyor değil mi bunu? Umarım yaparsın. Ne kadar zor? Bayağı zor. Çünkü drop şansı var. Yani aynı aslında şey yapmak gibi, tandır ee, Thunder Free yapmak gibi hiç düşmeye de bilir bir tanesi. Patır de düşebilir. Aynı bostan drop. İkisi sürekli düşebilir. İkincisi hiç düşmeyebilir. E, düştüğü zaman sen raid'de olmayabilirsin. Çünkü e, raid'den iyi olasın ki genelde loglar çok fazla kendisine yer bulmayacak. Onu da biliyoruz. Ha yine de şeye göre ne derler ona ee, klasik yani Vanilla Burning Crusade'e göre birçok insanda olacaktır. Çünkü geldiği gibi Black Temple insanlar temizlemeye başlayacak. Artık herkes stratejisini, taktiğini bilmem nesini falan biliyor. Dolayısıyla yani ne kadar çok fazla kesen guild o kadar fazla şans. Şimdi 3 guild temizliyor olsa 3 guild'in içinde misin diye sorulur. 30.000 guild temizliyorsa 30.000 guild'in herhangi birisinde yer alıyor musun? O sorulur ya. Heh, temizledik. Boost alırken skin'in kasan koca yürekli adam verdiği 25 goldu sonuna kadar kullanıyor. Tabii ki kullanacağım. Yani şimdi ee, sallıyorum işte. Kim olsun? Ha, bizim Iron Age olsun. Bir tane raid grubu yapacak. O raid grubunda da bir tane rog olacak abicim. Eğer o rogsan tamam senin. Değilsen raid, yani guild'deki bütün geriye kalan roglar çöp. E, raid'e bile giremeyecek. Bırak şeyi. Azinotu azin otu. Ama şimdi Iron Age'de 5 tane run oluyor olsa her raidde yine birer tane rog alsa bile 5 tane rog birden e, şans elde edecek. Biraz o Mehdi'nin söylediği ma matematikle de uyuşuyor. Veya da e, işte çok tryhard bilmem ne zarsturt falan oynayınca diyorum ya ya bir tane rog olacak ya hiç olmayacak falan. E biraz daha o skalası aşağıda olan bir yerdeysen belki r'de 2 tane 3 tane rog alma şeyine geçecek. E o zaman tabii senin de şansın öyle bir guild'deysen 2 3 katına çıkmış olacak. pvp için rogue kasıyorum fakat pve için mage düşünüyorum boost geldiği gibi alıp mage'e basarım rogue'u da e, kendim kasıyorum nasıl plan harika harika mage'in de pvp'si bu arada çok güzel e yani warglaive'si de warrior'a verecek de o kadar da değil sevgili arkadaşlar yani biraz da bu şey hep geçenlerde de muhabbet oldu ya. Thunder Free'ye ilk Thunder Free'yi Rogue'a vermek gibi saçma bir şey. Her şeyin yolu var. Yorda mı var? Gerçekten lazımlı olanı var. bir Rogue'a verirsin. Rogue'un da oyununu oynar. Ondan sonra da Rogue niye az damage vuruyor diye gezmezsin. Ee, adam da Raid'e katkı sağlar. Sen orada Warrior'ın ee, sadece Shattrath City'de afikayken kullanacak diye silahları ona verirsen öyle olmaz. O ayıp. Birisi oturup işte şöyle simler, böyle simler bilmem ne yapar falan ki onların da %100 doğru olmadığı, biraz da manipülasyon olduğu gibi bir şey de oluyor. Özellikle item yoinkleme konusunda. Sonradan sonraya biraz daha doğrusu yanlış ortaya çıkıyor öyle bir şey olur. Artık bütün güruh hak verir ki MC Azinot daha iyi oluyor. MC verirsin. Çünkü o daha fazla benefit alıyordur. Kimse de bir şey demez. Ya bir tane random adam abi bunu ben istiyorum dedi diye alabiliyorsa sıkıntı. Gitsin şey alsın. Bulwark of Azinot'u alsın. Eğer ille de bir Azinot elini almak istiyorsa. Warrior kardeşlerim. Bu horde tarafında tauren warrior'ların, e, tauren tankların ilk Death Sting'i alması gibi. Yani Hiçbir farkı yok. Abi orada Dagger Rogue var. E olsun abi ben tankım alayım. E, al ne yapacaksın yani. Tamam aldın. Güzel. Adamın Estin Slot eşyasını perişan ettin. Bir de onunla da kalmıyor. Death, e, Death Sting'i alınca peşine Kingsfall da istiyor. Çünkü Besting varken Kings Wall da best in slot. E ee, öbür rog ne oynayacak o zaman? Yoksa üçüncüsü düşecektir, dördüncüsü düşüyordur, bilmem nedir. Hani artık biraz şanslısındır. E ee, Warrior'a da çöp atacak halin yok. Ver. UBRS'in kapısını açmak için şey e, özel bir anahtarı var onun Rage Rider LBRS'den 3 tane boss'un e, gemstone'u lazım e, Troll boss Son boss Virem e, Talak Dragon boss yani bir de Ogre boss bu üçünden gemstone düşüyor Quest'ini aldıktan sonra e, Bu üç tane gemstone bir de Unsealed e, Ring of Ascension gibi bir şey var zaten o beyaz olduğu için her yaratıktan düşüyor. Bunları alıyorsun. Bir quest chain'i var. Onu yapıyorsun. Seal of Essence oluyor. O Seal of Essence çantandaysa kapı otomatik açılıyor zaten. Yüzük veriyor sana bir tane. Öyle bir quest'i var. yüzde %100 drop değil, e, bu gemstone'lar. Yani bir boss'u birden fazla kez e, kesmen gerekiyor olabilir. Bu buffları kaç saatte bir alabiliyoruz? Bugün bir kere geldi daha alamadım hiç e, demiş deloxa E, Nova World Buffs diye bir addon var Nova World Buffs şöyle gösteriyor bak haritanın burasında 11 dakika sonra Rand atılacak 30 dakika sonra Neferian atılabilir duruma gelecek 4 saat 49 dakika sonra Onyx'i atılabilir duruma gelecek diye gösteriyor. Ayrıca eee Onixia NPC'si öldürüldüğünde resetlenebiliyor bu cooldown. Tekrar atabiliyorlar. Yine Nova World buffs Edon'un yüklüyse guild'dekilerle falan da diğer Edon sahipleriyle de iletişimde olduğu için böyle yazıyor bak. Tam da yerine denk geldi. Neferin 30 dakika sonra resetlenecek diyor ya. Orada diyor ki Onixia'nın NPC'si öldürüldü. Ee, i̇şte 6 ila 8 dakika sonra respawn olacak diyor. E sen de o, o zaman gidiyorsun Ogromarı alıyorsun. Peki benim bir sorum var. Legendary itemları göz ardı et. Evet, klasikteki gibi en güçlü weaponlar yine Sword mi? Rogue için mi? Rogue için evet. Valla ben Rogue için kısmını biliyorum. E bir de genelde zaten TBC'de Sword'lar Rogue'lara kalıyor. Yani Rogue'ların öyle çok eşya derdi... Birkaç item dışında yok. Klasikteki gibi diğer klaslarla çok fazla şey paylaşmıyorlar. Sword düşüyor. Roga al kardeşim diyorlar. O da alıyor. Bitti bu kadar oluyor. İşte bir trinket var herkesin gözünü dikeceği. İki tane de yüzük var yanlış hatırlamıyorsam. Bir o itemlar. Bak hazır boş duruyorum. Onun için böyle e, soracağınız sorular falan varsa, bir taraftan da onları cevaplayabilirim. Sonra aklınızda soru işaretleri kalmasın. Tankı ne zaman kasacaksın? 9 kişi buldum UBRS'e. Tank bulamadım. Cidden bir Rage Rider. Sen tankla. Tek tank olur. Sen tanklamayacak mısın? Healer olarak mı oynayacaksın? Abi Hunter'ın TBC rate'de Item alması nasıl? Mücadele var mı? Yoksa item düşünce al Kardeşim Hunters'ın sen mi deniyor? Yani I like pizza. Zaten 4 tane seninle aynı klastan oynayan insan var. Bir kere rakibin 4. Bu ne demek? İşte bir tane bow düşecekse veya crossbow düşecekse 4 kişi kendi aranda mücadele edeceksin demek. Az bir sayı değil. Ee, klasikte hangi klas oynadım bilmiyorum ama 4 kişi aslında az bir sayı olmayabiliyor. Eğer bir de şanssızsan özellikle silah dropları silah olarak düşüyor ya. Hadi set itemlar token olduğu için bir şekilde hallediliyor. Üstün mavi cesaret edemiyorum tek tanka. Hmm, doğru aslında son boss falan sıkıntı olabilir. Boost mu alıyorsun şu anda? Evet bizarre. Selamlar reis. Şimdi ufak ufak transfer için toparlanıyorum. Transferde banka itemleri de geliyor mu bizimle? Evet Pepinoy aynen. Banka eşyaları da seninle geliyor. Karakterinin bankası ve çantası seninle beraber transfer oluyor. Walton Core'da 8 Mage ile mücadele ettik. Biz de zamanında. Evet ilk başta da her yer bir sürü Mage olduğu için 8 meci de almazsın işte. Grubuna 8 meci alırsan bir kere 4'ü küsüyor arkadaş. Bu 2 2 4. Şimdi diyelim ki TBC raid'i var. 5 tane rog alsam bunun zaten 3'ü küsecek. Ne bileyim. 8 tane warlock alsam bunun zaten 5 tanesi küsecek. gidecek falan. Çünkü ne yapacaksın? O adamların hepsini nasıl eşya yetiştireceksin? Hani klasikte şöyle bir olay vardı. Diyeceksiniz ki Klasikte de bir sürü warrior var. Tamam bir sürü warrior var da klasikte warrior gidip rank kasıp rank 11 olsa seti oluyor. Rank 14 olsa silahı oluyor. O set ve o silahla Naxxramas'a kadar kendisini götürebiliyor. Burning Crusade'de ee, çok öyle değil. Efendim. Geç. Geç. Bunun yeri mi değişmiş? Aynen. Er. iki. 2 1 3 5 3 Abi işte bu bunlara vermek falan çok oluyor. Ye yine bakar mısın bir sürü puan gidiyor ya. Ben hangi birine vermeyeceğim de talentları iyi hale getireceğim. Ya e, mecbur vereceğim. Çünkü pvp ortamında vermezsen olmaz. Kaç talentımız kaldı? Yazmıyor değil mi bir yerde? Kaç tane kaldı ki? Eosivet'e ver. Murder'a ver. Buna ver. Bizim buraya en fazla 42 yapabilmemiz gibi bir durum söz konusu. Neyi vermeyeceğiz ki? Gibi mi olacak? Çünkü bu güzel. Harbiden neyi vermeyeceğiz ya? Aynen bunu 3 yapacağız o zaman. Bunu 5 yapacağız. 16, 3, 42. Olur. TBC'ye bir sürü makro yapılacak, bir sürü keybindler değişecek. Benim keybindlerim hiç iyi değil. Yani böyle zamanında Harbiden 15 sene önce bütün finishing move'larımı böyle birden 5'e kadar dizmiştim. Öyle de kaldı. Bunları daha insancıl yerlere almam lazım. e, Premeditation gelecek, Pre Premeditation gelecek, Shadow Step gelecek, Clock of Shadow gelecek, Shiv gelecek. Dur, Premeditation, Clock of Shadow, e Shadow Step. Ondan sonra Shiv, Deadly tro. Başka ne geliyor? 5 oldu. Başka ne geliyor ekstra? Mm Çantam nasıl doluyor ya? E gidiyoruz yine ağır ağır. Ben aslında o kadar hızlı oynamıyorum ki Notch Face. Yani siz beni yakalayacaksınız yine ben atmış olmadan. Çünkü ben diğer karakterle falan da oynayacağım biraz ee, Warrior'la. Aşağıdan gelen arkadaşlarla onlarla da bir şeyler yapmak istiyorum. Sana yetişeceğim diye yırtmış mıydım? Aga be. Aga be. Kaç oldun? 43 mü? Ha ezik. Ha ezik 43. Yetişirsin yetişirsin. E bir de şöyle bir şey var. E, bir gün yayın yapmazsam yayın yapmadığım gün oynamam falan gibi bir düşüncem de var bu karakterle en azından 60 olana kadar. Çünkü 60'a giden macerada YouTube'da kayıtlı olsun istiyorum. Yayın yapmadan da öyle evet yayın açtım ve ara 10 level almıştım zaten yapmayacağım için. E birazcık belki bir gün böyle bir kaçamak yapıp eve de fırsat zaman ayırabilirim. Sonuçta Family Matters arkadaşlar. Ama çantam doldu ya. Lootlayamıyorum ki hiçbir şey. Lan. Polis tonu atıyordu. Durun şu loot işini yapayım. Karakteri yerine götüreyim. Sonra yazılanlara bakacağım tabii ki. Derileri kaçırmak istemiyorum. Oh Onyx'i artı rent. Atır kütür bufflar. Solistono site zaten 8 gold. E 8 gold da baya bir para. Kardeşim hoş geldin. Ee, Maradon boostu 25 gol. Lootlamadığımız bir şey kalmadı. Tamam. Tamam. Nasıl ignor atıyor? OnlyFans sorusuna e, ee, kaçaman abi bulacağım hesabını. Neyin ya Mehdi? OnlyFans hesabımı mı? E, bulamazsın. İddia ediyorum bulamazsın. Şu ikinci klient niye açıktırıyor? Bunu kapat. ne o Mehdi'cim? Bu ne ya? Bu ne Mehdi? PvP bu yıl mı bu? Oğlum yarısı elden yarısı gölden PvP bu yıl mı olur böyle? Yani Shadow Step olmadan oynamak mantıklı mı? Sabrok mu? Oğlum böyle sabrok mu olur? Sabrok dediğin az önce yaptığım gibi olur. Shadow Step olmadan zor abi. Cidden zor Shadow Step olmadan. Bu çok güzel Gap Closer. Rakamlar doğru mu? Ne bunlar? Yani resmi olarak bilemiyoruz For live. Ama bu insanlar da test ediyorlar falan ya. Çok da yanlış olacağını zannetmiyorum. Niye 8 veriyor? Effective Stealth Level. Ha bunlar 1 e, olarak veriyor. Bunlar direkt Stealth Level olarak veriyor. Tamam. Slightly'ler 3 veriyor. E doğrudur abi. Doğrudur. Sneaking Potion. Ben ben böyle oynarım büyük ihtimalle. Çünkü burası daha güzelmiş bu arada. Buradan yapayım. Nasıl yapacağım buradan? Burası biraz kötü kötü görülüyor. Sword spec. Hmm. nasıl alay oynayacakmış? Oynasın. Klasikte talentlarımızı e, şeye gidiyoruz. Skill'leri öğrendiğimiz yere gidiyoruz. Orada e, I need talent restart şey reset falan gibi bir seçenek var. Ona basıyorsun. Parasını veriyorsun. Bir gold'la başlıyor. Sonra 5, sonra 10 böyle giderek artıyor. Alışkanlık haline getirmeyin. Bu ne? Gibi işte şey almamış galiba. Buradan feragat etmiş. Onun yerine bunu beşlemiş. 41 burası. Ben o 41'i niye yapamadım? İşte ona bakıyordum. Yani ne fazladan verdim ben? Fazladan ne verdim ben? 2-1-2-1 2-1-2-1 Allah Allah. Bir burası, üç burası. Tamam bir burası, üç burası. Dört. Fakat burada zaten bir tane hmm, Nerede? Üç burası. Bir taneyi nereye verdim? Onu bulamadım. Gariplik var. Yani olması gereken bu. 41 burayı almadan olmaz. 41 burayı aldıktan sonra işte diyordum ya. Ha şurayı düzelteyim, burayı düzelteyim. 41 burayı aldıktan sonra Gerisi bura ama belki şunu böyle yapabilirim. Yani çünkü gauç ekstra CC ve kısa sürede kuldanı geliyor ya. Ben böyle oynamayı tercih ederim büyük ihtimalle. Wild Poison. Poison Damage Poison demiş değil de buradaki olay <laughs> dispeli muhabbeti. Ve Blade Poison, Blade de Poison bozuyor da e Poison zaten instant Poison kullanacaksın. Yani Gauch 5.5 saniye sürüyor arkadaşlar. 5.5 saniyelik bir CC'niz var. Az bir zaman değil. Murder'a da verilmemiş burada. Kim dedi onu? Okan dedi bak doğru. Yani buranın 41 olacağı kesin. Buranın 41 olacağı kesin. Memo varken üstüne gağaç bozulur mu? Yok bozulmuyor. Memo hiç şey değil blade attack değil. Memo hiç normal sinister strike aslında. Günçe mi bu ya? Günçe bu değil mi? Rogue olduğuna göre net yani. Net. <laughs> Klasik deriyo yok kardeş. <laughs> Allah Allah benim yaptığım burası bir daha bir şurayı bir daha resetleyeceğim. Tamam 5 4 4'ü trick mi vermiyor? Yok vermişler çünkü bu güzel talent. Bunu 3 net Hatta bir de buna vermişler. Ghost Strike. İyi, ben ekstra ability'den her zaman kaçınıyorum. Çünkü ekstra cooldown ve ekstra k ya. Hadi ona da verdim. 3. Kaç oldu? 18 oldu. 2 bu. 20. 21. 23. 24. Hatred Sense mi? E, o da var. Tamam. Attacks made while stealthed and for 6 seconds. Yani ben Burst sezon 1, sezon 2 bununla oynamayı tercih ederim büyük ihtimalle. Çünkü burst burst'tür. Ee, diğer taraftan atak power hep burst'tür. Onun hesabı ayrıca yapılır. Ama sezon 1 2 burst hangisi daha fazlaysa öyle olacak. Ha şimdi oldu mu 41? Evet eksiğimiz ne var? Yok. Enveloping Shadows var. Gereksiz. Hı, tamam. Tamam. Tırılay lay lay tırılay lay lay tırılay lay lay, tırı lay 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 Buna benzer bir bu yılda oynarım büyük ihtimalle evet Yani gavcı bırakacağımı düşünmüyorum ilde katılmak için oyun içinde bana Whisper atabilir misin? Ee, NikiMali bu oyun içinde Whisper atarsan Hemen ilave edeyim ilde Kaç kişi olduk ilde Vay maşallah 122 kişi oynuyormuş ee, Rekorumuz kaçtı arkadaşlar? Aynı anda online Unuttuğum için bilmiyorum Tabii ki unuttuğum için bilmiyorum. 130 mıydı galiba? 192 kişi de efendim ee, şeymiş. Bu ilteki insan sayısıymış. Güzel. E, 130 küsür diye hatırlıyorum ben de. 25'lerden 5 rey çıkartırsınız. Ne güzel. Keşke 5 rey çıkacak olsa gerçekten. O zaman her şey çok daha güzel olur. Çünkü... Ee, şundan dolayı güzel olur. E bir sürü adam var. Aliçi zaten goittesi. Ha biri saatmiş invite. Okey. Kuna bir healer oynayasın var. Ee, bir değişiklik olsun diye. Klas olarak TBC'de neler iyi olacak? Şaman. Ee, Şaman güzel yığılır. Şaman healingini seviyorsan Şaman. Priest yine güzel yığılır. Ee, ama Şaman daha çok tercih ediliyor. 3 tane falan Şaman alınıyor. 2-3 tane Şaman alınacak. E, Durit. Druid'in oyununu e, hiç fena değil. Healer olarak. Ağaç formu falan var. Çok tatlış. Tavsiye edilir. Cross Realm geldiğinde mitik save'ler nasıl oluyor? Demiş Kerusi'yi. Ya şey ID var ya zaten Kerusi'yi. Raid'de raid info'da bir ID görüyorsun. Aslında o ID üzerinden yürüyor her şey. Cross Realm olsa da o ID'yi zaten Blizzard kaydediyor. Yani senin için bir instance açılıyor. Server'da bir bölüm. ID'si de işte 1250. O 1250 ID'li birisi parti lideri ise herkes o instance'a transfer ediliyor. Reject Critters'tan atmaca diye birini gördüm. Boot Bey Golemak'ta. Yaşıyorlar mı halen? Kadir? Kadir? Ne yapıyorsun? Ne transfer ediyorsun? <laughs> atmaca bizim Kadir abi. <laughs> o gün bugündür oyuna girmemiştir o. Kadir Pro'dur o. Şey yapıyordur. Buralara bir şeyler transfer ediyordur. Bence. Discord'da falan var. Bizim Türk arkadaşlardan yani bizim ekipten, yayından. Klasikteki gibi ID çalmak yok mu? Var. Var canım olmaz mı? Yani 1250 demiştim ya ID'ye o 1250 isimli ID'ye mesela adamlar 3 boss'ta kaldı. Sonra 1250 ID'den birisi yeniden parti kurdu, 10 boss'u kesti. Diğerlerin haberi yok. Onlar girdiğinde o boss'lar öyle oluyor. Çünkü ID demek işte dedim ya server size orada bir bölüm ayırıyor. Ayırdığı bölüme kim girmiş, kim çıkmış çok da ona bakmıyor. Na 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 chat'te mi? Chat'tedir herhalde. Buralardadır. 816 32 gold burası abi. İyi lan. Esenle ha ben Eserenko diye okuyorum. I like pizza. Esenler keko mu? <laughs> e diyelim ben de sen de ben de 1250 ID ile Dungeon'la sevlendik. Ben aynı ayrı sen ayrı raid kurduk. İkimiz de girdik o raid'e. O zaman ne oluyor? O zaman Blizzard'ın serverlarında <laughs> hiç güzel şeyler olmuyor. Vallahi bilmiyorum Gogov ne oluyor. <laughs> Yalan yok ne oluyor hiç bilmiyorum. Ama mantıken aynı dancına girdiğin için full olur. Yani ikimiz de raid kurduk. Ben içerideyim. Size instance is full der. Oh 43 oldu. Hı. Hmm. 48'imize de olduk. 1 saat 20 dakikada falan level alıyorsun. 25 gold e, RAM başına. Böyle bir film izlerken aradan bir level almalık. Benim quest log tabi yalan oldu mu? Yok olmamış. Güzel. Bunları hep yaparım ben şimdi patır kütür. Goldumu kasayım da level engim ders çalışırken devam etsin. Doğru. Lan Feydlif mi? Ver onu oğlum. Alo. Taşları ver. eat really. we've been asked in the theatre eat Yani işte bir yerde takıldın. Arada. Sonran mı? Hadi sonranmış. Adam kandırdı beni. Lan 25'i daha çarpıldık. Neyse. Şey yapayım diyordum. Artık dışarıya çıkayım ve takılayım diyordum. Adamın da sonra herhalde? Onu da alayım. Ver onu da alayım. Abi tek uğraşmayacağım cidden ya. Alkancım hoş geldin canım benim. 40k'dan fazla experience gelmiş. deri alma mantığında ben bir türlü anlamadım. Yani yaratığı lootlamadan da derisini alalım. Ne var ki? Biz abi Müslüman insanlarız. Kurban bayramında e, korbanımızı kesiyoruz. Hiç ben yaratığı lootlamadan, yani yaratık derken işte yine öküzü bilmem neyi neyse. E, lootlamadan derisini almamazlık gibi bir şey olmuyor. Tam tersi oluyor. Önce derisini yüzüyorsun. Ondan sonra geriye kalanıyla ilgileniyorsun. Ben yaratığın içindekinden önce dışındakini alayım ne var? Sal beni oyun. 50'ye kadar devam mı? Yok aslında bitirecektim. Adam son run'unu yapacakmış. Bir an daha duracağım. Yani 15 dakika sonra falan. Açık dünyaya çıkacağız arkadaşlar. Bak odun adam 30. run'unu yapmış. Ee, sonuncu ranı Yani 30. ranı olacak. Dolayısıyla bu adam 3000 gold para yaptı bugün. Sadece bugün 3000 gold para kazandı. Kişi, şahıs, vatandaş. İfşa etmek gibi olmasın ama bambik bir eşya <laughs> verdi üzerime sanırım Gellas bundan sonraki Mehmet Cengiz'i kendileri olur biliyorum. <laughs> ah o ankiraj vurgunu ta var ya. Ben ve klasiğin en keyifli zamanlarını da açılışından sonraki en keyifli zamanlarını da işte bam, bam 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 falan böyle beraber oynuyorduk. Ankiraj gelecekti. Hadi dedik şey yapalım. Dedim ki arkadaşlar tek tek kasarak olmaz. Ee, komünist bir sistemde komün bir yaşam yaşarmış gibi işte biri gitsin elemental farm, e, farmlasın biri gitsin şunu farmlasın her şeyi yapalım. Günün sonunda biz öyle bir malzeme kastık ki o malzemelerin bir kısmını ben Naxxramas'ın e, 6. 7. resetine kadar falan kullandım. Bütün ankirajı yaptı bir de 6. 7. resetine kadar da gitti yani. Yani tahminim işte sharpening stone'lar bilmem neler falan bambikten gelen şeyler belli. Öyle öyle zamazingolar geliyordur. O raid consumable dediğimiz şeyini kefen parasını değil mi getiriyor bu tarafa. Çünkü parasal olarak değil de eşyasal olarak bir sürü bir şey vardır. Önce deriyi alırsın sonra derinin lootlama sesini duyan fırsatçılar spawn olur. Ve davaya deri almak için. anne <laughs> öyle aylak yüzde çok doğru. 2.9 mu? Ha bak adam 30 run yapmış. 3 gold 3k e, fena para değil diyor. 2.9 diyor. Bir kısmı da ortak tabi Kaç kere dedim ki Kuna Golemakta parasız kaldığımda Yayında Kuna oğlum oynamıyorsun etmiyorsun Şurada paran varsa ver 3-5 kuruş dedim ee, Hemen böyle yok oldu Hiç duymamazlığa geldi Bu 3 kere falan yaşandı Ama şimdi bütün mal varlığını taşıyordur buraya Net böyledir Böyle de bir insan işte Künk. <laughs> 400 gold para vardı bezi alım. Olsun 400 gold az para mı? Güzel kardeşim. Büyük para 400 gold. 15 gold'um var zengin sanıyorum kendime. <laughs> ben e, çok eminim. Guild'de çok ciddi paralar dönüyor. Çok eminim bundan. Çünkü birçok arkadaş hem e, deneyimli hem de başka serverlarda karakteri falan var. Oralardan buralara bir şekilde getirdi. Getirmediyse de deneyimleri sayesinde burada para yaptı. Ee, yeni başlayan arkadaşların da öyle bir şansı var. İşte e, birçok insanda yardımcı oluyor. Bir an kaç dakika sürüyor? 20 artı mı? Yaklaşık 15-20 dakika falan herhalde. Yok hayır, e, abi. Ben diğer server'dan bir arkadaş transfer oluyordu buraya. E, 680 gold artı 2 tane golden pearl. Yani 750 gold getirdim. Sağ olsun. Ee, sevgili Furkan 4 tane Black Lotus verdi bana. İşte bir klık bir para gelmiş oldu aslında. Öyle. Bugün Vesper geldi bana. Bizimi mi kazıklıyorsun? Manüelleri o paraya konur mu diye. Hangi manueli koyuyordun ki? Ha <laughs> first aid. Ben bir yemek söylesem yahu. Allah ben de bir golde alıyorum abi hiç vendoruna kadar gidemem ebesinin nikahında ta aratiye mi gideceğim first aid'in hepsini şeyden aldım ah'den aldım ama tutup da tabii ki 50 gold vermem yani <laughs> bir golddur onun nedir? hadi bilemedin iki golddur. Ne yapacaktım? Ha yemek söyleyecektim. Tren yoldan yemekten söyle abi. 3 yemek %50. Arkadaşım ben Silitus'ta pardon Kırıkkale'de yaşıyorum. Sen bana tren yol diyorsun. Şimdi yemek sepetini açıyoruz. Bak olay budur. Hepsi çiğ köfteci. Hepsi çiğ köfteci. Sen diyorsun ki. <laughs> Aha. İstanbul'da da öyle bırak. Hı -hı. Adres mi göründü? Arkadaşlar adres çok bak. Adres mi? Bakalım hemen ya. Akfon desem, mesela Kırıkkale desem, Sadece bu iki keyword'ı yazsam muhtemelen muhtemelen siz bilirsiniz ama adresim falan çıkıyordur yani. <laughs> yani. Şirketimin ismi aynı zamanda onun için çok takmayın. Ama yine de siz bomba falan göndermeyin kargoyla olur mu? söz veremem. Aç kapıyı aç. Aras kargo. Tabi. Açıyorsun. Bip. 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 Böyle. <laughs> Zilli hamburgerden söyle abi. ismi güzel geldi. Hmm. Bip. 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 Kamera neden açık değil? Çünkü açık değil. Çünkü kamerayı açmıyorum. Kamera açmayınca yayınlarımızın oluyor. Kamera açınca kısa oluyor. Işık açık olunca utananlardanım artık ben de. Ne ya? ya? Tantuni ya. Tantuni. Tan tantuni tantuni. Güzel yapıyorlar. İki tane gömeyim ha. Arjantin hesabı ile WoW oynanır mı? Avrupa'da oynanmıyor galiba. Amerika'da oynanıyor. Yok aç, açamam Alkancığım. Kamerayı açamıyorum ee, yoksa bu kadar uzun saat yayın yapamıyorum bu kadar peş peşe günde yayın yapamıyorum. Üzgünüm. Abi 15 lira diyor iki tane söylesem 30 lira her şey olsun lan. Normalde domates istemiyorum ama olsun sırf pahalı diye ver. Sepeti ekle. Sepeti de onayla. Yanına bir de ayran söyleyeyim diyeceğim uyurum o zaman da. Notlarım. Dükkan kapalı görünüyor ama ben içerideyim. Gelirken ararsanız ee, kapıyı açarım. Tamam. Yes. Heh. Evet dün şey yapamamıştık ya. Fakirliğimden dolayı söyleyememiştim ya. Bugün yenge fon dedi ki ya aman dedi şimdi kim yemek yapacak falan dedi. Sen bugün kahvaltını da dışarıdan ye dedi. Ee, yemeğini de dışarıdan ye dedi izin verdiği için yengefon fon ben de diyeceğim ki vallahi yengefon sen ye dedin diye yedim yoksa ben hayatta 30 lira verir miyim ya falan yapacağım tantuniye. Şimdi suçu hop yengefonu atabiliyorum. Onun için. Aylak like pizza lütfen susar mısın? İki gün önce de izin vermişti yenge. Bu arada <laughs> Ama o iki gün önceki yediğim şey var ya. E, <laughs> bir de onun garnitürü hala sağımda duruyor. İki gün mü oldu? Sipariş <laughs> <laughs> verirken akfon. Ne bu? <laughs> Sipariş verirken akfon. <laughs> Çok doğru bu. <laughs> tan tıni tan tan tıni tan tıni tan tıni, tan tıni Ali ne yapıyor? Oyuncu. Kaç oldun? 33. Helal. Şşş Burak oyunda fark ettiniz mi? Level 7 olmuş. Eeeeyyy. Eeeeyyy. Önceden konuşulanlara konuşanlar arasından Elvis adlı arkadaş offline onu bekleyeceğim biraz gelir ya da gelmez bir saat sonra tekrar duyurup alabildiğim kadar bohçayı doldurup transferi yapacağım. Özellikle yazıyorum bekledin beklemedin hak geçirdin olmasın. Tamam discorddan dürttünüz mü discorddan dürttünüz mü? Bu mu? Bilmiyorum ki. Neydi ki? Nasıldı ki Niki? E, e, et e. E dersem o. L mi sonra? Ve Y mi? Hah bu. Offline ama. Oradan buraya falan diye nasıl kapalı kapalı konuşuyorum ha? Tamam ben şey yaptım. Hepino ben de yazdım. <laughs> devlet para yatırmış 1400 lira ben de iyiyim bari. 1400 lira mı? E ya devlet sağ olsun devlet babamız sevgili arkadaşlar bir senedir kapalı olan dükkanım yüzünden bana tam 1000 lira e, para vermiş çok teşekkür ediyorum e, sevgili devletim. Bugün nereden baksan e, 1000 TL bölü 12 ay ayda 83 lira e, güzel ayda 83 lira da <laughs> WoW Game Time'ını karşılamıyor <laughs> WoW Game Time'ını karşılamıyor lan 83 <laughs> Sinir bozuldu yine <laughs> Allah razı olsun devletimizden ya. <laughs> Allah razı olsun. Playdim ne kadar oldu? Şurada yazıyor. 4 gün 16 saat 51 dakika e, play time'ım var. Ne zaman döner söylesem abi çift lavaş olsun. Sosu bol olsun. Turşuyu da bol gönderirsiniz. Sevinirim diyorum. <laughs> Lan Burada döner yemiyorum. E, bir kere ben Ankara çocuğu olduğum için döneri çok severim arkadaşlar. Gel gelelim burada zaten et döner yok. İşlerimizi iken et döner yiyebiliyordum. Gel gelelim tavuk döner'e hiç bulaşmam. Şimdi öğrenci falan da olmadığı için o tavuk dönerlerin hijyeni konusunda büyük sıkıntı var. Hatta hemen e, yan komşum, apartmanın diğer tarafındaki e, komşumda ustalarında falan koronamorana falan çıktı diye komple kapatıp gittiler. Allah'tan da yememişim öyle döner möner. Bu hata usulü bilmem ne dönerleri ben çok sevemiyorum. Döner dediğin ya Joy Cafe'nin yanında bir tane şey vardı. Dönerci. Ankaralılar bilir. Neydi o Joy Cafe'nin yanındaki dönerci? Tavuk döner orada yenir. Et döner de Ulus'ta yenir. Oraya güzeldir çünkü. Yeni bir akfon şubesi açarsın o parayı öyle değil mi? Doğru dedin Gogo. -Go. Yeni geldim. Olay ne? Neden duvara döndünüz Akfoncuğum? Küçük Suriye EPS'i mi? Eee... Ceza verdi öğretmenimiz. Tek ayak üstünde dur dedi. Biz de tek ayak üstünde duruyoruz. Aspava döner değil. Sevgili prof benzen. Aspava başka bir nokta abi. Ben Aspava'ya döner deyince hakaret adlederim. Of ağzım sulandı ya. Ha, yapmayalım bu. Muhabbeti kapatabilir miyiz? Ne olur kapatalım. Çünkü bir buçuk sos soğan olsa şimdi ne tatlı gider. Of. Ben çok seviyorum çünkü onu. Bayılıyorum. Mükemmeldir. Harikadır. SSK istemiyorum ben. Sos soğan. Ben kaşar istemiyorum. Of. <laughs> 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 tamam arkadaşlar. Kapatalım bu muhabbeti. <laughs> Ankara'da profesör var. Orada güzel patlıcan kebabı var. Evet. Güzeldir. Patates de çok güzel. Booster yavaş. Ne kadar oldu? morhead Sonra ne adam? Ne yapsın? Yavaş yavaş geliyor. Aspava hiç yemedim. Sadece. Üf SSK demek için dedim. Ya SSK sos soğan kaşar demek aslında. Bildiğin e, dürüm döner. Yani as baba SSK veya işte sos soğan dediğin şeyin içi lavaş içinde et döner, üstüne İskender sosu e, ve işte soğan istiyorsan da soğan, biraz da kaşar. Muhabbeti bu. Ama adamlar da bunu yapıyor kardeşim. Ankara'da okurken sahurda Aspava'ya giderdik. Çok güzel zamanlardı. Zengin miydin Kerusi'yi? Muhtemelen değildin. Ben cevap vereyim. Muhtemelen değildin. Biz de çünkü 10 yaşında, 15 yaşında veledler olarak gidip Aspava'da yemek yiyebiliyorduk. Bütün arkadaşlarımızla. Şimdi bilmiyorum ne kadar. Yani bilmiyorum ne kadar artık gideyim öyle... Bir buçuk sosyan yiyeyim desen böbreğini bırakacağın noktaya geldi işler. UBRS bitti. Helal be Rage Rider. Prezeciğim buralarda mısın? Ne yaptın o işi? Edge Master gelse ne olur? Şeyli. Reserved. Reserved. Reserved değil. Reserved. Tamam. Peki. 20 mi 25 gold para alıyor? Oğlum sorayım mı lan şu meci? Adam bilmiyormuş. Yalan olur. Bilmeyen adam yalan olur. Hadi portal da gidelim ya. Yeme söyledik değil mi? Aynen. Abicim. Neye tıklasam? Ah şurada deri var. Ogrim arama açayım diyor. Yes, yes, yes. Aç ogrum ara aç aç. Del dure, del del dure, del dure. beşledik. Burada değil mi lan? Ha. Adam tek tek lootluyor bütün cesetleri ya. O tik leather'ı ver tik. Tik tik tik. Ese verme ya tamam hadi sıkıldım. Son ne lootlarsam kardır. Oh. 2 rugged ladder. 20 silver. Oh. bir rugged daha. Yapası yoktur abi. 300 artı yapabilen adam prenses mi kesemeyecek? Ama şey yani prenses kesmek başka bir iş. Bu başka bir iş ya. Artık fakirim. 500 gold'um var. Dikim evi çıkışında köfteci vardı abi. Orada sıra oluyordu. Yaz kış fark etmiyordu. He lan. Siz bayağı Ankaralısınız ha. Ama Ankara'da öğrenci olunca zaten o taraflarda oturuyorsun. Değil mi? Hayır. Ankara'da okudun mu yoksa zaten Ankaralıydın ve e, Öğrenci zamanları mı şeydi Doğa ile birlikte ne zaman Molten core yapmaya başlarsınız tahmini Bilmiyorum yani öyle bir schedule koymuş Durumda değilim ne zaman e, Şey olursa Mümkün olursa diyelim Buraya kadar gelmişken Daha koyarsın ya Dal dure, dal dal dure, dal dure, dal dal dure. Sevgili Firuze. Sevgili Firuze. Hmm, Rage Rider, Duridin. Mevzusu şudur ki, canım benim. HPS yüksek. Tamam bana invite at diyecektim de atma. 10 silver bir de chest. Allah razı olsun. Telefonun sesini açayım da yemek için ararlar ha. Hangisiydi bu muydu? Aynen. Cent. Git lan ha. Tamam. Ah. Strength and honor. Strength and honor. Bunları niye koydum ki ben buraya ya? Bu da A'ya. Ha yemeğim geldi. Efendim. Tamam hemen aşağıya geçeyim ben. Yemeğe söylediğim yer zaten iki sokak ötede arkadaşlar. <laughs> Cidden öyle çok uzun mu süreceğini zannettiniz? Şunları gömerim Ama mesela Kırıkkale merkezden Bir şey söylesen 10 kilometre Getirmiyorlar Adiler traveler. Bence bayağı bir para kastık biz ya. Benim eşeğim var da ne oluyor? Corpse Run Simulator. <laughs> Fox Veil. kurtaracağım seni o dertten. Güzel kardeşim. Rahat ol geniş takıl. Meleğin gibi gezeceğim yanında. Kargo ile İstanbul'dan Mardin'e tost yollayanlar var. Onlar reklam canım. Yani <laughs> tostu da öyle yemezsin herhalde. İstanbul'dan Mardin'e şu Erol tostçu Erol mu bilmem ne. Og oh, så litt stonar. görevimi zaten yaptım da blue kristal var herhalde açvayız Tek tek elinle yazmak da ne kötü ya. Yeri siliyor mu? Atla. 70 Silver'umymuş sadece Yazıklar olsun Intellect Stamina 5 Gold 6 Gold Post 4 <laughs> Abi 2.52 falan satıyor insanlar ya. Kafayı yemişler. Cidden kafayı yemişler. Ben 3'e satıyordum pıtır pıtır. Oha Firebloom'un tanesi bir gold. Nasıl ya? Bronze Blood. Grizz'e sende görev var mı? Bana şehir edebiliyorsun değil mi? şaman nasıl kesecek acaba? Şaman prensesi nasıl kesecek? Ha öyle gideceğiz hep beraber. pekala. Ya şu fuse wiring'den bir kurtulayım da. Arada tantuninin birini yedim ama boş yedim yani. Turşusuyla, limonuyla değil. Şimdi uçarken diğerini e, gömerim. Ben prensesin dikkatini dağıtırım siz kesersiniz abi. Samsung. Ee, başka da bir şey yok. Poison, poison. Ee, şunu al. Tamam il portionum da var. Tamam. Daldure dal daldure daldure 11 gold mu? Bu neymişti? 11 gold ediyormuş ya. Koy. Mustafa kim para verir? Allah veren oluyormuş. Heh. Tamam. Şimdi ne diyorsun? Desolasa uçuyoruz değil mi? Bir desolasa uçayım. Hemen seriden bir kuşçuya gideyim. Uçarken hem e, sizin yazdıklarınızı okuyayım. Hem de yemeğimi yiyeyim. Yani çok az bir kısmı geri dönüyor genelde sıkarıyor. Onu deniyorum biraz da. Yani hiç bu kadar fazla koymadım eşya. Ama koyduklarımın hemen hepsinin satıldığını gördüm. Blood Dedim demek ki butter. satılıyor. Go. G White, -Invite, BSG'ye invite'mizi attık. Efendim. Sonra ne yaptık? Her şeyin fiyatı çok düştü. Şu anda sadece Gold pit ve Mage Boost ile para kazanılabiliyor. Evet doğru Gogo. -Go. Doğru. Abi durum fark ettim de sebebini açıkladıysan veya sorulduysa kusura bakma. Estağfurullah neymiş o durum? Anam dur tam ters açtık. Ee, Discord veya başka bir Lopit uygulaması kullanmıyorsunuz? Genellikle aynı tayfayla level diyorsunuz çünkü. Aslında kullanıyorlar. Ben yayınlarda kullanmıyorum. Yoksa ha? burada insanlar ee, kendi aralarında partilerini falan kurup oynuyorlar. Ben yayında çok fazla ses olmasının taraftarı değilim bir kere. Çok gerekmedikçe insanlarla iletişmiyorum. O zaman çünkü e, şey oluyor biraz. Nasıl söyleyeyim? Bir noktada Discord'daki arkadaşlarınla sohbet muhabbet ederken yayındaki sohbeti muhabbeti unutuyorsun, kaçırıyorsun. İzleyici kendisini ikinci plana atılmış gibi hissediyor. Üstüne kuma gelmiş gibi hissediyor. Ve bunu da ben istemiyorum. Zaruri bir şey olursa tabii ki o zaman yapılıyor. Yani şimdi PvP yapıyor olsak o zaman işler değişiyor çünkü orada biraz Sohbet muhabbet gerekiyor Çok harika bir tantuni yapıyorum kendime BBC de engineer PvE'de yarıyor mu yoksa PvE için verimli bir meslek mi seçilmeli? Ee, sanırım trinketi merinketi kullanıyor tanklar engineer için. Yine bombalar bombalar da iş yapacak herhalde ya. Ama iki tane crafting profession alacağız herhalde. İşte leather blacksmith, enchanting, devil crafting vesaire gibi. Bazı klaslara da engineering lazımsa onlar da engineering alacak. Onyx'e Etiomont'a 3 tane Dragon kesiyorduk. Onları tek kesebiliyor muyduk? Herhalde hayır ya Rejiler. Sanırım tek başına kesmek biraz zor. Yani üstündeki eşyaları göz önünde bulundurursak sanki biraz zor. bütçeti görüyor musunuz İmreniyorum evli olup da oynayanlara benimki oynatmam diyor. Survivor aç izlesin sesi çıkmıyor o zaman. <laughs> Oğlum bak birisi görür. Eşinize sevgilinize bunları gönderir. Üzülürsünüz. Vallahi yedim. Oh ne güzel de yedim. 128 online mı? Allah Allah. Bugün ne günlerden? Salı. İş günü. İyi demek ki e, oyuncu arkadaşlarımızın bir alışkanlığı haline geldi. Yemeğini yiyip, evine gidip yemeğini yiyip ondan sonra oyuna girmek güzel. Peki size e, sevgili chat. Ciddi bir soru. Bir e, Türk guildi için ideal raid başlangıç saati nedir? Geçen öyle bir arkadaşla sohbet ediyorduk. Yani mesela 7-8 Türkiye için... Çok ideal bir raid saati olmayabiliyor. Çünkü dedik ki abi bunun İstanbul'da olanı var. Ankara'da olanı var. Yani uzak yerlere işe giden geri döneni falan var. Değil mi? 9. Dokuz. Peki 9'da başlayınca kaçta bitecek abi? Yani 9'da başlayınca da 1'de bitireceksin o zaman. Daha fazla uzatamazsın. Aa, the great outdoors. Tabii ki bu muhabbeti e, TBC için yapıyorduk. E, şimdi klasikte raidlere biraz alıştık haliyle. Şey gibi ee, Nedir onun adı Böyle bir saatte temizlemek falan gibi e, TBC'de o işler biraz zor olacak 12-1 evet doğru Yani 9-12 en ideali bence de en ideali 9 ile 12 arası Hafta sonu en iyisi bütün gün online. Ee, mesela hafta sonu diyelim ki hafta sonu raid yapan bir guilddesiniz. Ben hafta sonu raid yapan bir guildde çok işlerin iyi gideceğini düşünmüyorum. Yine sadece Türklerden oluşan. Çünkü hepimiz e, hafta sonuna zaten sosyalleşmesini bırakıyoruz ya haksız mıyım? Firuze ben hiçbir şey almadım. Dümdüz prensesi öldürüyor ya. Dümdüz geldim öyle. Sallana sallana. Karazan 3 günde biter. Ee, o Rey saatleriyle. Hı, bahsetmek istediğim o. Abi Black Temple bilmem ne falan. Vakit alacak yerler. Büyük alanlar. Evet, evet bence de ya. yani hafta içi mesela cuma günü falan okey bence güzel bir gün. Ertesi günde hafta sonu olduğu için daha insanlar şey yapabiliyor. Kim level atladı? 47 oldu. Gezi. Kuzey hoş geldin. Map'i açsana evi. Açtım. kaç online var sadece 133 yayında. Neyde? de mi? Anlamıyorum ben söylediğinizi anlamadım. 128 online var işte. Map'e e, küçük boyutlu Edonla yapıyoruz. Edon adı Latrix Maps. Latrix Plus'ın e, başka bir Edon'u daha var. Latrix Maps. Birisi tick alıyor. Oh. şey <laughs> muhabbeti işte TBC ile alakalı şimdi hardcore bir raid kompozisyonundan, raid saatinden bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bana sorarsan hardcore oynayacak oyuncu, try hard oynayacak oyuncu akşam 8'de raid'e gelebilecek ve işte ne bileyim 12.1'e kadar durabilecek oyuncudur falan gibi e, konuşuyordum. Ama karşı fikir olarak da e, bunun işte İstanbul'da yaşayanı var, nerede yaşayanı var. Hani 9 1 daha iyi falan gibi şeyler geldi argümanlar. Önde düşününce doğru. Onda düşününce doğru. Evet Şayka. Yani böyle kendi guildimiz için konuşacak olursak. Hani oldu herkes devam ediyor ve raidler de yapılacak. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bazı insanlar da cumartesi pazarı boş olduğu için. Cumartesi pazar raid yapmak ister. Bence en ideal saat 9-12 casual runların raid için en uygun zamanı casual derken abi yarın iş var güç var diye düşünen efendime söyleyeyim ve tabii ki ertesi gün işe güce gideceği için günde 20 saat oyun oynayamayan ama işte hem sosyalleşmek hem de keyif almak için oynayan arkadaşların en çok katılım gösterebileceği zaman dilimi bence de 9-12 arası. İstisnalar olur tabii ki. Ama hani kardeşim 9-12 deyince bence çok fazla insanın e, yok ya niye 9'da başlıyoruz veya yok ya niye 12'de bitiriyoruz e, bittiği deme şeyi olmaz. <laughs> Boomer'lar için başka run yaparız zaten. <laughs> Hardcore Raider'lar kendisi verirler zaman. <laughs> Ben PV değil PvP için geliyorum. Elindeki kelebek sallayan roglar beni ilgilendiriyor. İşte bu bir Ares'teki Ares. Kardeşim benim gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Eee dur. Bulamadım. Neyse şu an aklımda Cerrah Paşalılar şeyi var. Sahnesi. Ablacığım hoş geldin. Nasılsın? Ah geldi bizim inekler. Gördüğüm tıklarım Tıkladım. Ben de çok iyiyim ablacığım. Harika bir gün geçiriyorum. Yine. Ee, güzel güzel oyunumu oynuyorum insanlara ee, güzel güzel yayınımı yapıyorum hiç küfür etmiyorum herkese çok güzel davranıyorum ee, ve de e, bugün alliance için ne yaptın dersen bugün alliance için çok güzel bir şey yaptım ablacığım bu saate kadar hiçbir Alliance'ı öldürmedim İnanmazsın bak gerçekten daha ne yapabilirim benim Alliance'a daha ne katkım olabilir 6-0 Ya bir şey söyleyeyim boost aldıktan sonra da yaratıklara vurmak biraz şey gibi geliyor. Derileri alma Yürü. Amelilik gibi geliyor. Yalayı öldürmeyince light yardım etmiş. Hızlı <laughs> level'lı. Abla light değil de gold yardım etti. <laughs> Ama zaten Anduin'in de saçları gold değil mi? Altın rengi değil mi ablacığım? Hep oralardan yani. Herkes ki. Oh, healer, ha. Sonic Boost. Attı öldü. Hayırlı olsun. Vurmayın lan. Anan ölsün. Ankı vardır. Kullanır herhalde Ankı'nı. O niye durdu öyle? Silence bitmişti. Heal da atabilirdi. Silence herhalde. Undead Discipline Priest ol <laughs> olacağım. Laptop sorunumu çözeyim. Haftaya guild'deyim. Tabii ki Ares'te Ares. Tabii ki. Şu guild'e getiremediğim bir adam kaldı. O da gelebilse mis gibi olacak guild. Niye getiremedin? Neden getiremedin? Aa ne yanlışımızı gördü acaba? <laughs> Abla şeyi izledik yayında. Ee, ben Miraç'ın, unuttum o yayını izlemeyi. PvP yaptığı videoyu izledik birazcık ucundan. Kendimi o kadar yalnız hissetmiyorum ki artık arenada. Valideden ses yok. Abi geliyor bu. Bu geliyor. Bak bu oyunda ne istiyorum biliyor musun? Kuldanımı linklemeyi böyle alta sol klik yapıp Bunlar level atmış mı? 50. Ha Felhard kafalık düştü. Holey falan diye bir tweet ben de gördüm. Ulan dedim. <laughs> Yine dayanamamış oynuyor. Yok be abla ben de hatırlasana. Ha, burada beraber oynuyorduk ya şeyi. ilk arenaya falan girdiğimde Efsun'la. Hatta şöyle oluyordu. Ana diyorum. Bir saniye sonra da Miraç ana diyor. Çünkü hani yeni başlayan insanın efektleri aynı oluyor demek ki. <laughs> Kendimi gördüm. Çok tatlı. Umarım insanlar üzmez Miraç'ı. Çünkü genelde öyle yerlere girince biliyorsunuz salyalardan yürünemez olabiliyor. Artık PP'yi şeyle yapacağız. Lan. Ben kombata girdim. Ben kombattayım. Kombattayım ben. Sonra gördüm ben onu. ben saldırdığını zannettim. Siz niye öyle bir şey yaptınız onu da anlamadım. Agro mu almıştı? Niye bekledik ki bunu öldürmemek için? Anlamadım yani. Bu bir tane taştır yani. Ee. <laughs> tamam. Tertemiz. Dal dure, de dal dal dure, de dure. De son light'ı elflerin e, ağaçlarından yayılıyordu. Silvanas 8 e, mum ampulü avuze gibi yakmıştı demiş Sikerio. Aşk olsun Sikerio. E, bu bir insanlığa karşı işlenmiş suçtur. E, kesinlikle kimse tasvip edemez. Silvanas severler bile bunu tasvip etmemeli. Bugün elflere, yarın orklara. Herkesin başına gelebilir. Biz Ogrimar yanarken e, orada yananları kurtardık. Siz de keşke aynısını yapsanız böyle düşünce yapıları olsa ne güzel olur. Abi sana bir şey daha soracağım. Bu arada genastayız. 3 ort, 3 andet. Birazdan istek atacağız. Tabii ki Kuzey. Her zaman. Ya şeylere baktım da işte YouTube'daki videodan izledim ben bugün biraz boost alırken yayında da hem insanlar da görsün diye ben de merak ediyordum iyi aklıma geldi ondan sonra yorumlara baktım öyle çok da daha wow, bu nedir falan gibi şeyler toksik yorumlarda yok ona çok da sevindim demek ki yavaş yavaş güzel insanlar. Ee, toksik insanlardan daha fazla sayıya gelince bu işler düzeliyor. Ee, Kuzeyciğim, display'e giriyorsun. Display'de bir yer var, onu açman gerekiyor. Bak hemen siz interface, display, display'de status text. Bunu açarsan, bot dersen hem yüzdesini hem de HP'sini gösterir sana güzel arkadaşım. Tekrar ediyorum interface, display, status text. Ulan bayağı maraton yapıyoruz. Ben zannettim prenses öldürüyoruz. Hey, hey Helal be. Geliyor Kualserar yani. Vallahi helal. Reis valla seni takip ettim. Gehen hasta açtım karakteri. Başta korktum yalnız zorlanır mıyım diye. Ama sağ olsun her level'dan guild member'lar var ve görevlere falan beraber birbirimize destek oluyoruz. Buradan az önceki görevler için tabuta selam. Coco Median çok teşekkür ederim. Böyle olumlu yorumlarınız beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam. Zaten istediğimde istediğim de tam olarak bu. Yeni insanların eski insanlarla kaynaşması. Çünkü WoW'un eskisi gerçekten yardım ediyor yeni oyuncuya. Miraç abinin kitlesinde öyle toksik insan çok yok. Zaten onun da etkisi var. Ee, başka birisi olsa bir sürü çirkin yorum yapan olurdu bence. E bunun tutumla alakası var. Yani büyük ihtimalle yayın tekrarını veya yayını izleyen varsa burada kesin görmüştür öyle. Bu ne abi falan ya, falan diye dandik dandik yorumlar. Ve moderasyon gerekeni yapmıştır. Onu gören de zaten ona göre davranır. O kadar basit. Hunter range'inde yok. Mustang. Eskiden 100 yardtan şey görünüyordu. E, nameplate. Anladım senin derdini. Sonra Blizzard onu fixledi. Tabi Blizzard'ın elinden ayar olmadığı için biraz da eblek bir firma olduğu için düşünmedi ki insanlar 40 yardtan büyü atabiliyor. Yok abi öyle bir şey. İlle 20 yard. Ben de Hunter oynarken çok uyuzuma gidiyor. Range'de büyük dert oyunu bıraktırır. Doğru doğru Hunter oynarken benim de zoruma gidiyor. Yani nameplate'lerini görmek istiyorum. Çünkü ben zaten o range e, e, bir şeyler yapabilen bir karakterim ya. Uf, son bandajı basmasam ölüyordum mu? Oho bir daha o gönderdi. Bu ayın quest beni bir saatim almıştı kurma. <laughs> Şimdi kim uğraşacak? Evet Thor tarafında birkaç uberesi yaptırıyor doğru. Miraç'a da laf eden varsa zaten cidden dünya yaşanası yer olmaktan çıkmıştır. Var tabi Skari olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ya Twitch bu konularda Son zamanlarda da diyorum ya yani son 1-2 senedir giderek de düzeliyor Allah var. E, topluluk böyle çok kötü diyemeyeceğim ama giderek düzeliyor. Hala tam %100 değil hiçbir zaman %100 olmayacak. Çünkü yaşla veya da dünya görüşüyle de alakalı bir şey belki de. Muhakkak öyle insanlar hep çıkacak. Önemli olan düzgün insanların çoğunlukta olup geriye kalanları e, olumlu yönde asimile etmesi. Warlock da o kadar kötü değil. Drain Life 20 yard diye zaten o yardta kalıyorum mecbur. Yok abi hepsinde sıkıntı yani. Bunun ideali 41 yard olmalıydı. ML'ler tamam göremesin 40 yardtakini. 30 yardtakini görsün yetsin. 30 yard bence okey. Ona öyle fix dediler ki 100 yard nedir abi şaka gibi. E, 20 yarda düşürmek. Feli 100 bit atmış. Çok teşekkür ederim Feli. Eyvallah. World Buff Edon'u indirdim ama gözüm görükmüyor e, map'te World Buff'lar. Buff, buff Timer'lar demiş e, Delox biraz oyunda vakit geçirip Ogrimara falan gidince Edon e, başka Edon kullanıcılarıyla iletişime geçiyor. O zaman görebiliyorsun. Hemen görünmüyor. İndirdiğin gibi görünmüyor. Oyunun çünkü kendi e, verisinden çekemiyor bunu. Diğer oyunculardan çekiyor. Mesela bunun yanındayım. Bunda Edon var. Bunun Edon'u benim Edon'a diyor ki bendeki bilgi budur. Benim edonumda ona göre güncelleniyor. Biraz öyle çalışıyor. Yani e, World of Warcraft'ta özellikle klasikte edonların aslında bizim görmediğimiz Looking for Group gibi falan kanalları var. Sen o edonu yüklediğinde öyle bir kanala giriyorsun. Onlar kendi arasında iletişiyorlar. Ya yani mesela benim golema kort tarafındaki eee guild'de falan olmadığı için o datayı alması çok daha uzun sürüyor. İllaha Ogrimard'da olacağım da birilerinden göreceğim. Fakat işte bizim guild kalabalık olduğu için guild içinden de paylaşım yapıyor. Anladığım kadarıyla Edon. rahat rahat bulunuyor. Veri hemen geliyor. Şaka maka prensesi öldürecek level'a gelmişim ben zaten. Sen kaç oldun Firuze? 45. Hemen Trash de geldin değil mi? Ha çakal. Biz o fentleni kullanacaktık. Wanksworth. Doğru. Sevgili Kaldheim, ee, Kaltheim, Valheim, Valheim, ee, Kaltheim. Prenses'in trash atak vurduğunu, yani 3 ability, 3 hit birden peş peşe yaptığını biliyorsun değil mi? Umarım yanında Lanetdine de olsa bir kalkan vardır. Seni yer ile yeksan olmuş ee, görmek istemem. geldik prensese Şutum yok mu benim burada ya? Vardır be. Shoot kasarız bunda. Lan Run away little girl. Run away. Ah. totemimiz temiz yok muydu ya? Neyse, ölecek gibi bakalım. Ölsün de nasıl ölürse ölsün. Güzel worstom. A bizim şamanımız level 60 değil mi? Doğru. Doğru. Yüzüğü level atmış şaman istiyormuş zaten. Derdimiz bizim <laughs> şey ya. Trash blade'i alayım da level kasarken çok hızlandıracak. Zaten de düşmedi. Oh. Oh. Jim White kuzey. Jim White. Maernos. Jim White. Aestas. Evet Tayponist hoş geldiniz. 498 kişiyiz artık arkadaşlar 134 kişi online. Bu da bir quest verdi. Ne oluyorsa. Ya şu krokoli sposu da kessek ya. Leather şey çıkıyor eşya. Siz çok sağ olun. Hoş geldiniz aramıza. Güzel arkadaşlar. Transfer işlemini tamamladım. 2K gold ve bir sürü materyal ile 60 druid healer geliyor. Kahvemi hazırlayana kadar tamamlanır sanırım. Yes. Pepino. Hoş geldin. Tekrar. Bakalım. Yani guildimizin level'lara bakar mısınız abi? Birinci sayfa full level atmış oldu. Vav. Wow. Bu bayağı biz aslında guildiz abi. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Üf. Hey hey hey. Tırırı, trash plate. Sudalar, şey, suda zaten Krokolisk. Yes, please. Biri atladı direkt. Krok 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 albino krokoliski boot bot. <laughs> Ana ne güzelmiş lan bu. 10 dakika bir de. Of. Ya suyun üstünde yürümek harika bir şey. Abi mükemmel bir ability. Hop çok güzel ya. Ya açacağım şimdi karakter ben 60 olana kadar oyunu bitirirsiniz siz. Ne münasebet. Nevermind. Bak. Bak. Şu an kaç kişi düşük düşük level'larda oyun oynuyor. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Gel gel. Sen de insanlarla eğlen. Bilmiyorum da. İyi mi lan bu? O dedim de balta. Ya bunun derisini alayım dur. Alamıyor. Bak. Yok artık. Suyun üstünde oturup yemek yiyip su içebiliyorlar mı böyle? Ya bas neydi? Abi su, su üstünde yürüme mekaniğine aşık oldum da ben şu an onun için sessizim. Şey düşünüyordum. Yani sırf su üstünde bir ability ile yürünebilsini ayarlamak için ne kadar aslında bir development gerekmiştir bunu düşünüyordum. Yani koymasa koymaz böyle bir ability. Warriors'ın zaten. Two hand varsa sormayacağım bile. Basıp alacağım. Şeyde ee, Hor tarafında level kasarken onun muhabbeti draması oluyordur herhalde değil mi? şamanlarda da two hand istiyorum falan deyip Warrior'ın silahını böyle çatır çutur. Gözünün önünde. <laughs> Resto şaman bile alıyordur. Alır yani. Neye lazım? O spek. Ya Paladinler de alıyor diyorsun da istiyor diyorsun da edge slot paladin doğuştan e, two hander kullanabiliyor Şaman mesela adam resto Anladın mı yani daha onu elini alamıyor elini alamadığı şeyi istiyor çünkü talentı müsait değil Ondan bahsediyordum. Bu arada paladin Ravager çok da güzel olur veya boştaysa kaçırmayacaksın Bebeğin şamanı ol resto kal deniyor <laughs> Oh solistonlarım satılıyor güzel. işte bir Nightfall'um var abi debuff atıyorum diyenler e, yer buluyordu. O da 40 kişilik raid'de bir kişi. <laughs> Nightfall'u da kendisi yapıyor değil mi? Ben enhancement talimle kabul edecek bir grup bulmam gerekecek ya da enhancement e, droplarına rollememe okey olacaklar. TBC'yi bekleyeceksin. Puvda Beast. Çözüm basit. TBC'yi bekleyeceksin. Klasikte zor o iş. Veya da GDK piranlara girip oradan ee, şey yapacaksın. Parasıyla alacaksın. Molten Core ve BVL Pug'a rest olarak girip Enhancement Item'ı reserve'lıyordum rezervli ben. Evet. Çünkü healer olunca ya ben healer oynayacağım ama şu item'ı reserve'leyebilir miyim deyince kimse de yok demez büyük ihtimalle. Oralardan toplanır. Doğru. DPS'i gitmişlere vurursa agro almam. Del dure, del del dore. yayınlar hangi dungeon burası demiş e, Twitch savcısı burası Maradon Maradon'un e, purple side'ı mor tarafı e, Prenses Run artık birçok ismi var çünkü Maradon biraz büyük biraz değil baya büyük bir yer klasiğe sonradan eklenmiş bir dungeon klasik ilk geldiğinde Maradon dungeon'ı yoktu e, bayağı baya sonradan ilave ettiler sanırım 1-2 ay sonra mı ne geldi herhalde onun için biraz ketçap eşyaları falan var. Ketçap eşyaları var. Aa yine dönüyorsun Reis. En önemlisi Trash Blade var. Benim ee, mükemmel silahım. Tipi kötüdür. Ama kendi güzeldir. Kendi çok güzel silahtır. 2.70'de hızı vardır. İyidir. <laughs> Blade Surprise gibi. Ha lan diyorum Blade Surprise ne? Ultim Online sonradan aklıma geldi. Doğru. Hüseyin. <laughs> Doğru. Ah pat. Put. <laughs> Frize görmemiş bile bu Kafaları iyi galiba yine. Bir saatte bir level almışsın. Yayını kaçırdım. Nasıl oldu o olay? Ee, it's the magic. Aha da bu ne? Hah, ben bunun incelamıştım. Arkadaşlar ben bunu incelamıştım. bak. Bunu incelemiştim. Lan Frieza bundan güzel ofent olur ha. Vallahi ofende olur. 35 hızı var, damage'ı var, DPS'i var. En fazla ninja derler. Yapıştır. Lan boş ver AP yapıştır frize. Ama use it on your risk. Bak ninja diyebilirler. Bana desinler. Yine ben aldım. Ben bunu ninja arkadaşlar. Aynen böyle bir sahne. E, i̇lk defa Maradona geliyorum. Oha bir crit veriyor bu deyip aldım ve de bunu böyle <laughs> Alnım bunu da böyle koydum. <laughs> o zaman partimizde de bir varlok mu var? Mage mi var? Bir dünya ağlamıştı. Ne bileyim kardeşim dedim. Bilmiyorum ki crit süper kritmiş. Geldi doğru, tel tel doğru. Oh <laughs> <laughs> alın teri <laughs> ama Akfon'un değil boostlayan Mejin. Niye biz de bu parayı alın teriyle aldık? E Tamam şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Poison crit vuracak şimdi. <laughs> tamam ben ölüyorum dışarıda resleniyorum. Öyle yapıyorum veya da Hearthstone'um var. Ben Hearthstone'u çekiyorum oğlum. Ben Trash Blade'i alacağım. Yapıştır. Çek Hearthstone'u. Çek 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 çek. <laughs> oh. Oğlum terbiyesiz gibi inceladık yine ya. 35 DPS ne yapayım? Ya cidden ne yapayım? Benim elimdekinden iyi. 30 DPS. 30'da 5 yani 6'da 1 yani e, neredeyse %18 kaç yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. %13, %15, %18 bir e, fazla DPS. <laughs> Belki ileride spell eklerler işine yarar. Doğru. 40 yapar. Yine 40 kale matematiğim konuşuyor değil mi? Çılgın atıyorum. 40 kale matematiğimle. Bugün ne kadar verimli geçti ya değil mi sevgili YouTube? Bu canlı yayında izleyen arkadaşlar farkında değil ama sen farkındasın. Yani ne kadar verimli geçti. Kaç level'dan kaç level'a geldik. İnanılır gibi değil. 44 level mı başladık? Kaç level başladık bugün güne bilmiyorum. Herhalde 44 level başladık. Wow olmuşuz. 48 level. Şaka gibi. Ben şeyi şurada chat görünüyor ya onu kapatayım bari YouTube'a <laughs> YouTube'a afiş olmayalım şunu kapatayım da Pay to win falan değil zenginliğin gözüküyor olmasın pay to level arkadaşlar Ben e, sorumlu bir yayıncı olarak boost almanın ne olduğunu falan anlattım yayın direkt öyle başlıyor Boost nedir nasıl alınır bugün size onu anlatacağım diye Param da kalmadı. 522 goldum, 552 goldum kaldı. 2 boost da alsam da 500 goldum kalsa. O değil bizim e, 60 level'daki epic parasını yedik. Pepinop. Jim White. O geliyor. O geliyor. E, restoların piri geliyor. Tauren e, Durid geliyor. Pepinop. Haydi hayırlı işler Voltrash'lar. Ee, bundan sonra en sevdiğim insan Kun ve en sevdiğim insan Bambam'dır çünkü e, ciddi bir mal varlığı geldi. Onlara gerçekten Nijerya'daki amcaları ölmüş de miras kalmış gibi ekstra bir sürü bir şeyler geldi. <laughs> Jhinneko, e, Rogun Poison'ları level 20'deki bir quest açılıyor bum bum değil bam 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 bik evet, tabi dayanamadın boost aldın 60 level'dan sonrasında para kalmadı e, Hayır ben vakit olarak kar elde ettim yani ben bu level'ların her birisini 3'er 4'er saatte geçeceğimi birer saatte geçtim. Her level'dan bana 2'şer 3'er saat vakit kaldı. E, 3, 6, 9, 12. 12 saat ben farm yapsam bir sürü para çıkar. Helal be. Senin e, levelların hepsi helal. Aman helaline aram bulaştırma yiğidim. <laughs> Bu da her zenginin yaptığı muhabbet değil mi? Elindekiyle yetinmesini iyi bil. Falan. <laughs> Bir tane zehir kocam olsa ne ya. <laughs> I like pizza. <laughs> e, helal boosting servis yok. Ne demek. E, helal boost, Bak boosting haramdır. E, fakat katılım diye bir şey var. Katılım boosting. O helal. O helal. Onda altın haram olduğu için e, gümüşlü ödeme yapıyorsun. Evet yeni buldum. Gümüşlü ödüyorsun. <laughs> Mesela bir altın ödeyeceğine 100 gümüş ödüyorsun. O zaman helal. Yeni hasta leveling sorun olmaktan kalktı. Akfon. <laughs> Abi sen bu alınca ben aldatılmış gibi hissettim. Ne alakası var Legolas? Aşk olsun. Kimseyi aldatmadım. Ben hiçbirinizin üstüne gül koklamadım. Peki kadın karakter açsak altın helal olur mu? Ee, olur, olur, olur. Hatta e, silk bandaj da helal olur, e, silk klot da helal olur. Biliyorsunuz ipek yine aynı şekilde Haram. Onun için böyle silk e, efendime söyleyeyim yani ipek dediğimiz kumaşı da kullanmayın oyununuza haram karıştırmayın. Zehirli ok olayını çok ya şey Hunter'a poison muhabbetini çok sonra Blizzard getirdi oklarda. Mesela çok enteresan. Hala böyle bir Frost Arrow, işte ne bileyim Fire Arrow gibi hani elemental damage'lı şeydir ya. Okçularda genelde fantastik oyunlarda böyle şeyler vardır ya. Hala yok. Ak fonla 60'a doğru diye program yapalım bizde. E yapıyoruz zaten Hüseyinciğim. Pardon, yapıyoruz zaten Hüseyin kardeş. Zaten 60'a doğru gitmiyor muyuz? Zaten hepimiz aynı geminde değil miyiz Hüseyin kardeş? Kedicikler olursa vav wow, sıkıntı olur. Kedicikler medicikler olursa sıkıntı olur. Ulan bu quest nereyedir? Abu bu quest nereyedir da? Yemin ediyorum. Yok şey Seed of bilmem ne Moonglade'de. Ama Trash Blade burada bir yerde olması lazım. Aldığım yere veriyorum ha aldığım yere veriyorum aynen Uf, Yan tırstım Hey. Oh, yes. Oh. Yarasın be, trash plate be. Bu arada Swirl skill'im de düşük kalmıştır. Onu da biraz kasayım istiyorum. <laughs> İyi çok da düşük kalmamış. Bilmiyorum ya onu ben de düşünüyorum Kun. Crusader mı diye. Çünkü 100 golda falan mal olacak. Gerek var mı cidden? Ah, oh, trash, swordspike. Alan oldu. Pak chat olayına nasıl girebilirim? Slash Rain World. Genelde World Chat'ten konuşuluyor. Yani oralardan reklamını yapıyorlar Akbulut. 60'ta falan da mı kullanacağım? E i̇şte ondan emin değilim abi. 60'ta ne kadar kullanırım? Çünkü milyar tane silah var ya artık. Tüt, 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 tüt. gideyim t t Şaka maka bitiriyoruz karakteri ha. Skin'in güç oldu. Bundan sonra derecilikle falan uğraşmama da gerek yok istemediğim sürece skill derdim yok. BRB pun pahalı be. BRB pun'da Radiant Shard'ın tanesine ee, alırız 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 Face. Alırız tabii ki. 4 tane mi istiyor ondan? 6 tane mi istiyor? Tanesi 4 gold mu? 6 gold mu ne yani? Bir dünya para yeriye verdim. Ya bu bedlense nereden gideceğim ben? Swamp of Sorrows'a kadar gittim. Oradan nereye gideceğim? Bedlense ilk defa nereden geçiliyor da gidiliyor? Acaba dedim Swamp of falan bir görev mi verecek? Öyle bir şey de olmadı. Wetlands'ten mi? Dur bir dakika. Şimdi Swamp of Saros burası. Wetlands mi? Wetlands burası. Ha, Wetlands'ten Lohmodan'a, Lohmodan'dan da şeye diyorsunuz. Ee, anladım, anladım. Anladım. Yani buradan gidiyorsun Arati'ye. Understudy'den Areti'ye, Areti'den Wetlands, Wetlands'ten Lohmo'dan, Lohmodan'dan da eee Wetlands. Beremeye mi? Oradan ölürüm diye işe yapmadım ya. Ben de şey düşündüm yani Red Edge Burning Steps'e girsem oradan da çünkü hemen vırt diye geçiş var ya. Böyle. Ama o da işte yol uzun dedim. Sonra dedim boş ver dedim. Gerek yok dedim. Abi orada tünel var. Oradan gidiyorsun. Nerede tünel var? Nerede lan tünel var? Nereden gittin de Tünel var? O ne ya? Hold the fort the fort the horde ee, Bana basmış Prime ın. çok teşekkür ederim ee, Hold the fort the fort the horde Hold the fort the fort the hold. horde Söyledim tamam Oğlum ben benzer harfleri okuyamıyorum. Söyledim bunu daha önce kaç kere. Ne yapayım okuyamıyorum. Wetlands Lohmod'un arasında tünel mi var? Ha orada Alliance var. Değil mi? Şurayı diyorsunuz. Orada quest giverlar bilmem neler falan var. Lan hayat ne zor ya orada. How to get badlands from wetlands. Tamam. Tamam canım bu tünelden gidiyoruz da burada ne var yaratık. Ya yokmuş. Montaner ha. Ha level 30'muş. Tamam. Tamam tamam. Okey. Okey. 60 ya o Dwarf. Eee Hüseyin he. Sırf var ya bana şey zor olsun diye. Ay susamışım. Sağlığınız için, su için. Yok mu geceyi level 50'den önce e, kapamama challenge? Yok. Mehdi. Neden öyle bir challenge yapayım ki? Yani neden tekrar boost almak zorunda kalayım sevgili Mehdi? 50 oluruz. E, burası 45 dakika desek. Öbür level'da 5 round olsa. <laughs> 2 saat 50 oluruz da. <laughs> ne gerek yani? <laughs> Yalnız şaka maka 48'iz ha. Fıttı 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 tıt. Talentları istesem böyle yapabiliyorum. çok seksi bir talent tree bu da ya. Cidden çok seksi bir talent tree. Ah junk kaytım taş koysan satılıyor. E ya. Willy alabilir miyim? Tabii ki. Onu işte birkaç saat önce söyledim Hüseyin. Ee, sabah karşı saatlerde Action House uygun oluyor. Mesela Elemental Earth atıyorum 2.5 gold oluyor. Normal öğlen saatlerinde 3 golda falan çıkıyor. Şimdi 50 silver para değil belki ama aslında %25 kar elde etmiş oluyorsun ya. E, eminim birçok malzemede de öyle oluyordur. Belki bu işin bilenleri oralardan güzel paralar kazanır, kazanmak ister belki, kazanıyorlardır, bilmiyorum. Bunları hala açamıyor muyum ya? Hala açamıyorum bunları. Neyse şunları şeye atayım. Bankaya atayım. Abi Scarlet Monastery Runder'ına Resto Şaman olarak kaç levelde başlamamı önerirsin? Ee, en erken kaç levelda alıyorlarsa. Çünkü Resto Şaman olunca yani Healer olunca normalden daha erken level'larda da alabiliyorlar. No. Doğrudan library ile başlayacaksan 29-30'da falan girersin herhalde. Ama böyle graveyard'dan falan başlayacaksan 25-26 bence iyidir. Evet, stokçular fazla o. Bilindik malzemelere girmek bence çok mantıklı değil ya Hüseyin. O her server'da var. Aynısı Curved Rugged Hide'da falan da oldu. Neredeyse 90 gold'ları görüyordu. Pardon, 60 gold'ları görüyordu. Curved Rugged Hide. Naxxramas geldi. 20 gold. 30 gold. Direkt 30. 75 gold. Bak, bak, bak. İki tane black lotus gelmiş Action olsa hem de June Hart tarafından koyulmuş. Peki bakalım sevgili June Hart başka neler koymuş? Nerede lan seller? Seller. Ee, June Hart böyle mi yazılıyor? John Hart. Evet ekle. Heh. Tamam. Search. Bakalım. Bir guild arkadaşımızı ifşa alayalım. Neler çıkacak acaba? Ah, ye neler koymuş acaba? Bu action house da taralmaz yalnız. Milyarlarca eşya var. Dur şunu bir taramadan önce Buraya atmıştır onu ha ee, Action House adı Aux Bundan iki tane al Yok bambam öyle keyfi çıkmaz bambam. Ee, <laughs> LF, Crusader, Enchanter. Heh. Ha <laughs> 3 <laughs> <laughs> Oha! Oğlum. Looking for Crusader Enchanter yazdım. Bir anda Whisper Yağmur'una tutuldum. Helal lan. Hadi logout Ben level kasıyorum kardeşim. 2 gold yeter sana çok bile. <laughs> Thanks. Şunlara da cevap vereyim de. Breeze Crusader daha ucuz oğlum. 28 35 gold falan verdim. Yaptır Crusader'ı bitsin. İki golda yapıyor bak. Pana, e, Panara Mix diye bir adama iki gold verdim. Akfon abim gönderdi beni de. Selam mı söyle. Eee portal. Olan bu desteler çok pahalı. Hmm. Bize heal veren hangisiydi? Heroizm değil miydi ya? Abi trinketin adı neydi? Dark Moon trinketinin. Dark Moon trinketinin. Hadi bir söyleyeyim bakayım. Heal vereni. Elemental damage vereni. Heal vereni de portal mıydı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Darkmoon, Trinkets, Julasic. Allah senden düzgün bir şey açın ya. WoWhead'den nefret ediyorum. Portals mı? Of portal. Oha! Ha bu 60 istiyor. Portal al. <laughs> portal şey ya. Resleyen değil mi oğlum portal? Ya vallahi oğlum çok salladınız kafam karıştı bildiğimi de unuttum. <laughs> Arkadaşlar bunu tabi ki e, yayın tekrarından falan izleyenler için düzeltelim. Dur, Ace of Portals. Uh, Regent for Portal Stick, Portal Stick uh, neyin Regent'ı? Ay senin site gibi ta geri zekalı ya. Cidden geri zekalı. Tamam. Bu twisting nedir? Portal e, uh, deck %2 şans, yüzde %10 şansla sizin tekrar reslenmenize yarıyor arenada çalışacak Tekrar ediyorum arenada çalışıyordu bu e, TBC gelince Bilmem anlatabildim mi e, Bunu geç Tamam portal değil %10 iyi ihtimal tabii canım %10 iyi ihtimal Bizimki Hangisi acaba bizimki Heroizm miydi? Darkmoon Moon Hero isim. Allah sen. Dur çevirme dur yanlış tıkladım ha. Ha, Warlord ya. 193 o para verilmez. Level 60 bir de zaten onu gördüm ya. Hiç vermem geç çöp hmm, ne yapıyorduk? Evet, bakalım. Ee, bunu başka ilave edebiliyor muyuz mesela? Virgül desek başka birini daha koyabiliyor muyuz ya? Cık, yok. Olmuyor. Bütün guild'in ismini koysaydım kim ne satıyor onu görürdük. Yeşil bir trinket vardı. Hit AP veren onu aldım mı? Hinterlands'te herhalde onun quest'i. Ee, royal bir şey. Küçük DFT'yi de diyorsun değil mi? Royal Guardian mı? Royal Champion mı? Run of the bir şeyler. O 52 mi? Diyorlardı. 50, 51 mi? 51'miş. Hı. Rune of Guard. Ya. Hah. O işte. Ah. Saltukcan eyvallah. Bio bir de artı 25 e, fishing veren şey. Ney? Olta. Bunların sadece hor tarafında olması beni uyuz etmişti. Aynen daha yüzde birini taradı ya. Tamam ifşa etmiyorum ben seni çocuk. Tamam ifşa etmiyorum. Ee, evet, kendi mahiyet tarayayım. Abi, Singulde yeni katıldım. 60 yolda e, raidlere başlayalım. E, sadece benim 60 olmam bir şey değiştirmez. Bir çoğunluğun 60 olması gerekiyor. en az iki hafta lazım Guild'e daha. Bence de. Bandaj basınca dolacak canı gösteren Edward'ın adı ne? Heal.com Ha kon yazdı aynen Heal.com hmm, İki tane M ile 3 de olabilir. Kaç tane ile? İki tane ileymiş. Kardeşim Blade 2K'ya 2K, 2K Gold'a sattım sence iyi mi? Bilmem senin için ederi ne kadarsa o kadara iyi abi. Bence pahalı bile şu an Perdition's Blade, Perdition Blade. Gresil geçen 15k'ya gitti yani. İşte şeyle alakalı. Yani o parti, o raid'dekilerle alakalı. Kardeşhans Blade'in benim değerimdeki, gözümdeki değeri yani 500 gold falan. Yalan yok. 500 gold falan iyi para. Kardeşhans Blade'e 2k'nın için bence temiz para. Ya kaç level'dır da trainer'a uğramıyorum arkadaşlar. Gideyim de e, trainer'dan yeni ability'lerimi öğreneyim. Gelmişlerdir. E, 48 olduk çünkü. Nyah <laughs> de 15k'ya alırsın ya. 15k'ya Gresil bulsam alırım ben de. Hani oyun bitmeden bir de elime Gresil değsin derim. Sırf onun için. Uf, <laughs> keşke benim de böyle bir bineğim olsa. <laughs> Merhaba. Evus rank 7. Minister Strike rank 7. Of. Beraber. Bak şimdi 504 gold var. Ver. 504 gold ne olacak şimdi? Yazıklar olsun. Bir dünya para gitti. Ne var ne yok öğrendik. İçim acıdı. Resil alabilirim ben. İki warrior'dan sonra anlayacağın üç tane drop daha lazım benim almam için. Güzel. Poison kaç istiyor? Ki yeni poison falan var mı? Ee, Kendini yeni 50 de geliyor değil mi? Aynen. Instant poison. Aa 200 yaparsan poisonu var aslında. E, yapayım 200. Spirit. Şu an kaç? 188. Efendim yenge fon? Yenge fon çekiliş yapıyormuş. Güzel. <laughs> Tabii ki. Yenge fon çekilişleri. Kaç tane yapsam yeter? 12 tane. 10. 2. Great. For the horde. For the horde. Dur kız, yenge fon. Yabu. Mesaj atıp durma. Şurada oyun oynuyorum. Dur, bak elim ayağıma dolaştı <laughs> ya. Yemin <laughs> ediyorum elim ayağıma dolaştı yenge fon. Dur ya. Farewell. <laughs> Ne ki hala. Token çekiliş mi yapacak? Yok lan kitap. Ne kitabıymış? İnsan hakları ve demokratikleşme e, tamamı çözümlü soru bankası kitabıymış. Kaide. Aa benim şeymiş. Ben basmışım kitabı. <laughs> Oğlum yenge fon benden daha güzel götürüyor bu sosyal medya işlerini ve ben ee, kıskanıyorum. Yaptık mı? Poison'ımız 200 oldu mu? Tamam. How you do it man? Bak, kitap yapsın, sen token yap, seninkine de ee, daha çok katılan olur. Yok be, 500 kişi falan katılmış. Yenge fon benden iyi. 50 de geliyor. 46 da geliyor. Tamam, okey dediğe gerek yok zaten. Dur be. Şimdi güzel abicim sen şunları al. Bu one poison'ı da al istemiyorum. Hı. Efendim. Şimdi aç burayı. Instant poison yap. 60 tane. Evet 60 tane Sen üşenmekten bir şey yapamıyorsun gayet normal Yazıklar olsun size Crystal Will mı? Oğlum o kadar seviyeye geldik mi? Bu poison son poison mu? Yok değil daha tamam Çünkü dörde çıkacak poison diye skill kasıyoruz ya. Rogun çektiği eziyet nedir? Daha bir de lockpick kasacağız. Lockpick'imi hoş yaptım ben. Kaç yaptım? 181 yapmışım. Yeterli bir sayı. yapacaktık? Crippling Poison yapacaktık. လေလေလေလေလေလေလေလေ kişinin kilo site'a girdik bugün de. Oh ne güzel. Hedefiniz Alliance'ın kilo site'ına girmek olsun. Böylelikle e, aksiyon olur. Aksiyonlar olur. Hadi ne olur şu poisonlar bitsin ya. Her seferinde 3 saniye mi gidiyor? 1001, 1002, 1003. Aynen. Yani ömrümüzden boşa zaman harcıyoruz. Bir de bunu sürerken 3'er saniye gidiyor. Bir de o var yani. Yaparken 3, sürerken de 3. Rippling Poison nerede? Ha burada. Victory. Oh Elemental Earth'lar satılıyor. Oh 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 oh. Satıldı. Ashenvale'de e, bir horde bir ally. Birbirine el sallayıp zıplıyorlar. Destim ally'ı horde go back retail yazdım büyük harflerle. İşte bu. İşte bu aylak like pizza. Dur yanlış tıkladım. Poisonlar, poisonlar, poisonlar. Bit ne olur bit ya. Ne olur bit ya. Hocam, HD Graphics 4000 kaldırır mı? Neyi? World of Warcraft mı? Yani klasiği mi? Ritual'ı mı? Retail'ı kaldırmaz herhalde. Ee, ama Klasiği Kaldırmakta problem yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla bir Sistem gereksinimi yok oyunun.

Loktar. Loktar. STV'yi bitireyim. Hatta önce Badlands'i bir açayım. Aklımdayken. Nasıl tak neler yazdı okuyamadım da. Gönüller bir olsun yeter kalp. Ama. Valide yayın açmış uçuyor. Mitik Plus'lar bitti. Raider Ayo'yu oyun içine resmi olarak dahil etsinler diye coşuyor. Hmm, Valla da sayılmaz. Dur nereden gidiyorduk? Buradan gidiyorduk. Muhtemelen şey diyordur valideciğim. Yani her sezon sıfırlanıyor. E, 15'ten sonra yapmanın bir anlamı da yok. O zaman niye insanlar yapsın ki? Bari bunu oyun için mekanik haline getir. İnsanları da ona göre ödüllendir falan diyordur Bu düşünce bakışıyla doğru. <laughs> Peki hocam, hem tank hem de DPS olabilen bir klas var mı? Paladin, e, Druid, Warrior. E, hem bütün tanklar aynı zamanda DPS oynayabiliyor. İşte Warrior, Arms olarak oynayabiliyor. Fury olarak oynayabiliyor. E, Paladin, Retro olarak oynayabiliyor. Ve Druid, e, Balance olarak oynayabiliyor. Aynı şekilde Feral olarak oynayabiliyor. De, 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 de. Aha. Gossip speedrun mı var lan? Buraya şuradan giderken bakayım iki dakika. Geçen sefer wife yemişlerdi bunlar. Raylı kardeşim. Raylı raylı kardeşim. Ya bak ben de YouTube'da böyle oluyor işte. 1080p izleyemiyorum ki. YouTube diyorum, Twitch. Oh, asıl küreklere biraz damage görelim de. Oh, 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 oh. Kaç wing temizlemişler ki? İlk Dead Knight'tan girmemişlerdir büyük ihtimalle. Bufflara bakalım. Yo ilk Dead Knight'tan girmişler. 34 dakika mı? Hmm. İkinci Wink herhalde burası. Hala artı bit yemeye duruyor. Şaka gibi. Hadi bossa gidin de görelim ya. Beyaz atak 1600 kritledi ya. Çaka gibi abi. Oh, vur Riley kardeşim, vur. Riley kardeşim ne güzel vurdun öyle. Talentları değiştirmeden tank DPS değişebilen varsa diyorsan anca Druid yapabiliyor onu. Ha, yok ya ikisinde talent bir yani bütün hepsinde talent değiştirmek gerekiyor. Ben V-Kavra kullanmadım daha önce pek. Şarka bir şey yok. V-Kavra indiriyorsun, sonra da bu mesela Viresti'nin verdiği şeye tıklıyorsun. Import diyorsun bitti. We Crow'un hiçbir zorluğu yok. Gündan wow, e, teşekkür ederim. Eyvallah. 30 30 yükleyeceğim oyunu. Mobil kopyasından sıkıldım. Bu daha güzel görünüyor demiş e, Swifti. Doğru karar. Kesinlikle doğru karar. Ben ne bindim, nereye gidiyorum? Ha, şeye gidiyorum. Ha, bir zamanlar level 30 rog vardı hatırladınız mı? Level ahanda 48 olarak geri dönüyor. Hey hey. Buradaki görevleri görevleri yapayım. Ondan sonra burada Marini'nin anahtarı varmış onu yaparım. Öyle biraz vakit geçiririm. Burada ee, Naga Explorer varmış. Ondan sonra cima buradaki assassination questlerini yaparız. Mobil kopyası dediği şey, böyle benzeyen mobil bir MMORPG varmış da ondan bahsediyor. Anladığım kadarıyla. Oradan indiğimize göre ya bu Mauro'nun keyi bir yaratıktan çıkmıyor galiba. Standart. Değil mi? O biraz Çetrefilliydi. Hala 122 kişi oynuyor mu? Helalsiniz be siz. Vallahi helalsiniz ya. Dur. Böyle. 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 60 level arkadaşlarımız ne yapıyor? de şey kasıyor. Ter herhalde. Cübbeli mi? <laughs> cübbeli diye pirist mi açtınız ya? <laughs> Tabii ki. Sevgili cübbeli. Gel sen de gel. Ne olursan ol yine ya. Aa chat alkışlayın. Alkışlayın. 500 kişi geçmiş Guild. 503 kişiyiz. Artık daha büyük bir aileyiz. Aa. Tebrikler. Bravo. Klep klep klep. Hepimize e, GZ. Evet hepimize gezi. Bu başarı hepimizin başarısı. Ya bu yaratık vuruyor. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Aha onda peril periledi. Ölü lan? Ya benden 6 level düşüksün bir de ya. 530 experience verdi de. Bu bitmez ki böyle. Dur screenshot almadım. Hı. 504 kişi 124 de online. Ah, oh. Screenshot alındı. Buffları da varmış ya. Cık. Ya şu follow'da da arttır. Azul grup afı hiç güzel değil. Başınlara, başınlara da içmiş.

yapamayacağız o zaman. Anahtar mevzusu sıkıntılı. O anahtar mevzusu tek görev mi? Bilmem neyin keyi. Aynen. Daskot'ta bir görev varmış. Geç. Geç geç eritlerle uğraşma hiç. Boşa uğraş. Ee, kaldayım kardeşim nerede? Buralarda değil o. Abicim ne Crusader prokluyor? Fark ediyor musunuz? Ne Crusader? Ne Sword ne de Trash Blade. Ha. Bir Sword Crusader Pro alalım aynen. Bir şeyler proklasın artık. Ya zaten Night Elf Warrior ne kadar iyi olabilir ki arkadaşlar. Swift Night Elf Warrior'la oynuyordu. Ama sonra o şeye mi döndü? Human Warrior'a mı döndü acaba? Klasikte. Vanilla'da Night Elf Warrior oynuyordu galiba. Klasikte Human mu oynuyordu? Bilmiyorum valla çok beni saran birisi değil Swift'i. Ee, sadece makrolarıyla ünlü olmuş birisi. Açıkçası çok da samimi bulmadığım birisi. Fazla da takip ettiğimi söyleyemem. Bir de bu şey muhabbetleri işte öyle taciz tuciz falan gibi muhabbetleri de çıktı ya. Zaten sevmiyordum. Sevesim yoktu. Hiç sevmez oldum. Pilavın yayınını izlemem. Ya video çekerse izliyorum ama. Editing'i falan güzel oluyor. Bir 10 dakikanı öyle geçiriyorsun. Yayınını izlemek o da bana göre değil. Ez Mongol iyidir. Bak o ayar güzel ayar. O da az önce Twitter'da gördüm sanırım yakında tekrar yayınlara başlayacakmış. Bu ne demek? Bence bu aynı zamanda Burning Crusade'de eee bir şeyler olacağı anlamına geliyor. Ya Burning Crusade için ya da yani WoW'da yeni bir ya burada rog gibi bir şey var. Rog varmış. Baba yeni bir şey geleceği kesin. Ezmon Gold, yayınlara başlayacağım dediğine göre. Peo'yu da izleyemem. Çok çok bağırış çağırış bir abi. Yani gereksiz tepki her şeye. Bazı şeyler tamam da yani her şeye o kadar gereksiz tepki, abartı tepki bir noktada baş ağrıtıyor. Vanilla aslında orat orat aynı şey de şöyle vanilla olarak bahsedilen 15 sene önceki versiyonu gibi düşün artık klasik ya bunlar yani 15 sene önce demek yerine vanilla da demeyi tercih ediyoruz ediliyor genelde literatür öyle oluştu. Yes Hero benim için en iyi WoW yayıncısı. Yabancı Ezmon falan da onu da tam izleyemiyorum. Demek ki sen sakin seviyorsun. I like pizza. Yes Hero da mesela tam bir sakin adam. Çok da sakin. Ben onu da izliyorum. Sabah yayıncısıdır yani benim için. Eğer iş güç falan yapıyor olursa. Yes Hero daha çıksa. kahvesini alıyor güzel güzel oyununu oynuyor. Çok bağırış çağırış da olmuyor. Hani o saatlere uygun yayın yaptığını söyleyebilirim. Azmongold Mongol Showman abi. Hani onu bir show programı gibi izledikçe izlersen problem yok. Ve gündemi de takip ettiriyor sana. Şeyin Az da öyle bir olayı var. Çünkü gündem hakkında çok konuşulduğu için ee, WoW gündem'i tabii ki yani, şey değil dünya gündeminden falan bahsetmiyorum. Ee, geçsin abi. Savroklar ventriye geçiyor da, PS4'ü ben ee, Necro oynayacağım dedi. Necro oynuyor, ilk günden beri. Ne eee döndü, ne Night Fee'ye döndü. Necro Necro oynuyordu. Ben en son 2 gün önce mi, 3 gün önce mi denk geldim yine sanırım Necroy'du. Adam oyunu oynuyor. O da şimdi bilmiyorum herhalde bu e, arena turnuvalarına falan falan katılmıyor değil mi? Katılacak olsa ciddiyle Mecbur min-max'ını yapacak çünkü o adamın min-max'a anca oralarda ihtiyacı olur. DS Hero'nun Gladiator olmak için e, Meta'ya uymasına gerek var mı? Bence yok. Adam oyunu kafasında çözmüş. E, Matrix gibi artık görüyor belli ki. Ancak öyle bir turnuvaya murnuvaya katılacak olur. O zaman işin min bakar. Sakinlik deyince miraç aklı geliyor direkt. Çok severim ama uyutuyor bir süre sonra. O da lazım. O da lazım. Uyutabiliyor olmak da güzel. Vallahi ben mesela bir şey izlemeden uyuyamıyorum. İmkanı yok uyuyamam ben bir şey izlemeden. Son zamanlarda da şey izliyorum. CS'nin en geçmişi en geçmişi bir şeyini buluyorum. Öyle, tatlı tatlı konuşurlarken orada ben de çoktan uyuyup gidiyorum. Ama ne kadar yorgun olursam olayım bir şey izlemeden hatta yani izlemek de demeyeyim dinlemeden uyuyamıyorum. Buraya niye o kadar az yaratık koymuşlar? Ben de dün senin yayını açıp dinlerken uyudum. Zaten benim yayını e, dinlerken mecbur uyuyorsun. Mecburi. 15 saat yayın olunca bir noktasında zaten normal bir insanın uykusu geliyor. <laughs> Hatta uyuyorsun uyanıyorsun o yayın devam ediyor oluyor. Bazen yaşıyorum ben bunu. Kendi yayınımı bir e, tekrarını izliyorum falan. Özellikle ilk zamanlarda çok yapıyordum. 4-5 sene önce. 13 saat yayın yapmışım. Arada yayını dinlerken uyumuşum. Uyanıyorum hala devam ediyor falan. Bunları ben bir daha topladım mı? Yok quest item diyor. Hani vendor'a da satılmıyor. Abondon edip geri mi aldık? Ne yaptık quest'i? Yoksa bu kristallerle şeyden düşen kristaller aynı mı? Timsahlardan herhalde aynıydı ben. Ona karıştım. Abi ben Retail'da Heroic Raider'ım. Kurt e, oldum. Hatırlarsın belki. Derius'lu mu? Derius'lu evet. Ne oldu? Yani yaratığa vurduk oğlum. Sen misledin, ben vurdum. Hayat. Eee Param ve game time'ım yok. Hani hikaye ve raid benim için e, olay, benim olayım açıkçası. A level 215'e kadar kastım. Öteki raid'e ne kadar ara vermek mantıklı? Ha, öteki raid'e kadar ara vermek mantıklı mı sence? E, hikaye 905'te devam etmeyecekse evet mantıklı ama 905'ten toplayacağın eşyalarla 91'in raidine gireceğin için de eğer raid tarafını düşünüyorsan orada geri kalma şansın olabilir. Çünkü şu an 215 yüksek bir A level değil. Benim bildiğim 225'lerde falan geziyor insanlar. Yani şimdi bile A levelın düşük kaldıysa e daha da düşük kalmayacak mı? Retail arkadaş, retailci arkadaşlar daha iyi yorum yapabilir bu konuya. Warrior iki eline silah giyerken silahlar aynı olamaz değil mi? Farklı olmalı. Ee, öyle bir kaide yok. Ama eşyaların üstünde unique yazıp yazmadığına bakmak gerekiyor. Ee, hemen bakalım. Unique yazan bir eşyam da yok ki. Bir yerinde unik unik yazmış olması lazım. Ya yani unique yazıyorsa aynısından iki tane ekip edemiyorsun. Bir de i̇şte buradan pulsing şart diyor. O ne abi pulsing şart? Kimden düşüyor? Ayrınca. Timsah kardeşlerden. Basilistlerden pardon. AHD'nin iki tane item alıp takabiliyorsun. Onlar unik olmuyor. yeşil itemlarda unik mevzusu yok mesela. Ah bir de evet yiyorum. iyi hatırlattı. Eğer main hand yazıyorsa silah off hand e alamıyorsun. Off hand yazıyorsa main hand e alamıyorsun. One hand yazıyorsa o zaman ee, istediğin elinde kullanabiliyorsun. Da -dam -dam. Bundan üç tane istediğine göre zor düşüyordur büyük ihtimalle. Yani oyun öyle yapmış. Bir, bir şeyi yok. Ofen. E, bu bu eline aldığım eşya. Bazı eşyalara oyun öyle demiş ki ofen olsun bu. Niye demiş bilmiyorum. İşte herhalde ofen itemlara yani mainland'de olunca sıkıntı yaratabilecek eşyaları ofen yapmak için falan. Pickpocket train yapayım mı? Yap pickpocket train yap. Çünkü zaten bir noktada onunla hırsızlık yapman gerekecek şeyde Poison görevinde. 3. gecemdeyim. Klasikte 23'e doğru adım adım ilerliyorum. Çok keyifli dungeon'lar falan. Harikulade ne kadar güzel. Ne kadar mutlu oluyorum ben. İnsanların klasikten böyle keyif aldığını duydukça e, aşırı keyifleniyorum. Selam iyi yayınlar ne haber demiş Lich King. Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın Lich King? Bir arada bandajımı gideyim de şeyden hmm, ne derler onu? Red Island'dan yenisini öğreneyim çünkü muhtemelen Mage değil artık Rune Cloth bile öğrenecek seviyede. First Aid 268. 275'te hivsini öğreniyoruz hatta Ronklotu. Ve şunu kendime soruyorum aynı keyfi neden Shadowlands'ten alamadım? Ee, ona da ilk kez başlamıştım üç ay önce. Shadowlands diyorum ya bilmiyorum. İşte Assassin's Creed e, Odyssey oynadınız mı? Veya işte herhangi bir Assassin's Creed serisini? Ya yani biraz. World of Warcraft ona evrildi. Bir hikaye anlatıyor. Bunu da çok güzel anlatıyor yani hikayesi de güzel. Ee, orada da bayağı bir şeyler yapmak için uğraşan insanlar var. Ama hikaye anlatıyor. O hikayeyi anlatırken de sen e, bir takım level'lar alıyorsun. Ondan sonrası tamamıyla aslında Assassin's Creed Odyssey gibi falan. Yani bilmem ne seti var topla. İyi de yani toplayınca ne olacak? Kendinde bunun cevabını bulamıyorsun. Orada da hevesin ve e, şevkin kaçıyor. Benim için birçok expansion böyle oldu. Casual oynadığım expansionlar. E, Shadowlands'i çok uzun süre aradan sonra belki en, en fazla oynadığım expansion olabilir. 2-3 ay falan ciddi oynadım. E, o topluluk hissiyatı yok çok fazla. Maalesef. Klasikte de aynı ama klasikte şöyle bir şey var Orat. Bir kere o leveling tarafı çok uzun sürüyor. Yani Shadowlands'te en yeni başlayan oyuncu bile işte ne bileyim 2-3 günde level'ına 60 yapıyor. Yani 50'den 60 olan kısmı söylüyorum. Level'ına 60 yapıyor ve olay bitiyor ya. İşte Covenant'ı Movenant'ı onları bitirmiş oluyor o ana şeyleri. Gel gelelim. Ee, şeyde. Ne derler ona. Klasikte bu süreç çok uzun. Bu süreç çok uzun olunca bir kere oradan kontenti yavaş tüketiyorsun. İkincisi daha yaşayan bir dünyaya sahip. Çünkü ee, Retail'daki gibi öyle her şey hop bu dungeon'dayım hop şu dungeon'dayım falan olmuyor ya yani Retail deyimi ile söyleyecek olursam item level 250 olmuş birisi de dünyada gezmek zorunda kalıyor. Çünkü onun da o dünyadan hala alacağı bir şey var ama buff topluyor ama bilmem ne raidine gidiyor ama oralarda geziniyor. Ee, ölüyorsun öldürüyorsun falan derken uzun lafın kısası açık dünya bayağı bir hareketli. Bu içete e baksana abi. Ne oldu ki bu içete? Neyi kaçırdım ben bu içete? Neyi kaçırdım ben bu içete acaba? I like pizza. Bir şey göremedim. Neymiş ya bu? Aa, magic. Öyle yani. Yantar demiş ki abi Warcraft 3 Reforged hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı linç yemiş oyun. E, deneyecektim ama fiyat biraz fahiş geldi. Ya linç edilen tarafı Blizzard'ın orada biraz sözlerini tutmamasıyla alakalıydı. İlk BlizzCon'da anons ettiğinde bunu gösterdiği sinematik e, görüntüler bayağı CGI'dı oyun içi görüntülerden değil de CGI olarak yapılmıştı. Onlar sonra oyun içi görüntülere dönüşünce falan insanlar biraz QQ'ladı. Ama en önemli tarafı Warcraft 3'ü yoğun oynayan işte o tarafın salyalısı oyunculardan sıkıntı oldu. O da şöyle ki ladder sistemi bilmem ne falan zaten Warcraft 3'te olan şeyler de bozuldu. İnsanların oradaki rankları, runkları bilmem neleri falan da gitti. Aslında o dramanın birçoğu Warcraft 3'ü hani şey 1v1, 5v5 yani oyuncuya karşı başka bir oyuncuya karşı oynayan, multiplayer oynayan insanlardan kaynaklı. Ben Warcraft 3 Reforged'a sağ olsun bir izleyicimiz hediye etti. Girdim, oynadım, bütün campaign'i bitirdim. Çiçek gibi de e, güzel, harika da çalışıyor. Ben de muazzam keyif aldım. Ama Dediğim gibi ben sadece campaign'ini bitirdim. Büyük ihtimalle o diğer taraftaki problemlerden kaynaklı insanlar da eleştiriyorlar. Haklılardır. Yani ben nasıl ki zamanında işte bu yoktu, şu vardı falan diyorsam şeyde klasikle alakalı. Warcraft 3'e de o kadar gönül vermiş ve senelerdir bekleyen insanlar da bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Ya Blizzard'ın da orada işte dediğim gibi bir çok hatası oldu. Onların hepsi toplanınca da Warcraft Reforged'un e, namı diğer e, Refounded'a dönüştü. Ben Shadowlands'te 3. günümde Shadowlands expansiona geçmiştim ve ilk kez WoW oynuyordum. İşte Salih'ciğim yani oyun dizaynı öyle. Şimdi birbirinden farklı dizaynlara sahip. World of Warcraft Klasik ve World of Warcraft Retail. Son işte 3-5 kaç Expansion'dır bilmiyorum ama baya bir Expansion'dır. Leveling'i amaç olmaktan çıkarttı Blizzard. Araç olarak e, kullanıyor. Klasik'te Leveling amaç. Yani o 60 level senin zaten ana hedeflerinden birisi. Zaten 60 olduktan sonra da işte işler kolaylaşıyor falan ya biraz bununla alakalı. Ya yayınla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben raiderimi, raidlerimi hatıra olarak saklamak kaydetmek istiyorum. Ama bunu video olarak saklamak istersem çok fazla yer tutuyor. Ben yayın açıyorum kendi kendime. Twitch üzerinden kayıtlı kalıyor. Fakat yayınlarımda bir şeyi kontrol etmek istedim. Ve görüntüm çok kötü. Kara kare olduğunu gördüm. 6 megabit upload'um var. Bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Piksel piksel olmaması için herhangi bir ayar falan mı değiştirmem gerekiyor demiş Gogo. -Go. Aynen. Yani sende 6 megabit upload var da bunu yayına ne kadarını veriyorsun? O önemli sevgili Gogo. -Go. OBS'i veya Streamlabs OBS' hangisini kullanıyorsan bir bak, e, upload olarak kaç gönderiyorsun, kaç bitrate gönderiyorsun, onu bir kontrol et. Gönderdiğim bitrate ne kadar yüksekse zaten o kadar da efendim e, kaliteli hale gelecektir yayın. Şu an izlediğiniz yayın mesela 6000 bitrate yani 6 upload'u e, kullanan bir yayın. Diğer taraftan Twitch e, partneri olmayanların yayınlarını 14 günden fazla saklaması çok mümkün olmuyor. Twitch sonradan jort diye siliyor bunu haberin olsun. Onları da kendine bir YouTube kanalı açıp belki YouTube'a atabilirsin. Çünkü YouTube'da öyle bir şey yok. <laughs> Niye öyle oldu bilmiyorum ama adam Adam yaratıkları agrolandı. Ben agrolanmadım. Vanish'ten dolayı herhalde. Büyük ihtimalle ben vanish attım ya. Ondan kaynaklı oldu. Hmm, herkes üst üste AS yazdı Onu, onu diyor sanırım. Olabilir esnaf adam. Ne güzel. Bu chat falan oturdu İnsanlar biraz hani ilk başta şeydir ya bazı insanlar ki ben de öyleyimdir yeni bir ortama Girdiğimde bir ortama bakarım Böyle bir Koklarım Kim ne yapıyor ne ediyor e, Kimle konuşsam iyi kim benim kafama Yakın yatkın falan diye Biraz Onlar yavaş yavaş kırılıyor çünkü 10. gününe geldi Oluşum Değil mi? Bugün 10. gün herhalde başlıkta 10 yazıyor olması lazım. Daha kendilerine kendilerine ait hissettikleri bir yerde olunca da insanlar rahat rahat konuşmaya başlayacak. Yani bir noktada çok daha fazla sohbet muhabbet dönecek. Daha şimdi insanlar birbiriyle geyik yapmıyor. Bir de o geyikler başlayınca o sohbet kesilmez. Bizim Kaldeymi öldürdüler. Ya o. Ben poison'ı süreyim de bir sonrakine hazırlık olsun. bakar mısın sen ya? İstersem level 60 olayım. O Hunter'ın beni öldürmeme şansı yok. Kuldanların yok diye. Ben bundan nefret ediyorum. 5 dakikada bir olmasın abi şu sprint. 5 saniye sürsün. 3 saniye sürsün ama 1 dakikada bir olsun. Warcraft 3 Reforged'da ütür modeli çok hoşuma gitti bir ütürcü olarak. Ben de ben de Uther'cıyım aynen. Bizde o da yok. Abi Warrior'da nasıl yok gözünüzü seveyim. E, intercept Charge var. Çok iyi bir ability Intercept Charge. 30 saniye cooldown'ı olan Gap Closer işte daha ne istiyorsun? Yani bak hala ben o adamı öldüremiyorum. Ben o adamı hala öldüremiyorum. Fark ettiniz mi? Aramızda bir sürü level farkı olmasına rağmen hala öldüremiyorum. Ama sen en azından o 30 yardı e, kapatabiliyorsun. Böyle fışt diye uçuyorsun. Artık Silvan Asçısın sen. <laughs> STV'de de o Poison Damage kullanamamak beni üzüyor. Ha yok yok bir haritada normal bir yerden bir yere gitmekte ee, bir problem yok. Yine orada da Warrior'ın şöyle bir avantajı var. Sağdaki soldaki kediye köpeğe şarj atıp gidebiliyorsun. Rogue'a göre yine orada avantaj. Hatta yarata şarj atıp agrolanmadan gidebiliyorsun falan gibi trikleri de var ama. Benim derdim PvP'de. Yani şu adam bana bir hamstring vursa Bulda yoksa geçmiş olsun İstediği yere gidebiliyor ve ben öyle bakıyorum arkasından Bu da işte zamanında World of Warcraft falan diye saçma sapan bir video serisi vardı Ve o video serisi Allah da kahretsin oradaki e, videoyu çeken Warlock mudur Ne zıkkımsa Ağlaya ağlaya ağlaya. Hem rogların nerflenmesine aşırı nerflenmesine neden olduğu gibi hem de e, ee, daha iyi hale gelmesine daha doğrusu iyi halde kalmasına neden oldu. Şeyler Warlocklar öyle çok nerf falan yemedi. Halbuki aslında Bence oralara ayar yapması. Yani bugün Blizzard'ın elinde olsa PvP için konuşuyorum. PV için değil. Warlock kardeşlerimizi PV'de daha iyi hale getirirdi. Büyük ihtimalle bir e, spell hit talent'ı koyardı. Çünkü en büyük sıkıntıları hit şans. Şeyde, PV'de. Ama ne bileyim dot damage'larını düşürürdü. Çünkü zaten PV'de dot damage kullanmıyor ya. Warlock'lar. Abi şu an klasikte iki tarafın liderleri kimdi? Stormwind'de Anduin kral Ama Anduin bebek daha yani 5 yaşında 10 yaşında öyle bir şey Dolayısıyla bol var ona Elçilik ediyor, yaverlik ediyor ne derseniz ee, Ironforge'un kralı kimdi ya? İşte bilmem ne Bronzebreath Magni mi? Kim? İşte bir şeyler bir şeyler Ogrimard'da Tral var. Undercity'de e, Sylvanas Silvanas var. Şeyde de Thunder Bluff'ta da Kane var. Yani bana selam yazan herkese invite atıyorum. Kaan tahmin ettim zaten. Niyeyse çok Kaan'mış gibi durdu zaten Nick'in. Oyunda en çok nerf yemiş klas warrior diye biliyorum. Doğru mu? Değil. Rogue. Rogue ve... Ee... Rogue. Warrior hep bufflandı. İnanmayacaksınız belki ama warrior hep bufflandı. Warrior'ın nerf yiyen bir enrage'i var. Ee, enrage daha fazlaydı eskiden. %50 miydi neydi işte bir şeydi. Başka da nerf yiyen ne oldu abi warrior'ın? Hiçbir şey olmadı. Yani Weapon Speed Normalization'dan dolayı Nerf dersen eh, minna, Minnacık nerf Warlock'ların şeyi e, nerflendi Fear peş peşe atılıyordu ve Diminishing Returns olmadığı için patır kütür sürekli Fear muhabbeti oluyordu. E, kırılmıyordu Fear. 15 saniye geziyordum falan. Önce 15 saniye olmasını nerflendi. Sonra da işte e, efendime söyleyeyim Diminishing Returns herkesle beraber nerflendi. Abi Rogue'un Stunlock'u nerflendi. Weapon Speed Normalization'dan dolayı Sinister Strike e, Ambush Damage'ı nerflendi. Rogun e, ee, opportunity şeyde pardon lethality'de aynı zamanda embuşa şey veriyordu. Bu yüzde otuz embuş kriti de veriyordu. Bu nerflendi. Rock çok nerflendi. Cidden çok nerflendi. Evet ben de two handed oynarken esnaf adam çok böyle yavaş yavaş vuruyor ya hantal geliyor. Rogue oyuncusu olduğum için belki de bana öyle geliyor. Aslında DPS ve damage olarak burst damage olarak daha iyi olabilir ama hani öyle bir hissiyatı oluyor. Duel wilda geçince ben de oh be dünya varmış diyorum Warrior'da. Muhtemelen sen de tam bunu yaşadın. Hunter'a dokunmuşlar mıydı? E, rework yiyen yani şeyleri oldu. Hunter'ın survival talent'ı falan başkaydı yanlış hatırlamıyorsam. Survival'da böyle bir tane saçma melee ability vardı. Şu an o var Hunter'da? Yok. Scorpion Sting var galiba şimdi. Byron Sting mi ne öyle bir şey var. Eskiden bayağı böyle Mortal Strike'ımsı bir vuruş vardı. Mage'ler bufflandı. Mage'ler talentlarından dolayı iyi buff aldılar. Arcane Explosion bir buçuk saniye kesti olan bir ability idi. Ee, ev evocation arcane talent'daydı. Yani bütün warriorlar evocation atamıyordu. Abi bu insanları yaşatmayacaksın. Ben gelene kadar aklınız nerede diye oğlum niye saldırmadınız o zaman an çalışıyor ya cidden bütün mal varlığını yeni oyunculara aktarmış olabilir. Cesaret edememişler. Evet öyle olmuş biraz. işte öyle böyle güzel bir topluluk haline geldik. Her kimin emeği varsa herkese teşekkürler çünkü çok insan ve herkes bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi herkes bunu niye yapmaya çalışıyor? Güzel bir topluluğumuz olsun ve bu güzel toplulukta güzel vakit geçirelim diye. Diyorum ya, şeyin WoW oyuncusunun oyunu bileni yeni oyuncuya aşık. Ve hasret yeni oyuncuya. Birileri gelince öğretiyor. Bu açıkçası biraz da e, zaten yayıncılarda falan da görüyorsunuzdur. Milyonuncu kez de sorsan aynı soruyu e, yine aynı cevabı alırsın. Yayıncıların %90'ından alırsın. Hatta böyle harbi yayıncı diyeceğin e, insanların %100'ünden her seferinde aynı cevabı alırsın. sebebi de yeni oyuncuya hasret olması. Oh be bak bir yeni oyuncu daha katılıyor aramıza düşüncesiyle bunları cevaplaması. Abi iyi güzel ha vuruyoruz vuruyoruz da diyecektim boşa vuruyoruz tamam. Arkadan çıksam da zar atmak zorunda kalmasam eşya çıkarsa. Dün bizim bu birileriyle dungeon dönüyordum. Eski oyuncu ee, bir kral şey dedi. Sizi çok kıskanıyorum şu halinizi. Yeni yeni öğrenmenizi demişti. Evet Salihçim ya onu ben de söylüyorum. Cidden öyle. Şimdi diyorsun ki wow oha burada neler var. a bir ability varmış var ya. Üf vurunca şöyle oluyor. Hani o ilk defa bir şeyi keşfetmenin şaşkınlığı ve işte mutluluğu oluyor ya, ya. Ben bu oyunun ithalatını, ihracatını yeri gelmiş imalatını yapmışım. Artık öyle olamıyorum. Karakterde çılgın atıyor ya. Hocam şu dungeon işte ne bileyim talent ekranını falan kısa kısa gösterebilir misin? Dungeon ekranı diye bir şey yok. Talent ekranı da her klasın ki başka. Swift'i. Neye basınca açılıyor. Ben de Assassination, Combat ve eee diye üç tane şey var. Bölüm var. İşte birer birer puan vererek iniyorsun. Aşağıya doğru. Yukarıdan başlayıp aşağıya doğru iniyorsun. İşte gereksinimleri yazıyor zaten. Aa bu güzelmiş. Bunu açayım dersen ne diyor? 20 tane bu tarafta puan harcaman lazımmış. Mesela bu ne diyor? 30 tane harcaman lazım diyor. Bir de bir tanesini Preparation'a vermen lazım diyor, zaten okla göstermiş işte buna vermeden bu açılmıyor gibi. Her klasın başka mesela e, Warrior'da Arms, Fury, Prot İşte Mage'de Arcane, Fire, Frost Efendime söyleyeyim Hunter'da Beastmaster Marksmanship, Survival gibi her class'ın 3 tane talent trees'i var. Oradan böyle mouse'u üstünde gez, gezdirince zaten diyorsun ki böyle mi oynasam böyle mi? Ben inanmayacaksınız ama ilk karakterimi nasıl kastım biliyor musunuz? 16 yıl önce Seal Fate oynadım. Evet. Çünkü ilk talent geldiğinde biliyorsunuz level 10 oluyor ve level 10'da çok critliyorsun. Oo ne güzel orada. Dedim ki abi bu karakter yani zaten Rogue'un olayı da kritlemektir ya. Ne tamam dedim. Kritleyince de hey, ne yapıyorsun? Kritleyince bana ikinci bir combo point ekstra veriyorsa ne hala dedim. Onun için Assassination'a e, bütün talentlarımı vermiştim. Assassination'da da var. Seal Fate'de bu 5 tane veriyorsun. Burayı 30 yaptıktan sonra Vigor'a vermeden Kombata döndüm. Ondan sonra buraya vermeye başladım. Yani zaten buna 2 vermiştim de işte 3 falan diye buralara indim. Lan sen büyücüsün. Büyük destesistene be. Bak sona ipem kalınca bir blast atacak, öleceğim değil mi? İyi öyle olmadı. Selamlar sayende TBC'ye başlıyorum. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah sayende olur mu ya? Ne kadar sevindim ama ne güzel. Aramıza hoş geldin o zaman Zavumar. 500 olmadık mı daha? Olduk. Ee, 507 kişiyi buldu. Guild'imiz. Bu da güzel oldu. Tamam bütün gemiyi bitirdik değil mi? TBC ile gelecek olan level 58 boost olayına Blood Elf'lerin ve Drenay'ların ee, bu olayın dışında tutulması beni çok üzdü. Blood Elf Mage'i sıfırdan kasacağız. Evet. ya yani ama yani Blood Elf zaten herkes Blood Elf isteyecek. Oynamak. Veya işte Drenay. Blizzard'da Bari insanlar level'lasın falan diye mi? Yaptı bilmiyorum. Bir de hazır oynayanlar çok QQ yapar. Parası olan yapıyor biz niye yapamıyoruz der falan diye de düşünmüş olabilir. Yalan sistemi o zaman daha güzelmiş sanki. Evet. Ama ee, Hafat'cığım şey falan oynadın mı? Böyle level'larımızın 100, 110, 120 falan noktalarına geldiği expansion'ları oynadın mı Hafat? Oynamışsındır büyük ihtimalle. Yani oralarda şöyle bir problem var. Şimdi bu talent tree bu kadar. TBC'de burası 10 talent daha oluyor bu kadar. Eee Wrath of Lich King'de 10 talent daha geliyor bu kadar. Daha level 70'iz bak. Bunun 80'i, 90'ı, 100'ü falan derken aşağıya kadar bir sürü bir şey ve hepimiz biliyoruz ki yani şuradaki talent'a 5 değil de 10 dese Rogue başka vurur. Sadece bir talent'tan ee, bahsediyorum. Efendime söyleyeyim bu talent'ı hatta şu talent'ı buraya değil şuraya koysa Rogue 2 katı DPS yapar falan. Yani demem o ki her talent'ı bu sefer her e, talent için, her klasın, her spenin, her talent'ının, her puanı için ve her e, kombinasyonu için ayrı ayrı düşünüp ona göre de balans yapman gerekiyor. Çok da kolay bir şey değil. Ha diyeceksin ki e Shadowlands'te level atmış, bunu yapamazlar mı? Bence yapmalılardı. Bence yapmalılardı. O treni kötü kaçırdılar. Yani ben şu an rakibimde Empowered Sprint mi vardır? Seal Fate mi oynuyordur? Bilmem ne mi oynuyordur falan diye Düşünebiliyorsam Maalesef şeyde çok fazla yok bu olay Shadowlands'te Abi bu kadar kişiyi nasıl buldun guildde? Bu Vallahi bilmiyorum ee... Arkadaşlar beni buldu. Ben yayınımı açtım. Tabii ki yani yayınımı açtım derken oturdum düşündüm böyle mi yapsam şöyle mi yapsam. Sonra dedim ki hor tarafında oynayayım. Sonra bir de dedim ki guild kurayım. Sonra dedim ki Hadi beraber oynayalım. Arkadaşlar da samimiyetime inandı demek ki. Herkes geldi. Herkesin böyle bir topluluğa ihtiyacı varmış demek ki geldi. Dışında tutulması mantıklı bu arada. Sonuçta TBC ile gelen bir içeriye hiç etmemek mantıklı. yani evet bir de aslında Blizzard orada bize kıyak yapıyor ya. Daha TBC gelmeden TBC'de oynayacağımız Olaf veya Drenai karakterlerimizi e, levellamamıza fırsat sağlıyor. Bir de onlara boost verse. Dediğim gibi yani klasikte TBC'de de öyle. Leveling Büyük mesele. Keyifli mesele. Bunu da hemen bitirirse e, geriye de ne kalacak? Yani ah azizim o Hellfire Penisula'nın dili olsa da dökülen kanları söylese derken aynı klasikte olduğu gibi a bomboş ya Hellfire niye herkes bilmem ne dungeonında da level kasıyor ya dönünce çok hoş olmuyor. Hep söylüyorum. Aslında bir taraftan da anılarımızı tekrar yad etmek için oynadığımız bir oyun. Diğer taraftan, Burning Crusade zaten 160 levelingin %50 daha hızlı olduğu bir expansion. Yani Blizzard zaten orayı %50 hızlandırıyor. Aynı bırakmıyor. Bunlar nereden geldi ya? <laughs> Örbe. Tecbis'te Prot Paladin nasıl? Bilgin var mı? Ee, Kral Tank Cidden kral tank. Tank olabilen her klas TBC'de kral. TBC'de Alliance e, direne aşaman oynayabiliyor. E da Blood Elf paladin oynayabiliyor. TBC ile WoW tarihinde ilk defa ve son defa olan faction specific class'lar TBC ile ortadan kalkıyor. Klasikte biliyorsunuz şaman veya paladin belirli taraflarda var Burada aynı zamanda birinden bir şey düşüyor herhalde ya. Bir yerde bir quest varmış. Riddle diye bir şey. Hiç göremiyoruz Riddle Middle kardeşim. Parası geldikten sonra Bamba mı görüyor musun? Ne yapıyor Bamba? Pus mu alıyor lan? Ne ara 40 oldu bu? Ne yaptı da 40 oldu? Parşömen görevini diyorsun. Lootlamak lazım onu. İşte nereden lootlayacağımı bulamadım. Buralardan bir yerden başlıyor herhalde o. Çünkü quest giver'ı burada gösteriyor ya. Bunlardan random mu düşüyor? Değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Bence öyleydi. Ya ee, şundan diyorsun işte. Ha az önce tıklanmıyordu tamam. Öbür gemideki tıklanmıyordu. Şu parşömen değil mi? Az önceki gemide de mouse üstüne getirdim tıklanmıyordu. Onun için iki önceki geminin de aşağı katını temizledim de. Olmamış demek ki yanlış hatırlıyorum dedim. Doğruymuş. Yaratık keselim, boş durmayalım ya. Allah'tan birisi gaj vurunca üçü de arkama geçip şey yapmıyor. Backstep vurmuyor. Lan yiyecek bir şey yok mu? Su iç su. Su iç zehri alır. Allah yok ki yemek bir şey ya. Ah buldum. Yenge focus budur. Süt yok. Süt yok su vardı. <laughs> olacak yaratığı bekliyorum. Bu yaratık spawn olunca da veya STV görevlerini bitiriyoruz ya. Elit var bir tek. Onun dışında yapmadığım bir şey kalmadı. Buradan da bir elit verecek herhalde. Burada bir tane elit vermiyor muydu? Kocaman bir şey. Ee, goril Cuhara herkes mi boost aldı benden sonra gaza gelip? Ha? Yoksa kırmızı çizgiyi ben mi geçtim ilk? Herkes ne dolduysa bu yaptı falan diye mi? Abi klasikte ortadaki ada Zandalar adası mı? Zandalar burası şurası. Burası şey öyle bir ada boş ada. Burada panterler var. İşte köpekler var, kediler var falan. Ya bak Ungora'da 1, 2, 3, 4 oyuncumuz var. Ya poison vur ya. Ha poison'ım yok. Yok abi haritayı büyütünce ortada bir ada var. Ha buralar mı? Buralar nereler ya harbiden de? Bilmiyorum valla. Yani öyle sadece haritada da olabilir bunlar. Zandılar mandılar yok. Buralara gidiş yok ki. Var mı? Yok. Buralara gidiş yok. Şuraya da gidiş yok. gidilmiyor yani buralara. Bunlar e, normal klasik haritasında görünmüyordu. Change my mind. Bu adalar falan görünmüyordu şunlar. Pandaria evet huzur veriyor insana. O Nala 12 olmaya kadar niye bekledin ki? Keşke hemen guilde girseydin. Barense Allah kurtarsın be Nala. Cidden Barense gireni Allah kurtarsın. Barense'de bir 18 e, level yatarın var çünkü. <laughs> Barense bir girişim vardı. Ay bir de çıkışım vardı. Cidden öyle oluyor. Ah tek yedi yaratık. İyi yayınlar kardeşim demiş. Sönmez. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Keşke zaten e, ee, harita düzelse. Eski albüm Forest'ı özledim. Hem o zaman oyunun yaşayan ruhuna zarar vermiş oluyor. Her şey statik kalırsa o da kötü değil mi Sirius? 8B hey guild gibi guild be. Sunken Temple yapacak var mı diyor Bak Kandaz. Yani öyle bir guild'iz ki Sunken Temple yapmaya falan çalışıyoruz. Bu guild'den zarar gelmez. Yani alliance'a zarar gelir de ben de oyuncusuna zarar gelmez. <laughs> Bu hafta da e, Diamond Flask Quest ödülündeki buff var ya, Atak Power buff'ı speedrun yapan varsa ne satılır? Parçı kardeşlerim onu ne toplar belli değil. Erhan'sa yavaş zarar ya ablacım. <laughs> ablacım sen lurker modda mıydın sen burada mıydın sen? <laughs> Alliance demedim ben. Ee, aliens dedim ablacığım sen yanlış anladın galiba aliens'e niye zararımız dokunsun bizim bizim aliens uzaylılara zararımız dokunur o manada hani dış mihraklar anda panterler. 3 saatte lavaron run yapamadık abi. Torch yerini nasıl yapacağımızı bilmedikleri için bu yabancılarla oynamak cidden çok zor. Aa, yeni başlamışlardır ya maamer. Eee tips de hiç yeni başlayanlara yardımcı olan bir dungeon değil. Cidden zindan yani. Zindan gibi zindan. Dolgas yapıyorum yanda. Ha tamam ablacığım. <laughs> o zaman Anima powerların güzel olsun inş. Homo male görünce mapin sonuna kadar kovalıyorum. Geri kalanı kaçabiliyorsa kaçıyor. <laughs> Ama yani ne çok vuruyorsunuz siz? Diyeceğim de. Ben level 50 değilim ki daha. Unuttum. Ya per, bak şu peri ne? Yediriyor? Peri nedir abi? Senin peri şansın ne? Senin peri şansını e, seveyim. Kolay gelsin. Nala ile birlikte oynuyorum. Guild'inize katılmak istiyorum. Vay kader ortağısın yani. Seni de Allah kurtarsın. Muhtemelen Barenstes'in çünkü. Ee, mental hentai. Hoş geldin. Evet. Ork warrior. Nala neydi? Rogue muydu? Aynen. Rogue'du. Bir warrior bir rogue. Bir warrior bir rogue. Eee... Aman fıkra uyduracaktım da hiç beceremeyeceğim için cringe olacaktı başlamayayım. <laughs> Oraya akıllı bir rog götüreceğim tereyağından kılıç şeker gibi. Ama dirget orada da işte vanishin yoksa sıkıntı oluyor. Abi senin gibi rog oynamak için ne yapmak lazım ee, bol bol ölmek lazım sevgili kuzey. Öncelikle ölmeye alışacaksın. Benim gibi oynamanın e, birinci kuralı bu. Ölmeye alış. Sonra e, ikinci kuralı da cesedine hızlı koşmaya çalış. Ben bunu iyi başarıyorum. Cidden bu konuda yetenekliyim. Çok güzel ölüyorum. Çok da hızlı cesedime koşuyorum. Bu da bir yetenek. World first e, death. Aynen. Bizim rekorumuz var ya. Şaka değil. Ee, klasikte World First Dead ben de oyun başladı ve öldüm. Birinci dakikası mıydı? Yani level 1'de kim söylemez. Bir insanın level 1'de ölmesine imkan yok. Ben bunu başardım. Night Elf olun hızlı koşarsınız cesedinize. Ee, evet onun için zaten Night Elf'leri ayrı bir öldürüyoruz. <laughs> ayrı bir seviyoruz ablacığım. You wish to speak? Yok ya çok ping vardı ve ben öyle bir ping olacağını hiç düşünmemiştim. Bir yüze. Daha doğmadan öldü yani o karakter. Evet be oradan nereye be. O Malibu ta nerelere geldi. Bugün üstünde e, ee, bonsai seti var be. Ben bu Shackle Key'i nasıl alacağım? King Mukla, 5'e 5. E Legendary bir kart. Hem rakibine hem de sana iki tane bir manaya artı bir artı bir siper veriyor. Doğru mu hatırladım bilmiyorum ama Hearthstone'da vardı bu. Böyle bir kart. Ben bunu öldürebilir miyim? Crippling poison kite'la belki. Legbar. Edon bu. Sevgili I like pizza, Legbar edonuyla açabiliyorsun veya da ile R yapıyorsun. FPS'i görüyorsun sadece. O da oyunun bir feature'ı. Ben Hearthstone'u da Salyalı oynadım. İlk başlarda ee, işte Control Warrior'ın Control Warrior olduğu zamanlar. Armor up. Armor up. Greetings. Armor up. Bildiniz mi? Ben öyle seviyordum. Face Hunter falan. Aa, tabii ilk başlarda şamanla çok zorladım. Çünkü ben sadece şaman destesiyle oynamak istiyorum falan diye düşünüyordum. Ama o iş öyle olmuyor. Prostalot mu? Ay seni yerim ben. Seni yerim ben. Gel gel. Olur da kasarsam ne? Ay. Aa. Duymamış olayım. Oynuyoruz ya. Furkancığım oynuyoruz. Ne demek? Aa. Oynarız oynarız. Hey hoş geldin. Face dünyanın en güzel destesidir. Tabi anlayıştı Hans. Ee, ne yapıyorduk? Anlış işte Hans yapıyorduk. Zaten hiçbir şey yapmasan e, ben denemiştim birkaç oyun. Gerçekten şöyle iki manaya hero power atıyorsun ya. iki mana hero power ve herhangi bir random kart oynayarak veya kart yoksa dümdüz iki manaya şey oynayarak adamları patır kütür yenebiliyordun. <laughs> Çok sinir bozucu bir şeydi Face Hunter. beni öldürür ya. Kaşınmayayım değil mi? Kaşınıyım mı acaba? Bilemedim. Bilemedim. Kaşınacağım tabii ki. Çünkü e, yayın içeriği olsun. Heal potion'um da yok ama. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Abim 600 mü vurdun? 600 diyor ha. Peri mi? Yazıklar. Bu ölmez ki ya. Bu cidden ölmez ki ya. <laughs> Son vuruşu gördünüz mü elinin tersiyle Sıvet kumda oyna dedi bana Böyle sızıt yaptı Tamam <laughs> <Ben> abi büyüksün <laughs> Çok zor bir durumdayım bu ilde arkadaşlarım dahil kimse bana yardım etmiyor Allah versin Niye kimse yardım etmiyor ederler ya Ungoro'da vardı bizim çocuklar Geze. ye yeah boy 49 olmuş. Abi geleyim de 8 levelım. <laughs> Sonra. Tam baba tokatıydı. Doğru. Aman ha level 60'ı bile öper. Van işlemeye vaktin olur mu bilmem demiş. Frize. olmadı zaten. Ondan sonra Hearthstone'da ee, şeye dadandım. Rakibin destesini bitirmelik desteler vardı ya. Ney? Mil mi diyorduk onlara? Rog yapıyordu bunu. Neyle yapıyorduk hatırlamıyorum ama öyle bir deste var. Neyle yapıyorduk? İkişer kart mı çektiriyorduk? Bir şeylerle yapıyorduk ya. Ondan sonra Mage'in vardı yine. Öyle bir destesi. Secret'larla falan kendini hayatta tutup rakibin kartlarını bitiriyordun. O da çok keyifli oluyordu. Bir de şey Warlock vardı. Ne? Hand Warlock mı diyorduk ona? Ne diyorduk? Direkt birinci elden çıkartıyordu böyle 3 mana'ya 8-8 diye. Ben Staff'ı nereden öğreneceğim bulamadım bir türlü. Ee, Staff Ogrimmar'dan herhalde. Ogrimmar, Thunder Bluff veya da... Ee, Undercity. 3 Weapon Master'ın 3'ü de farklı şeyler öğretiyor. Biraz orada RPG mekanikleri var. Ama hor tarafında hangisi nerede onu bilmiyorum. Pierce Starstone'un e, en Allahsız hero'sudur. oynadı. oynadım. Pierce'da şey güzeldi. Bir tane kart vardı ya. Artık heal'ların damage vurmaya başlıyordu. Onu atıp Circle of Healing atınca bütün masayı temizliyordun ya of çok tatmin ediciyordu. Yok tatminkar bir şey oluyordu o. Staff Thunder Bluff'ta mı? Thunder Bluff'taymış. Ne oluyor ya? 8 slot takılıyor zannediyordum ben. Masayı klavyeye kıracağım falan diyor. Ne oldu? Üzdüler mi seni? Üzdüler mi? Level 60'ların e, işine çomak mı soktu? Ne oldu? E şeydir. Farm yapıyorlardır. 45. 45. Sen nesin? 42. Banana arrow. Ne kantır bu? AFK bu ya. Değilmiş. Sakin ol şampiyon. 8 hey slashçi. Sakin ol canım benim. Ağlayacaksanız oynamayalım diye bir laf var ya. Cidden ağlayacaksanız oynamayın ha. Yani oyun sadece siz yenerken, birilerini öldürürken oyun değil. Siz ölürken de oyun. Bunu unutmayın. Regulate slot. Ben o nasıl yedim ve adam benim poison'ımı nasıl yemedi? Hala poison yemedin ya. Ah yedin okey tamam. Tamam tamam olur öyle. Ah, Bu elde white atacaktım. Adam G quit attı. Evet. İlk G quit'imizi de gördük. Aga be. Aga be. Maga be. E ee, üzüldüm diyemem. Time is money, friend. Hurry <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> back. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Buranın questlerini vermek kadar da iğrenç bir şey yok. Yapması okey de. Aynı yere hoplayıp sıplayıp geri dönüyorum. Üst kat değil mi burası? Az önce 10 kere kestiler beni. O nefesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olur abi evet. o yani klasiği bilmeyen insanlar da değiliz ki. Başımıza gelebilecek şeyleri de biliyoruz. Bilmiyorum keşke bir dead counter olsa da klasikte. Retail'da var herhalde. Eşyamın sayfasından mı ne bakabiliyorsun karakterin kaç kere ölmüş diye de. Klasikte yok ama olsa benim tahminim bir yüzü geçtim ben. Bunun 75 plus'ı kesin şeydir. Alliance'dır. Birinin seçini onun sahibine götüreyim. Sahibi nereye ya acaba? Lan hani 2000 experience de az değil. Gideyim de götüreyim. Önce şu questleri mi versem? Vereyim. Belki oradan chain falan çıkar buraya. Bir daha gitmek zorunda kalmam. Evet klasik mevzusu o. Öleceksin öldüreceksin. Ee, bir de şey tutumu yanlış arkadaşlar. Tamam insanlar birbirine yardımcı oluyorlar. Birbirimizi kolluyoruz. Ama zorunda mıyız? Allah değiliz. Kusura bakmasın kimse. Ben hep söylüyorum ya klasikte işte Ahmet abim kulakları çınlasın. Belki buralardadır. O kan çabuk buraya geliyorsun dedi diye gıcıyı attım. Yani oradan başlayan mevzuyla. Bana ne abi ölüyorsan ölme, reslenmeyeceksin o zaman dedim. Yani buna benzer muhabbet olmuştu. <laughs> Efendim Wisdom of Shadow bana basmış Prime'ını ve demiş ki ben de Blood Elf gelince Paladin ile Guild'de katılacağım demiş. Umarım eğer account'ına çıksa şimdiden ama bir level bir karakter açarsan Gehenna server kilitlenirse falan bizden ayrı kalmak zorunda olmazsın. Çünkü yoğun kalabalık olan serverlar öyle şeyler yapıyorlar ya sevgili Wisdom of Shadow. Eğer zaten WoW aboneliğin varsa böyle bir ara klasiği indirip bir tanecik level bir karakter açman Gennas da bundan ee, kurtarır seni. Ben de gelsem mi ya? Oynamam muhtemelen de öyle hatıra. Vallahi zafer. Öyle anı hatıra için oynayacaksan çok doğru zaman. Bir sürü insan anı hatıra için oynuyor zaten. Yani guild'de de öyle çok arkadaş olduğunun da biliyorum. Oha! Oha! Bak böyle bir şey varmış. Şimdi Discord'da gördüm. Ulaş çok teşekkür ederim. Adventure Journal 2 Edon ismi detler dahil birçok istatistiği veriyor demiş. Ama bunu yükledikten sonra herhalde sayıyor değil mi? Adventure e, Journal 2. Bakayım ben bir buna ya. Evet konucu. Tabii ki. Tabii ki. aydan korksak for the horde demezdik. Haydi bakayım. Ee, buranın inkeeper nerede? Galiba yok değil mi buranın inkeeper? I. Var mı ya buranın inkeeper'ı? Böyle dümdüz logat mı oluyoruz? Köylü gibi yolun ortasında. Galiba. Mailbox'ı bile burada olduğuna göre. Tamam. Ee, şey yapacağım. Şu Edon'a bakacağım bir. Merak ettim. Kulenin içi mi şey? Zeppelin kulesi mi Inkeeper aynı zamanda? Vay be. <laughs> Vay be. Get more Dons! Adventure Journal. Adventure yazsak. Ah, Adventure Journal. Install. Bunu sadece 33 kişi indirmiş olabilir mi ya? Dur bakalım. Anlayacağız. Abrit yılda da e, doğa açma planın var mı? Yok. Stratos. Bir gün inşallah o kadar e, boş vaktim olur. Sadece işim e, içerik üretmek, yayıncılık yapmak ve sadece World of Warcraft oynamak falan olursa ancak o zaman olur. Fakat e, zaten hali hazırda bildiğimiz oyunda bile baya bir zorlanıyoruz. Bir de Retail olunca daha da zorlanılır. Hazır çatıyı bulmuşken koyduk inkiyufuru. Valheim'de bulduğun evin içine kendi evin yapmak gibi. ya e ben bu edonu indirdim de acaba nasıl açılıyor? E, interface. Heh. Minimap ikonu varmış. Hangisi ki? Değil mi? Ha mu? Aynen. İndirdikten sonra oluyormuş bu. Yani bir data hala yok demek ki oyunda. E dursun be. Bayağı da bir bilgiymiş. Ne lootluyoruz? Sevgili günlük. Sevgili günlük. Ee, bugün Eight slot'ı kaybettik. Öfkesine ee, yenik düşüp salyalarında boğuldu. Ednot. Tamam. Tamam günlüğümüzü yazdık. Eloman. Ha KM bunun için bir addona ihtiyacın yok. Bak şimdi büyü yapıyorum. Sağ tıklıyorsun. Move frame diyorsun. Unlock frame diyorsun. Burada ya sende. Hop kulağından tut getir buraya. Veya götür buraya nereye istersen. Sonra tekrar unlock yapan yeri lock yap. Bitti. Aynısını target frame içinde yapıyorsun. Tertemiz. Aha. I like pizza da birazdan guild'den çıkar. Valla birazdan I like pizza'yı da kaybederiz herhalde. Etrafındaki ejder de Leatrix Plus Edonu ile oluyor. Leatrix Plus Edonu indirdikten sonra slash LTP yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Daha sonrasında Leatrix Plus Edonu'ndan interface sekmesine geliyorsunuz. Sonra Show Player Chain'i seçiyorsunuz ve yanındaki dişli işaretini tıklıyorsunuz. O da size bazı seçenekler sunuyor. Mesela Rare gördüğünüz gibi. Mesela Elite gördüğünüz gibi. Mesela Rare Elite o da gördüğünüz gibi. Bunlardan birisini seçip siz de böyle oynayabilirsiniz efendim. Buradan quest moist vermedim ya. Gerçekten Tom Well bitirdim ne ya. Yapayım? Müthişsin abi. Ee, sen müthişsin. Teşekkür ederim. Ben ameleyim. Hiç rare değilim ki. Senin gibi amele zor bulunur. Onun için rare'sındır. Batum tıs. Ulan <laughs> Salih. Rare şey güzel duruyor ya. Böyle dragon. Rakibe de yapılmıyor. O kötü. Rakibe de yapılabiliyor <laughs> iyi olur. Ben Feralas'a geçtim diyorsun da Parti partideyken sürekli ölüyordun. Yani ya oralarda Alliance var ya da oralarda ee, üzüyorlar. Hmm, Taneris mantıklı tam 48 Taneris level'ı doğru. Taneris'in bize 2 level'ı var. Ungoro'yu 51-53 arasına bırakırım. Ya burada ne kaldı ki? Gerçekten bunlar nereye ya? Solve the riddle. There is an ornate well-traveled bridge uh, east of Deadwind and south of Redridge. under net there waits some uh, for you ne diyor abi swamp of soros diyor bir şeyler diyor böyle bir abandone abandone Aa buff geldi. <laughs> Bu ne istiyor? Nereden bulacağız ki biz bunu? Battle of e, Puliverbos port. Bir şeyler bir şeyler. Geç. Göp. Message'ine battle. Tamam. Mukka. Iııı... E, Geç. Old riddle neymiş ya? Bunu da geç. Zul Fark. Gadgetzan'la konuşacağız. Tamam. Plastic Grim Message. Beni de geç kardeşim. Yapmıyoruz. Anarisa gidiyoruz. Seed of Life. Duskwood. Bunu da geç. Oh be. Oh be. Tamam. Şimdi 3 tane quest'imiz var. Quest item ne var? 1 2. Abi hiçbirinin quest item'ı gibi değil ya. Balamor'un Research Journal'ı. Allah hep konuş diyor ya. Bu birinin quest şeyi değildir ya. Attım çöpe. Tanaris öte yandı. Zivan Postoros'u da yapmadık. Interlands. Interlands'te de bir ara uğrasan uğranır yani. Hepsiler görev vermeyecek bir ara. <laughs> Doğru. Gideyim de. Taneriste. 3-5 gank yiyeyim ha. Aman Taneriste de dandik dondik görevler var biliyorsunuz değil mi hep? Bir de bir ölürsek 500 bin kilometre karelik yer. Öf. Öf ki ne öf. Abi geldim Hiç quest. Zak direkt quest verdin. Bakarız. Senin o işe bakarız ablacığım. Gel Green items. White items. Hmm. Ama bu burada böyle çıkmasaydı iyiydi. Ben sadece buradan buna bakmak istiyordum. Dur bakayım. Ee, yok. Tamam understep portallar açılmış. Bronze Ne satmışız? Eldiven. Elemental Earth. Paralar, paralar. Ya open all işte ya. <laughs> Zengin olduk mu? Ne kadar para geldi? Loot, para, istatistikler. Hani? Para mara yazmıyor. Ba bandaj used. Kullan bakayım bir bandaj. Vallahi yazdı. 130 gold mu geldi? Of! İyi 130 gold nereden baksan 5 tane boost parası. Chat. 5 maradon boost alınır o paraya. Öf, bu neymiş? Greetings. Evet bugün ticaretimiz canlı. Inti Sprit. Daha H'ye satarız. Ya bu kağıtları falan buraya sat. Bunu da buraya sat. Sat sat sat. Sat sat sat. Lan yemeğe sattık. Ver bir tanecik bari olsun yemeğim olsun ya. Fish oil. AH'de 3 silver falan diyor ya. AH'ye bir bakayım ya. Abi affedersiniz ama ne bulursanız bulun ee, şeye satın işte <laughs> AH'ye koyun. Evet water walking de işe yarıyor. Fish oil alliance'da direkt vendor'a satıyorsun da Port'ta water walking için ee, Doğru lazım Kaç paraymış? 3 silver. Ee, güzel para. ki diyelim. 2 oldu. Satalım zaten. 50'si durmuş. E ee, bu Edon Aux. Actioner değil. Actioner değil. Actioner. Action. Actioner. Değil işte. Onların hiç birisi değil. Aux. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ya biz Mage sonrasını Heavy Mage falan şeyden öğreniyoruz değil mi? Yanlış değil. Bandaj değil acım. Sen bir şöyle bir arasana. Ha, doğru. Hmm. Nedir onun adı? How may I aid you? Sen bana yardımcı olamazsın. Be careful. Ee, bu tarafta şeye gideceğim. Gidemiyorum ki o bir tarafta kaldı yine değil mi Hillsprout? Ne ya? Tanerise de gidemiyorum. Tanerise nereden gideceğim? Abo! Tanerisin kuşçuyu açmadım ki ben. Thousand Needles'ı falan geçeceğim bir daha hep. <gülüyor> <gülüyor> karış karış Anadolu'ya hoş geldiniz efendim. Ağızın Needle'stan no. sevgilerle. Altif <laughs> 4, değil mi? <laughs> Kadgar açmadım yok. Kargat açmadım daha. Of. Uçuşçuları açmak ya. Team Ya o kadar yolu gitmekte. ne bileyim Alliance'da hiç öyle yer var mı? Bence Alliance'da hiç öyle yer yok. Port tarafının işi o. Bir tane kuşçuya görev koysalarmış. Swamp of Sorrows'a. Hadi gidelim de. Efendim yani. Haritanın şekli de değişti. Yönüm de kaydı. Oğlum şurası. Evet. 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 Hay kuşçu bazında söylüyorum ben. Alliance hiçbir kuşçuyu açmak için o kadar yol gitmiyor. Western'e gidiyorsun. Onlar buradan işte. Interlands'dan gidiyorsun. Tamam, tamam. Yok, Alliance'ın bütün haritaları birbirine bağlı. Öyle araya horde zonları karışmış bir yer yok. Bu nedir abi yani? Swamp of Sorrow burada. Kargat burada. Bak. Redridge'e gidiyorsun. 1. Burning Steps'e gidiyorsun. 2. Wetlands'e gidiyorsun. 3. Ya böyle yapacaksın ya da Maratidine başlayacaksın. Wetlands'e geleceksin. Ve ki Wetlands'te de senin kuşcun yok. Oradan Lohmadan'a geleceksin. Orada da kuşçun yok. Oradan Betlense ineceksin. Yani neden? İşte Sven Pestoro'dan şeye gidersin. Red, Reddish Mountains'e gidersin. Ee... oradan Burning Steps'ten geçeceksin. Nereden geçeceğim, Mecbur. Cengizer hoş geldin. Cengizez pardon. Evet Badlands Alliance tarafında Badlands Alliance tarafında bir zahmet orada da kuşçusu olmasın canım Alliance'ın. Lohmadığından gitmek 3 dakika falan sürüyor. Stringle Tom ve ile geçiş yapayım mı? Ölmeden önceki son sözler arkadaşlar. Ünlü son sözleri biliyorsunuz değil mi? STV'ye geçiş yapayım mı? <laughs> Diyen Kara Kartal'dan bir daha haber alınamadı. Yap. <laughs> Yap be 33'te de gidilir yani. Bu arada şaka bir yana. Yukarıda şey yaparsın. Tabi Cengiz'e Guild'in kapısı hala herkese açık. Abi Iron Lockbox getireyim mi? Neredesin ki sen? Barenstein ne yapacaksın? Nereden getireceksin? Ha, bana mail atabilirsin. Ben açıp geri gönderirim onları. Atil kurt. <laughs> sebep <laughs> Adam zukzuk zuk çıktı En temizim mail at ya bence. Ya değil de bizim herbalizm işi yalan oldu. Bir ara biraz herb kasmam lazım. Invite atabilir miyim? Tabii ki atabilirim. Aramıza hoş geldin sevgili Kevi. Kevi bir şaman. Kendisi bir ork şaman. Ee, 10 Mart 2021 saat 01.30 sularında doğdu. Drotar doğumlu. Aha polimorf. 30. 33. Sen bizim meyce mi şey yapıyordun lan? halleniyordun Ben öyle anladım biraz Abi siz bizim mecimize niye böyle yapıyorsunuz? Ben bizim adamı size yedirtir miyim ulan? Enhancement Shaman Gold'in işine yarar umarım. Ee, geldik ama yarar abi. TBC'de yarar. Klasikte de yarar. Ne de olsa yine de ellerinden böyle yeşil alevler çıkabiliyor. Ee, heal atabiliyorsun. <laughs> Lazımlı zamanlarda. Of içim şişti her yerde quest. Ver 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 doldur abi doldur 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 doldur. Ver 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 hepiniz verin. Şu dağın başındakini dağılayım. Ver kardeşim sen de ver. Ver 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 ver. Ver abi sen de ver. Thirsty Goblin sen de ver. Siz de verin Goblinler. He he para he. Bunlar da verdi. Ben niye Gnome'la konuşuyorum ya? Ya ben... Sus kız. Ben Gnome'lara düşman değil miyim? Niye konuşuyorum onunla? Yo. Bak burada bir görev varmış. Kim o? Görevci başı. Ha şu. Ne yapıyor bunu da bilmiyorum. Geç bunu geç abi. 4200 experience mı? Cidden o kadar experience veriyorsan iyi. Bantıtları da bir alayım. Dur. Onu iyi dedin. Dur. wanted'ları da aldım. Var mı başka? Daha da yok. Değil mi? Ha? Böyle bir quest log gibi quest log olsun. Oo. Kav tabii ki. Hoş geldin sevgili Kav. Kendisi bir rog oyuncusu ve efendime söyleyeyim o da aynı bir önceki arkadaşımız gibi 10 Mart 2021 doğumlu Mart'ta doğan ne oluyordu? Ne burcu oluyordu? Güzel burç oluyor. <laughs> balık mı oluyor? Heh, balık burcu. Gideyim şuradaki görevleri de alayım. Ya bu şeyi nasıl alıyorduk? Havuç trinketini. Taneriste miydi onun görevi? Şeyde. Thousand Needles'daydı değil mi? Ha, almadan geldik. Belki bulurum öyle bir run da. Randa. Onu da yaparım. Şunu da küçülteyim. Saati 2 yaptık mı? Vallahi yaptık. Doğru saat 2'de 75 tane o adam var. biz daha az önce diyordunuz ki bana. Abi raidler efendime söyleyeyim 12 dedim miydi? 1 dedim miydi? Biter aslında falan. 75 tane adam var. Yani demek ki azimli insanlar oynuyorlar. Değil mi? Abi yok mu bir anda rogumu rogunu silmemiz. Niye abi manyak mıyım ben. Aha. Be? Relax. Ha verdi yine bu staffı ta Ferrara's da bu öyle yanımda gezecek. Ben Feralas'a gitmeyeceğim ki abi ya aman al staffını senin olsun ya. Hangisiydi o. Verilas quest'i değil miydi o? Hangisiydi o? Scratcher şey. E yok. Ha mi görünüyor? Ha şu. Gitmiyorum abi ben oraya. Oradan geçmez bu araba. Tamam. Oh mis. Öbek öbek quest bak. Oh 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 oh. Her yerde. Ey maşallah tosunuma. Şimdi bize bir item verip de kafamıza taktıracaktı. O da daha şurada, dur daha onu alacağız. Klasikte serverlar arası hesap geçirebiliyorsun, ücreti mukabilinde. Ee, ama Horde'dan Alliance'a, Alliance'dan Horde'a geçiş yok. Sadece e, aynı faction'da oluyor. E tabii canım raid olunca bir tık daha yorucu oluyor onu biliyorum. Staff'taki int staff'ı kullanmasam da karakterime işliyor mu değil mi stat olarak? Yoksa kasmam gerekiyor mu? Yok kasman gerekmiyor. Ee, kasman gerekmiyor. Staff skill'i sadece staff'la vurduğun anlarda geçerli. O staff'tan gelen herhangi bir bonusu arttırmıyor veya eksiltmiyor. Kes 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 kas 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 kas. Karakter transfer edeceksen üstündeki altınlar ve eşyalar ve bankadakiler geliyor sevgili Cengizes. Ama level 60'ta en fazla 2000 gold getirebiliyorsun. Zuk. Eee Zuk. Zukzuk. <laughs> <laughs> ee, zuk zuk. Yani iki bine e şey yaptıları da ne oluyor ki de ne oluyor insanlar eşya transfer ediyor. Zadolu hoş geldin bu arada aramıza. Bu yıl benim takipçi alma hızımdan çok e, şey alıyor. Bu arada eğini takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Sayılar matters önemli. Sonra o sayılara bakıyor insanlar beni kötü 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 görüyorlar. Bazen hatırlatmak gerekiyor. Aynı youtuberların. Ama bu videoları izliyorsunuz fakat yüzde 955 bininiz hala abone değil falan demesi gibi. Çok anlamsız buluyordum ama e, hatırlatmayınca da insanın aklından çıkabiliyor. Instagram yok mu? Instagram'da var. Zaten akfon yazınca kaç tane isim çıkabilir ki Instagram'da? muhtemelen ee, bizim kitap evi ve benim akfon çıkar o kadar. Çok Instagram kullanan birisi değilim ben. Ne yapayım oraya? Kamera açmıyorum ben burada. Instagram'a ne atabilirim ki acaba? Çocuklarımla falan fotoğrafımı atıyorum. Ne yani? Aha var. Alt diyor. Şimdi biz bunu kesersek bu main'iyle gelir. Gel sen de bir gelir sen de iki. Allah, Allah ZG buffında varmış. Gel de sen buradasın. Hop. Kaçma lan. Huh. main ile gelirse <laughs> ne yapalım <laughs> sağlık olsun beni çok özendiriyorsun tekrar başlayacağım bu oyuna klasik mi yoksa yeni peç mi başlasam bilemedim ee, o senin tercihin çünkü ikisi aslında birbirinden farklı deneyimler sunuyor ne desem bilemedim Klasikteyiz burada e, çok güzel sohbet muhabbet ortamımız var Gelirsen bekleriz Gelmezsen de canın sağ olsun Retail'de olsa World of Warcraft World of Warcraft'tır Ben yine de Bir oyuncu daha kazandık diye mutlu olurum yani İlle beraber oynayacağız diye bir kaydı yok Ney varmış bandit Bandit. Buralarda hep bandit mandit var zaten. Gidem de öldürem. Berber var mı klasikte? Ya kov şaman. Her e, kuşu vurduk. Bir berber mi kaldı? Klasikte olmayan milyonlarca şey var. Sence berber olabilir mi? Ne yaptın? Next 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 deyip açıp karakteri. <laughs> Değil mi? Çünkü <laughs> birçok insan öyle. Transmok olmasın. Klasikte Transmok hiç e, güzel olmaz. Klasik ateşin ve inancı ne? Klasik ateşin icadının hemen sonrasına denk geliyor dönem olarak. Aynen. <laughs> Ama burada benim aradığım e, yaratıklardan yok. Yaratıklarım nerede? Mage diyor, mage diyor. Ben daha mage değil ki. Şunları öldürmem lazım işte. Bandit Kim öldürüyor lan thiefleri, banditleri? Ha buradaymış bak. Ah ne güzel istedim. Bak Paladin bu inanç falan demeye başladı. Ya bizim ruhumuz Paladin. Benim ruhum Paladin bunu herkes biliyor. Başkan değil mi o? Ne yapıyor oğlum bu? Troll Hunter kardeşim, ne yapıyorsun sen acaba? TVC'ye yaklaşınca böyle oluyor ruhum paladin falan. Yani bunlar ee, belki de hepsi birer e, o büyük oyunun parçası. Bir bakmışsın. Aslında ben hala Alliance'mışım. Düşünsene. <laughs> TV'si <laughs> TV'si geliyor. Böyle 3, 2, 1 geri sayılıyor falan. Herkes abi beraber kasıyoruz falan gazıyla. Ben giriyorum. <laughs> Stop <it> müziği. <music. gülüyor> Çok seversiniz değil mi? <laughs> Ay çok. Ay çok kötü olmaz baba. Gerçekten. Abla işte sırt tutamıyorum yani öyle. Ağzım durmuyor benim. 700 kişi değil mi? direkt. Ay ben bu e, Guild'deki insanları biliyorsan ben öyle bir şey yaparsam üşenmez e, Golemak'ta karakter açıp 7-24 beni genklerler. <laughs> Büyük oyunu kendi kendine bozun. Doğru. Dandit herkesin yaptığı gibi pardon herkesi bir yere toplayıp Silvanas'ın yaptığı gibi ateşe verecektik hani niye deşifre oluyorsun ya ablacım ama yani bunu bizim yapmayacağımızı herkes bilir ya. Biz Silvanas gibi bir çizmiyiz. Şimdi Silvanas gerçekten o ağacı yakmasını şeye mi bağladılar? Çünkü Jailer'a yardım ediyordu ve işte Mav'a daha fazla ruha ihtiyaç vardı. Yani o zaman bütün savaşları amaçları hep aynı mantıkla bu hizm buna hizmet ediyordu ya bağlayabilirler değil mi? <laughs> Çünkü çok geniş bir şey. Hayır orukları kurtarmış mı aslında? <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> Tövbeler olsun. Ya Retail lore'unu anlamıyorum. Anlayamıyorum çünkü çok hızlı değişiyor. Bu da Blizzard'ın ay e ayıbı. Eksikliği. Standart böyle lineer bir gidiş yok ya. Sonra aslında öyle değilmişlere bağlanıyor iş. Oralarda benim kafa almıyor artık. E tamam ağacı yakınca o Night Elf'lerin ruhları ne oldu? Mav'a gitti değil mi? Yani Wisp olarak normalde gitmiyorlardı ya. Ağacı yakmanın mevzusu o ağaç olunca ağaç yanınca mava gidiyor artık. Öyle olmuyor mu? Night Elf'lerde. Bu hikayesinin sonu ne olacak? Silvanas'la Anduin evlenir. Ee... Art da çocukları olur. Net soykırımda uzatmasınlar. Soykırım tabi canım. Ama bu yaratıklar böyle çıtır çerez ölürse ben sabaha kadar kasarım. Bir anda şöyle of tam farm moduna geçtim. Ayakları da uzattım. Oh göremiyorsunuz tabi. <laughs> Kamera kapalı çünkü. Westing'i gece yapacaksın. Valla sakin oluyor. Gündüz zannetmiyorum ki buralarda böyle yapılsın. Teşekkür ederim Recep. Ee, sana da iyi geceler. Deluxe bir. Leatrix Plus. Edo'nun adı. Biraz ceset yiyelim yahu. Oh. Hams hams hams. Bekliyoruz. Yaza göreceğiz ne yapacaklarını bakalım. Torgas raidinde zevkle. Hey ya. Hey ya. Yaz ama. Mayıs'ın sonu demiyorlar mıydı abla 9.1'e? Yani böyle Mayıs'ın sonu gibi getireceğiz muhabbeti yok muydu? Yaza mı kaldı o da? Ona da mı tam tarih vermediler? Ben hep onu Mayıs'ın sonu gelir. Yani geleceğe daha böyle kesinleşmiş gibi düşünüyordum. Hmm. Aa, anladım. Tahmin. Eşim ve elde 5 vs 5 yapıyoruz. 5 tane random ort buldum. El daldık. Da <laughs> I like pizza ya. Harika ne kadar güzel. Oyun gibi oynuyorsun. I like pizza. Gwip'ten çıkacaksan ama haberimiz olsun kardeşim. Sonra şey yapma. Ağlama. <laughs> Diablo 2 gelse keşke. Diablo 2 net aralık gibi falan çıkacak. Sana bir adet Angel Management Talent'ı yazıyorum, 8 Yani içindeki şeytanı bize gösterdin. Hem de bunu yayındaki herkese de göstermiş oldun. Sadece bana da değil. <laughs> ben bilmem çok olan bir şey, çok az olan bir şey ama herkesin gözündeki değerinin de düştüğünü ben adım gibi eminim. Yani evet ben doğruları söylediğim için <laughs> insanlar söyler söylemez bilmiyorum ama ha bu da böyle mi hmm, oldu bence herkes. Yani kendine çok kötü bir PR yaptın. Bu <laughs> çok harika ya. Ee, az önce ilk dungeon'ımı yaptım. 5 kişi herkes guild'dendi. Çok iyi. Ne kadar güzel ya. Deloxa bir. Üf. Abi siz çok güzelsiniz, siz harikasınız oyuncular olarak, bu ildin e, üyeleri olarak, topluluğun bir parçası olarak. Bunu öyle hani biz bir aileyiz geyi olarak söylemiyorum ama cidden öyle. Herkesin ana hedefi oyundan keyif almak. Belli ki Eyslat hariç. <laughs> Onun için de öyle güzel bir ortam oluyor. Keşke böyle 8.3'ten sonra falan e, böyle bir oluşum yapsaymışım diye düşündüm hatta. Hani o zamanlarda çünkü retail bitmişti ya çok oynanmıyordu. Biz bir aileyiz geyik miydi? Biz bir aileyiz geyik değil aslında. Valla bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar şaka değil. Son bir 10 gündür yenge fonu toplamda 3 saat gördüm. Büyük kızımı toplamda 2 saat gördüm küçük kızımı da 1 saat gördüm herhalde yaklaşık işte fakat her gün en az 8 saat falan yayındayım yani aile olsak sizi daha az görürdüm bence aileden de ötesiniz. İyi mi şimdi bilemedim ben de Öyle bir konuştum ki tam ee, Siyaset konuşmacı şeyi Konuşmaları Hani nereye çeksen oraya gider <laughs> Hayalimdeki baba <laughs> Ya büyük kızım diyor ki Babacığım diyor bant alabilir miyim diyor Ben de tabii ki bir kırtasiyesi olan adam olarak Tabii ki diyorum o şey, şirkete geldiler işte dükkana Yengefon dedi ki nop alamazsın Ne oldu ki dedim <gülüyor> sen <gülüyor> Çakal ya Bant almış komple açmış açmış Onu böyle buruşturup buruşturup kendisine top yapmış Kızım sen bandı açtın ve onları hep ziyan ettin dedi Yengefon <laughs> Büyük kız da dedi ki anne öyle denedim bir sonra sıkıldım attım dedi <laughs> Atla bak. Atla bak. İyi <laughs> kasediyle yapardık. Çok doğru. A bu arada ben çok laf edemiyorum. Niye? Ee, bizimkiler ben ortaokula falan giderken fotokopi makinesi e, satış ve teknik servisiyle ilgili uğraşıyorlardı. O zamanlar e, işimiz oydu. Ve tabii ki genelde kırtasiyelere iş yapıyorlar ya bir sürü de kırtasiye malzemesi oluyor evde. İşte bir liste veriyorum kurşun kalem kırmızı kalem falan diye düzünelerce geliyor. Evde düzünelerce kalem var. Ben ne yapıyorum baba? Ben o kalemleri alıyorum. Bayağı iki kutu şeyi. Joan Faber kırmızı kalemi mesela. Okula götürüyorum. Kantinde kaç para? Diyelim ki 50 kuruş. Gel vatandaş 25 kuruşa kırmızı kalem. <laughs> Tabii ki. Oh, <laughs> öyle öyle paralar yoinklemişim ki babamın içine oturmuş. Bir tane üniversitede abi işte bilmem ne kitap alınacak para verir misin falan diye sallamışım belli yani. İyi de para sallamışım. Ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Sonra da tabii ki aradan zaman geçiyor ya. Babam da diyor ki oğlum kitap nerede? Ben de diyorum ki babacım kitap Hasan da. Hasan diye bir üniversite arkadaşım var. Liseden de arkadaşım. Aradan zaman geçiyor. Babam yine soruyor. İşte baba e, Hasan daha vermedi. Hasan şöyle yaptı. Hasan böyle yaptı. Ne kitabı hatırlıyorum. Ne kaç para aldığımı hatırlıyorum. Ama babam hala kitap hala Hasan'da mı diye geyini yapıyor. Demek ki yani bir baba evladına verdiği parayı o kadar kafaya takıyorsa demek ki iyi parayı o yüklemişim. Kesin de yoinklemişimdir. Aman aylak like pizza. <laughs> o anılar eskide kaldı. Action House yeteneği buradan geliyor demek. Pum. <laughs> evet. Doğru. 4 diyor 43 diyor ya bu quest'i bulamadım ben şu şeyi bilmem kimin kafasını dolanıyor mu dolanıyor mu yok bunlar üçlü beşli geziyordu genelde ama yoklar calip mi cülüp mi bir şeydi adı da. calip kalip kalma al hiçbir şey çıkmıyor. Patrol geziyor da işte buralarda geziyor. Level'ı da düşük aslında. Uzaktan görürüm diye tahmin ediyorum. Ortada hiçbir şey yok. Buranın etrafında falan buluyorduk galiba onu ya. Abi, view Distance'ı nasıl arttırabilirim ya resmen 10 yard, 100 yardın ötesini göremiyorum. Leatrix Plus ee, her derde deva. Leatrix Plus aspirin gibi don arkadaşlar. Leatrix Plus'ta ee, view distance diye ee, şey var pardon maksimum kamera zoomu gibi bir şey var oradan halledebilirsiniz. Alliance olan arkadaşlardan orada kestirip port oyuncuları da paralı koruma teklif etmemizi ne zaman izleyeceğiz? ha Alliance'da olan arkadaşlara hort kestirip port oyunculardan paralı koruma teklif etmeyi ne zaman isteyeceğiz? Ya çok şey olur ya Salih. Yani, role play olarak olur ama ona da insanlar çok triggerlanırlar. Bu arada evet yayın dışı bunu yapıyorum. Yapıyordum. Ee, çünkü hem Hort hem Alliance oynadığım için golemakta akıllı ol yoksa alırım façanı deyip e, birkaç insandan şu kadar para verirsen bu kadar böyle yaparım gibi e, ahlaksız tekliflerle paralar aldığım doğrudur. level 51 47 gold diyor umarım 47 gold ediyordur gerçekten Niye ben lawful e, evil'ım evil aslında oyunda Evet lawful evil'ım um. Doğru Kurallara uyarım ama o kurallarda bir açık varsa da onu da kullanırım yani. Lan vur be Heh. Sotuk Eyvallah Mailler gelince ben Bu arada şeyi ee, Yani Düşük level arkadaşlar için düşük levelden kastım 60'a kadar olan arkadaşlar için size çıkan lockboxları gönderirseniz bana ben açıp gönderirim. Sadece maila bir asdas fas bir şeyler yazın. Bazen mailleri otomatik oto şey hepsini aç deyince kimden geldiğini göremiyorum çünkü onu da siliyor. Öyle bir nokta virgül bir şey koyun. Ne yapıyorsanız yapın. İçinden malzemeyi alınca mail o zaman kalıyor ya. Açıp gönderiyorum böylelikle işiniz görülüyor Ben de 3-5 skill almış oluyorum ee, Öyle Klasik PvP'nin en güçlü karakteri kimdir sence? Ee, Warlock ve Shadow Priest Sonra Mage ee, Hunter ya bu dörtlü çok güçlü ya. Bu saydığım dörtlü çok güçlü. Warrior falan. Fasofisu. suta 1v1 konuşuyorum ben. Grup PvP'de de inanmayacaksınız ama Warrior ve Paladin. Evet Paladin. Çünkü arkasında Paladin olmayan Warrior hiçbir şey. Yok bizim bu patrol buralarda yok bismiş dolanmıyor. İyi oynayan antır, ee, cidden çok büyük sıkıntıya neden oluyor. Çünkü hunterların sevgili arkadaşlar çok e, yüksek bir health pool'u oluyor. Klasikte fightlar zaten genelde kombolar üzerinden dönüyor. E, diyelim ki hepinizin bildiği bir şey olsun. Mage'in pompyro bu yıldı. Meijin Pompyros'un belli bir damage'ı var tamam mı? Maksimum bir hasarı var. Bu maksimum hasarı da işte diyelim ki 5k olsun. Ondan sonra Mage'in bir ekstra hasarı yok ya np 5k'yı geçtiği anda zaten o kombodan kurtulmuş oluyorsun. Veya da Rogun işte standart stunlock kombosu. Sen Rogun o standart stunlock kombosuyla vursan vursan işte ne bileyim 5k hasar vuruyorsun. E Hunter'ın 6K AP'si varsa geçmiş olsun. Adam bir uzuyor. İyice. Skill kit'i de hep söylüyorum. Beni burada bazen eleştiriyorsunuz da. Abi ölür, olur mu öyle şey diye ama. Skill kit'i çok kısa kuldanlardan oluşuyor. Şöyle ki özellikle 1v1'den konuşursak yine. Mesela düel yapıyorsun. Karşısında da sallıyorum bir Warlock var. Warlock Dead Coil'i e atıyor 2 dakika sonra ancak atabilecek Hunter Scatter Shot atıyor 30 saniye Daha o PvP devam ederken bir daha atabiliyor İşte Feign de atıyor bilmem kaç saniye Yine atabiliyor anlatabildim mi yani aynı düelde bile birkaç kere kullanabiliyor O cooldown'ların kısa olması uzun olması Aslında bu kadar Önemli Yani Rogue'un cooldown'ları varken 10 dakikalık kuldanları dahi işte e, preparation vesaire her şey varken hadi diyelim ki kesemeyeceği klas yok. Ama bir kere. Ne yapacaksın abi? 10 dakikada bir mi keseceksin? Bu şey demek gibi. Warrior'ın kuldanları varken kesemeyeceği klas yok. E ne yapsın? 30 dakika rekness nasıl, nasıl beklesin adam? Yani aslında birbirinden farklı şeyler değil. Kuldanlarınız ne kadar kısaysa ee, oyunda o kadar fazla şey yapabiliyorsunuz. Aktif oynayabiliyorsunuz. O kadar fazla da PvP'ye girebiliyorsunuz. Kirist'ın da zaten avantajlı olmasının nedeni o. En baba cooldown'ı Dwiring Plug. O da işte 2 dakika mı 3 dakika mı ne yani. Batır kütür her şey geliyor. Bir shield'ı yıldı, e, zartı zurtu. Klasikte dot damage'ı bozuk evet. Yani klasiğe bir balans e, fix gelecek olsa Yayının e, birkaç saat öncesinde de konuşmuştuk Kesinlikle bence Warlock'a biraz PvE boost'u gelir Spell hit Talent'la Ve DOT'larının demucunu düşürürlerdi Eğer klasik hani Burning Crusade falan gelmeseydi devam ediyor olsaydı Abi bu harita benim gözümü yordu herhalde ya. Monitörü bir... Dur theater moda alayım sanki daha iyi oldu. Bir karanlık gibi oldu. Hah. Beyaz beyaz ya her yer. Hunter'ların resetleme imkanı kaldırılmalı bu Raising Trap. İşte onu da retail'da güzel yapmışlar. Yani 8 dakikada bir Ya pardon, 8 dakika diyorum. 8 saniye sürüyor ya En Baba şey, eee CC o gayet güzel bence. Patır kütür resetleyemiyorsun fight'ı. Yani klasikteki gibi resetleyemiyorsun. TBC'de 10 saniye miydi ya? 8 mi başlıyordu? Hatırlamıyorum valla. Başıyla sonu arasında TBC'nin bir sürü bir şey değişmiş olacağı için. Abi bu kaptanın key neydi? tosunun ne vurduk be O şuradaki şey değil mi? Halitalar, Malitalar çıkıyordu da üçünü birleştiriyorduk öyle miydi? Yoksa o direkt kapların anahtarıyla mı oluyordu? Hatırlayamadım onu ya. Unique. Hmm, sanırım anahtarlı oluyordu evet. Bu GB raid'larda neden gear check var ee, ki çok anlamsız. Öbür türlü de abi kredi kartını eline alan gelir. O raid bitmez ki. Yani belirli bir eşya olsun. 15 saat naksramasta vakit öldürmeyelim şeyi o. Hangi serverda yapıyorlar ki EBTU? Burada mı? Ya kalabalık serverda bence daha çok yaparlar. Bir adam var çünkü. Ne kadar çok fazla oyuncu varsa o kadar çok ihtimal de var ya. topluyormuşuz burada Aynen gold bit mantığı tam olarak düşündüğün gibi Puvda biz, Eşya düşüyor. Postam item düştü. Adam linkliyor. Diyor ki işte bu. Linkliyor. Onların zaten bir starting price'ları falan da var. Artık uzun zamandır yaptıkları için minimum bit falan da koyuyorlardır. Sonra diyorsun ki işte 100 gold mı starting? 100 diyorsun. Diyor öbürü 150 diyor. 500 diyor. Sonu yok kaça kadar giderse. Bir noktada o bidding bitiyor. Kim kazandıysa satıyorum satıyorum sattım. Hayırlı olsun hayrını gör paranı al paranı ver. O kadar para da ee, bu run'ı düzenleyene gitmiyor tabi. Onun bir %70'ini falan raid'e katılanlara dağıtıyor. Yani 40.000 gold oldu diyelim. Herkes biner gold almıyor da. Herkes 700'er gold alıyor. Geriye kalan işte bir 8 10000 bin goldunu da e, run'ı düzenleyen kendisi ve işte bilmem diğerleri için falan alıyor. Gold pit run'lara girmeden önce bir de şunu da yapabiliyorlar. Kardeş kaç param var bir göster bakalım. Trade'e bir koy. Yani 1000 goldla mı geliyorsun? Sadece para kazanmaya yoksa 50.000 goldla gelip bunu harcamaya mı geliyorsun? Bilelim gibisinden. Tabi diyelim ki mesela sen öyle bir ana girdin. Bir tane eşya aldın. 5000 gold verdin. Run sonunda da işte hesaplıyorlar, kitaplıyorlar. Herkes kaç para harcıyor ya. Bir sürü de para birikiyor. Evi bakmışım. 5000 gold verdim derken 2500'ü cebine geri gelmiş. 3000'i geri gelmiş. Öyle bir ortam kuruldu ki çıkıp retail'e giresim gelmiyor. Girme abi. Nerede keyif alıyorsan orada dur. Keyif almak için oyun oynamıyor muyuz? Ben bu, bu arada bu tür klasik oynayan oyuncuların aslında e, ee, klasik böyle işte biraz hardcore oynayan oyuncuların özellikle aslında Retail'da güzel Raider'lar olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü biraz azim işidir ya Raid yapmak falan. Ben büyük bir guild olsam Retail'da muhakkak klasikte de bulunur. En azından orada hani scouting diyorlar ya o tür insanları Retail'a kendi guildime çekmeye orada işte denemeye falan da çalışırdım Evet sistem fena değil gold bitran ee, kötü bir olay değil Tamam birçok insan gold bitramlardan dolayı para satın alıp o eşyaları öyle alıyor falan Ama Abi ben şimdi elemeye göz nuru gidip kasıyorsam zaten 20.000 gold e, Bayağı bir para yani ona da bayağı emek vermişim Bir zahmet, O eşyayı da alayım Sen artık Ritual'da klasikte büyük bir guild sahibisin Ritual'da e, scouting'e gelsene <laughs> Estağfurullah ablacım yani sahibi demeyelim e, Sadece ben de bu guild'in bir üyesiyim Ben Ritual'a e, Ritual gelirsem 9.05'de bir bakarım zaten abla Arada bir bakarız ne oluyor ne bitiyor Hiç şey yapamadık Denk getiremedim ya programda yol dolu Çok şükür Blizzcon blizzcon falan derken Ben bugün Şey düşündüm ve Ne kadar hak vereceksiniz bak hep diyorum ya Burning Crusade'in betası abi herhalde bu sefer verirler falan diyeceksiniz de işte betasını da verseler e, oynasak işte geçen sefer klasikte olmadı zarsurt falan e Diyelim ki Yarın dediler ki Okan'cım betaya seçildin Öyle bir mail geldi. Ben TBC'nin betasını oynarken nasıl klasik oynayacağım? <laughs> Değil mi? Nasıl olacak o işler? Hiç bilmiyorum ya. 9.05'deki en büyük yenilik ne? Valor sistemi. Efendime söyleyeyim başka. Valor sisteminden başka ne var? Ee, bakarız işte ya. Valor sistemi var, o kadar. mitik Plus'çıların şeyi yani. Ee, mitik Plus'çılar çok ağladı. Ee, PvP'ciler bizden daha fazla eşya alıyor. Üü, biz neden şöyle böyle yapamıyoruz? falan dediler. Blizzard'da dedi ki alın lan siz de alın. Alın siz de alın dedi. <laughs> Ve da doğa kurmama gerek yok bu arada. Silver Moon'a gidin. E, Spear Guild'inde oynayın. Buradaki ortam nasılsa benim gördüğüm kadarıyla oradaki ortam da öyle. E, Valla çok da güzel. Oynaşıyorlardı orada insanlar. Oynaşmak karşılıklı oynamak işte. Oynaşmak abi. Türkçe lan bu. Oynaşmak oynaşmaktır yani. Karşılıklı oynamak anlamındadır. Hani konuşmak ya. Mesela oradaki şey. ama işte edebi edebi işler. Evet evet şey gibi değil pvp'deki gibi değil Onların bir Barajları var değil mi Artı 5'leri mesela bütün hepsinin artı 5'ini Yaparsan diyor ki Eşyanı en fazla sallıyorum şimdi 200 upgrade edebilirsin Artı onları yaparsın hepsini şu kadara Falan gibi Üstadım biraz Hunter'ı övebilir misin? Kararsızlıktan Hunter açtım TBC'de mage kasacağım büyük ihtimal ama e, zaman geçsin diye Hunter'ı level'lıyorum şu an KM Bu laflarımı not al İstersen clip al Mage açmayacaksın Hunter'ı o kadar çok seveceksin ki TBC'de de Hunter oynayacaksın Ve diyeceksin ki ben 10 Mart 2000 21 tarihinde gecenin saat 2.29'unda ne kadar doğru bir karar vermişim. Cık. Ya yaratığı öldüreyim dedim de o da olmadı. Lan level atmış adam buraya niye geldi ya? Hunter'ı ne öveyim ki KM? Hunter geldi benim ağzımı kırdı. Ben şimdi nasıl Hunter öveyim? Hunter eli değen bir daha bırakamıyor. Hunter kalp ben. Canım Hunter'ım. <laughs> bu hafta artı 15k achievement yetiştiremedim. Yarınki FX zor bayağı. Yine haftaya kaldı. Hmm. Bu bir yatırım tavsiyesi mi? Ee, yani artık siz nasıl derseniz yatırım tavsiyesidir. Evet. O yatırım tavsiyesidir. YT, YT'dir. YT'de değil. YT'dir. Yatırım tavsiyesidir. Hunter açın. Yolda kalmayın. Hunter sizi yarı yolda bırakmaz. Hunter değerlenecek. Bu da biz. iyi geceler İyi geceler canım benim Eğer oralarda oralardaysa bu arada ben de yayını kapatacağım ha ee, Sebebi de şu zaten level 49 olunca Kapatacağım <laughs> Evet Niye kapatmayayım ki 49 olacağız yani bugün Tam 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil 5 level birden e, almış olacağız. Değil mi? Öyle olacak. Kaç level almış olacağız? 5 level. Efnan geri dönmüş galiba. Evet evet. E, Efnan yayındaysa hatta hala buradan hep beraber Efnan'a gideriz. Ona da güzel bir hoşluk olur. E, daha da memnun olur. Biraz sohbet muhabbet ederiz. Ondan sonra Cima. Öyle işte. Twitter'da falan görmüştüm. Hatta eğer daraldıysan kız şeye, TBC'ye gel biraz kafan dağılır falan diyordum. Bugün yayın açtı dediler. Ne kadar da mutlu oldum. BBC'de kaç şaman alınacak? 3 resto, bir elemental, bir enhancement. Toplamda 5 şaman. Şaman! kadar antre olunca loot için kurtlar sofrası kurulacak. Antre oynayan düşünsün. Değil mi? Direkt bot gibi başladım ya. Evet ben de sevindim döndüğünü zaten. Evet evet ablacım yani e, işin aslı ela ya düzgün İşini layıkıyla yapan çok fazla World of Warcraft yayıncısı yok Zaten ee, Hani şey de belli Kitle de belli sayı olarak Bu düzgün insanlar da mesela Umut dalaran postası bugün dalaran postası web sitesinin 3 gün sonra kapatılacağını Yazmış Twitter'a e, çok üzüldüm Güzel güzel içerikler üretiyordu o da komüniteyi yukarıya taşıyan insanlardandı. Efnan gitti, işte Ayşe gitti, Fatma gitti, Ali gitti, Veli gitti. Kim kaldı? O olmaz ki. Sonra bekle ki işte ne bileyim Okan yayın açsın, bekle ki Miraç yayın açsın. Ya öyle 2-3 kişinin sırtında olunca çok iyi olmuyor yani. Çeşitlilik her zaman güzeldir. Ben birinden bir şey görür, onu geliştiririm. Birisi benden bir şey görür, onu geliştirir. Bir ortaya bir fikir çıkar, ortak bir şeyler yapılır. Bunlar güzel. Bak, biz konu Türkçe olarak kaç tane insan ayrı ayrı e, etkinlikle sunabildi. İsteyen miraçtan izledi, isteyen benden izledi, isteyen utku'dan izledi, isteyen bir başkasından izledi. Hatta. Yani fikir olarak da, görüş olarak da Abi dur bakayım bir de bu ne diyor deyip de bakabildi insanlar. Aktif oyunculardan bahsediyorum tabi. Güzeldir, çeşitlilik iyidir. Olsun. Ben döne döne izledim herkese kardeş payı. Ben de döne döne izledim. Kendim e, Blizzcon yayınlarından sonra gittim. Hem e, Utku'yu hem de Miraç'ı izledim bir şey kaçır, kaçırmış mıyım diye. Ee, bir globale baktıklarım falan zaten saymıyorum. Bandaj yok. İmdat. Manişmiş. Ahanda impargrulanmışlar Ha xp'si bana geldi İyi Ne oluyor abi yaratıklar bir Birbirine gidiyor birbirinden geliyor Oh Çok tatlı oraya Dereret Evet, Kaç tane oldu? 19. Okay. Şurayı da yaparız. İçeride bir quest item var şurada. Orayı da yapar alırız. Level'ımızı Burada yukarıda mıydı ya aşağıda mıydı yoksa? Yukarıdaydı herhalde. Hah burası aynen. Stolen kargo. mesela malum yerin destek verdiği Okan dışında kimseyi izlemiyorum. İzlemek de istemiyorum ki son dakika Okan'ı davet ettiler Blizzcon için gördüğüm kadarıyla. Malum yer nereye? Yok be Blizzcon 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı anda zaten davet edildi herhalde. Tabi diğerlerini bilemiyorum da. Şeyden bahsediyorsanız Blizzard'ın PR tarafından bahsediyorsanız. Ya ben hep biliyorsunuz kötüye kötü iyiye iyi diyorum. Allah Son 6 aydır Çok da güzel Çalışılıyor Hatta 6 ay değil Shadowlands ne zaman çıktı Shadowlands'in çıkmasıyla Beraber Çok güzel PR'ları yapılıyor çok da mantıklı kararlar alınıyor Çok daha aktifler Onun için ee, çok katılmayacağım yani biraz daha işin içinde liyakat olduğunu görüyorum PR her zaman olacak reklam her zaman olacak Ama ee, Yani işi bilenine yaptırma konusunda da doğru hamleler atıyorlar benim gördüğüm Blizzcon'da e, biraz sahipsiz kaldık ya Community Manager falan durum olmadığı için Ondan öyle bir yani fark ettiyseniz hiçbir yayıncı hiçbir Türk yayıncı bir hafta önceden 15 gün önceden falan yazmadı. Bir gün öncedir işte 12 saat sonradır falan. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda herkesinki belli olmuştur. Abi son kafa çıkmadı diye uğraşıp duruyorum. Eee Aa, PvP item falan yok mu abi AV'den? Çıkart çıkmak istemiyor. Var var. AV'den yüzük var sana. I like pizza. Yani PvP setim de gayet güzel Hunter'la. Şaka yapmıyorum. Hunter'ın PvP'si de e, Alterac Valley'de çok keyiflidir. 41 yard'dan vur vurabildiğin kadar. PvP seti de gayet güzeldir. Tavsiye ederim eğer öyle oynamak istiyorsan. Hunter PvP de çok keyifli. Seni yerine ben o kadar. Yok abi ben eleştirileceğim zaman söylüyorum ben aynı bak Farklı insanlar da değil aynı insanlar iş yaptığında da e, Liyakat üzerinden attığım tweet hala duruyor. E, aynı insanlar güzel iş yaptığında Yine Twitter'ımda Son zamanlarda çok güzel PR oluyor. Helal olsun kim başındaysa dediğim tweet de duruyor. İyi de öldür. Ama hakkını ver. Zaten böyle olunca da insanlar senin samimiyetine inanıyor. Yani kuru kuruya e, haterlık yapmadığını görüyor. Diyor ki demek ki burada işte bu kişiye göre yanlış bir şey yapmışız. Çünkü ben de bunda bir karar merci değilim. Demek ki bunda da doğru bir şey yapmışız hakkımızı iade etmiş diyor. Benim bakışım böyle. Kimse de kusursuz değil herkes yani koca koca firmalar ne büyük büyük hatalar yapıyor. Onun için olabilir böyle şeyler. Niyetler bozuk olmadığı sürece... Hiçbir problem yok. N 41 mi? Klasikte bir yard torpil var. Retail'da 40. Ee, evet 41 yard'dan vuruyor. Fire Mage'ler de 41 yard'dan vuruyor. 36 mı? Yok, 41 yard olması lazım. Aynen. 41 yard ablacığım. Warrior ve e, Paladin vardı burada. Millet farmlıyordu. Farmlananlar <laughs> olarak Vurduğumuz parti sonucu adamlar ragequit attı sonunda, helal olsun bir aylak pizza. Biliyorum, biliyorum deniliyor. ya. Yani ben sadece... Siz müsterih olun. Herkes hak ettiğini, hak ettiği değeri görüyor noktasındayım. Empower Sandice. Verdik. Evet sevgili Twitch. Twitch, Twitch, Twitch ve de sevgili YouTube. Bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Efendim kısaca toparlayacak olursak tabii ki ben size... 9 saatlik yayını nasıl kısaca toparlayayım? Şöyle toparlayayım. Çok basit. Bugün boost nedir? Nasıl yapılır? Yayına öyle başladık. Biraz boost aldık. Ondan sonra da herhalde bir level'ı kendimiz kastık. Güzeldi. Güldük, eğlendik. Bir şekilde 49 level'a ulaştık. Yarın ola hayrola. Yarın kaça kadar gider? 50 herhalde görürüz ama 50'den sonra nereye gider? Belki yarın 50-51 olursak ilk Altarak Valley'imize girer miyiz? Bunların hepsi bir merak unsuru, bir düşünce göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili YouTube. Biz burada <laughs> Twitch'te hep beraber bakıyorum. Eğer valideceğim onlansa, onlinesa Efnan. Efna'na gidiyoruz. Ahan'da online. Hiçbir yere kaybolmuyorsunuz. Hep beraber Efna'na gidiyoruz. Efnandan da uyumaya gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.